Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. 9. bölüm. Bir anda sesler kesildi odada. Prensin ne dediğini anlayamamış, anlamak istemiyorlarmış gibi herkes ona bakıyordu. Gavrila korkudan dona kalmıştı. Nastasya Filipovna'nın gelişi, özellikle o anda gelişi herkes için son derece tuhaf, kötü bir sürprizdi. Nastasya Filipovna'nın buraya lütfedip ilk kez gelmiş olması bir yana, o güne kadar kendisini pek yüksekten satmış, Gavrila ile konuşmalarında onun ailesiyle tanışmak istediğini bile dile getirmemiş, son zamanlardaysa dünyada öyle birileri yokmuş gibi onlardan hiç söz etmez olmuştu. Gavrila kendisi için tatsız olan aile konusuna Nastasya Filipovna'nın son zamanlarda hiç girmemesinden bir bakıma hoşnuttu. Ama yine de ailesine böylesine küçümsemesini hazmedemiyor, bunun hesabını ileride görmeyi düşünüyordu. Nastasya Filipovna'nın onun ailesini alaya almasını, iğnelemesini beklerdi. Ama evlerine gelmesini hiç beklemezdi. Evlenmeleri konusunda ailesinde neler olduğunu, ailede ona ne gözle baktıklarını Nastasya Filipovna'nın çok iyi bildiğinden Gavrila'nın kuşkusu yoktu. Resmini verdikten sonra Nastasya Filipovna'nın şimdi de evine gelmesi hem de doğum gününde Gavrila'nın kaderi konusunda kesin kararını vereceği günde gelmesi bu kararın ne olacağını gösteriyor olabilirdi. Herkesin şaşkın şaşkın prense bakması uzun sürmedi. Nastasya Filipovna konuk salonunun kapısında belirmiş, prense hafifçe kenara iterek odaya girmişti. Ona doğru atılan Gavrila'ya elini uzatıp neşeli ''Nihayet içeri girebildim'' dedi. Kapınıza ne diye çıngırak takarsınız ki yüzünüzün hali ne öyle? Tanıştırsanıza beni. Ne yapacağını şaşıran Gavrila önce Varvara ile tanıştırdı Nastasya Filipovna'yı. Varvara ile Nastasya Filipovna birbirlerine el uzatmadan önce bir süre tuhaf bakışlarla süzdüler birbirlerini. Bununla birlikte Nastasya Filipovna gülümsüyor, neşeli görünüyordu. Varvara ise neşeli görünmeye çalışmıyor, Nastasya Filipovna'nın yüzüne canı sıkkın bir tavırla dik dik bakıyordu. En olağan bir nezaket gereği olan hafif bir gülümsemeden iz dahi yoktu yüzünde. Gavrila ise donup kalmıştı. Ricada bulunabileceği, yapılmasını isteyebileceği bir şey yoktu. Buna zaman da kalmamıştı. Ve Varvara'ya öyle tehditkar bir bakış attı ki, Varvara bu bakışın gücünden o anın ağabeyi için ne anlama geldiğini anlamakta gecikmedi. Bu yüzden Gavrila'nın karşısında geri çekilmeye karar vermiş olacak Nastasya Filippovna'ya belli belirsiz gülümsedi. Bu arada ne yapacağını iyice şaşıran Gavrila, konukla önce annesini tanıştırması gerekirken annesinden önce kız kardeşini tanıştırdıktan sonra bu da yetmezmiş gibi bu kez de tanıştırmak için konuğunu annesinin yanına götürecek yerde annesini konun yanına götürmüş ama annesi yine de durumu kurtarmıştı. Ne var ki Nina Aleksandrovna çok sevindiğini anlatmaya yeni başlamışken Nastasya Filippovna onun sözünü bitirmesini beklememiş hemen Gavrila'ya dönmüş. Onun yanına pencerenin hemen önündeki küçük divana oturmuş yüksek sesle şöyle söylemişti. Çalışma odanız nerede sizin ve kiracılarınız, kiracılarınız vardı değil mi? Gavrila'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Cevap olarak bir şeyler mırıldanacak oldu ama Nastasya Filipovna sözünü kesti. Kiracı nasıl alabiliyorsunuz bu eve? Çalışma odanız bile yok. Karlı bir şey mi bu bari? Biraz zahmetli dedi Nina Aleksandrovna ama karlı olsa gerek. Ne var ki biz daha yeni yeni. Nastasya Filipovna yine sözünü bitirmesini beklemedi Nina'nın. Gülümseyerek bakıyordu Gavrila'nın yüzüne. Birden bağırdı ona. Neden asıyorsunuz suratınızı? Aman tanrım şu anda yüzünüzü bir görseniz. Ama gülüşü kısa sürdü. Gavrila'nın yüzü gerçekten de çok kötüydü. Yüzündeki dona kalmışlık, komik ürkeklik, hüzünlü şaşkınlık kaybolmuştu. Şimdi bembeyazdı yüzü, dudakları kasılmıştı. Gülmeyi sürdüren Nastasya Filipovna'nın gözlerinin içine bir şey söylemeden kötü kötü bakıyordu. Nastasya Filipovna'yı gördüğü anda şaşırıp kalmış ve bu şaşkınlığını üzerinden hala atamamış biri daha vardı odada. Gerçi o önceki yerinde konuk salonunun kapısında dikilmeyi sürdürüyordu. Ama Gavrila'nın yüzündeki korkunç değişikliği beyazlığı o da görmüştü. Prens de bu. Neredeyse korku içinde kendini bilmeden öne atıldı. Gavrila'nın kulağına fısıldadı. Su için öyle de bakmayın. Onun bunu ilk anda herhangi bir özel amaçla söylemediği belliydi. Ne var ki söylediğinin olağanüstü bir sonucu oldu. Gavrila'nın bütün öfkesi bir anda prense yöneldi. Omuzlarından yakaladı onu, nefretle öfkeyle söyleyecek bir şey bulamıyormuş gibi uzun uzun baktı yüzüne. Herkes heyecanlanmıştı. Nina Aleksandrovna hafifçe çığlık attı. Kapının yanında beliren Kolya ile Ferdişçenko şaşkınlık içinde öyle baka kaldı. Yalnızca Varvara önce olduğu gibi kaşlarının altından dikkatlice izliyordu olanı biteni. Oturmuyor, kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş, annesinin yanında ayakta duruyordu. Ama birden toparladı kendini Gavila. Sinirli kahkahalar atmaya başladı. Tam anlamıyla kendindeydi şimdi. Olabildiğince neşeli içten bir tavırla ''Ne o prens, doktor falan mısınız yoksa?'' diye haykırdı. ''Korkuttun beni Nastasya Filippovna izninizle Kendisini daha bu sabah tanımış olsam da bu çok değerli kişiyi takdim edeyim size. Nastasya Filipovna şaşırmış gibi baktı prense. Prens mi? Prens ha? Düşünebiliyor musunuz? Demin antrede uşak sandım ben onu ve geldiğimi haber vermesi için buraya yolladım. Odada gülmeye başlamalarına sevinen Ferdiş hemen yaklaştı. Hiç önemi yok, hiç önemli değil dedi. Önemli değil. Nastasya Filipovna Az kaldı bir kez daha kabalaşacaktım size karşı prens dedi. Bağışlayın lütfen. Ferdiş Çenko, bu saatte işiniz ne sizin burada? En azından sizinle karşılaşmayı beklemiyordum burada. Gavrila'ya döndü. Kim? Hangi prens? Prensmiş kim mi bu? Kiracımız diye tekrar etti Gavrila. Besbelli prensi herkes onları içinde bulundukları zor durumdan kurtaracak az bulunur biri olarak görüyordu. Bu yüzden Nastasya Filipovna'nın önüne sürüyorlardı onu. Bu arada prens hemen arkasından galiba Ferdişçenko'nun Nastasya Filipovna'ya açıklama yaparken açık açık budala diye fısıldadığını duydu. Nastasya Filipovna prensi yukarıdan aşağı son derece senli benli bir tavırla süzerken sürdürdü konuşmasını. ''Söyler misiniz demin sizinle ilgili öylesine feci yanıldığımda neden uyarmadınız ki beni?'' Sabırsızca prensin cevabını bekliyor, bu cevabın kesinlikle yine kahkahalarla gülmesini gerektirecek aptalca bir cevap olacağından emin görünüyordu. Sizi birden karşımda görünce, diye başlayacak oldu prens. Peki karşınızdakinin ben olduğumu nasıl anladınız? Daha önce nerede gördünüz ki beni? Aslında ben de daha önce görmüş gibiyim onu sanki. İzninizle sorabilir miyim? Karşınızda beni görünce neden öyle dona kaldınız? Dona kalacak ne var bende? Ferdişenko yüzünü buruşturarak hadi bakalım diye sürdürdü konuşmasını. Hadi aman tanrım senin yerinde olsaydım bu soruya karşılık neler söylerdim neler. Hadi sene prens odun gibi durma. Prens gülümseyerek baktı Ferdişenko'ya. Sizin yerinizde olsaydım ben de çok şey söylerdim dedi. Nastasya Filipovna'ya dönüp sürdürdü konuşmasını. Bugün resminiz çok etkiledi beni. Daha o anda sizi düşünüyordum. Birden karşımda görünce "Peki ben olduğumu nasıl anladınız? Resminizden?" "Başka? Başka tam hayal ettiğim gibiydiniz. Sanki ben de bir yerde görmüş gibiydim sizi." "Öyle mi? Nerede? Gözlerinizi bir yerde gördüm sanki. Ama mümkün değil. Ben hiç burada bulunmadım. Belki de rüyamda görmüşümdür." Hayda prens diye haygırdı Ferdiş Hayır, son sözümü geri alıyorum. Bununla birlikte üzgün bir tavırla ekledi. Bununla birlikte yüreğinin temizliğinden böyle söylüyor bu. Prens birkaç cümlesini kesik kesik soluk alarak tedirgin bir tavırla söylemişti. Çok heyecanlı olduğu her halinden belliydi. Nastasya Filipovna merakla bakıyordu ona. Gülmüyordu artık. Tam o anda Prens'le Nastasya Filipovna'yı çevreleyen kalabalığın arkasında yeni, gür bir ses yükseldi. Öyle ki kalabalık iki yana ayrılmıştı. Ailenin babası General Ivolgin gelip Nastasya Filipovna'nın karşısında dikildi. Frak giymiş, temiz bir yakalık takmış, bıyıklarını boyamıştı. Bu kadarına dayanamazdı artık Gavrila. Hastalık evham derecesine varan onuruna düşkünlüğü ve kibriyle son iki yıldır hiç değilse bir daha yakışık alır biçimde dayanabileceği, kendini bir daha soylu gösterebileceği bir nokta arayan Gavrila, seçtiği bu yolda kendisinin henüz pek acemi olduğunu, muhtemelen sonunu getiremeyeceğini hissettiğinden, zaten bir despot olduğu evinde işi umutsuzca tam bir küstahlığa vurmuştu. Ama onu son ana kadar şaşırtan, ona acımasızca üstünlük sağlayan Nastasya Filipovna'ya karşı bu tavrı kullanmaya cesaret edemediği için onun kendi deyimiyle sabırsız dilenci. Kimi zaman çocukça durumu toparlamayı, terslikleri düzeltmeyi hayal ediyordu ve şimdi bu korkunç kadehi hem de böyle bir anda içmek zorundaydı. Şimdi de hiç beklenmedik, gururuna düşkün biri için çok ağır bir işkence düşmüştü payına. O anda bütün bunlara değer mi elde edeceklerim diye geçirdiği içinden. Tam o anda da yalnızca gecelerine kabus gibi giren, kanının donmasına, içinin utanç ateşiyle yanmasına neden olan şey gerçekleşti. Babasıyla Nastasya Filipovna sonunda karşılaşmıştı. Gavrila generali kimi zaman nikah töreninde düşünmeye çalışır ama o korkunç sahneye hiçbir zaman sonuna kadar dayanamaz, bu düşünceyi kafasından hemen kovardı. Belki de aşırı abartıyordu o kötü sahneyi. Gururuna pek düşkün insanlarda çok görülen bir durumdur bu. Son iki ayda çok düşünüp taşınmış ve sonunda ne pahasına olursa olsun babasını hiç değilse bir süreliğine Nastasya Filipovna'dan uzak tutmaya, hatta annesi istese de istemese de mümkünse Petersburg'dan uzaklaştırmaya karar vermişti. 10 dakika önce Nastasya Filipovna geldiğinde öylesine şaşırmış, öylesine allak bullak olmuştu ki Ardalyon Aleksandrovich'in ortaya çıkabileceğini düşünememiş, bunun için herhangi bir önlem de alamamıştı. Gel gelelim çıkmıştı işte ortaya general. Hem de büyük bir titizlikle hazırlanmış, fırakını giymiş olarak ve tam da Nastasya Filipovna'nın onu da ailesini de aşağılamak için fırsat kolladığı bir anda girmişti odaya. Bundan hiç kuşkusu yoktu Gavrilla'nın. Öyle ya, onun ailesini aşağılamaktan başka ne amaçla gelmiş olabilirdi ki buraya? Annesiyle kız kardeşiyle ahbaplık etmek için mi? Yoksa onun evinde onları küçük düşürmek için mi? Aslında iki tarafın tavırlarından her şey kuşku duyulmayacak şekilde ortadaydı. Annesiyle kız kardeşi gururları incinmiş gibi bir kenara çekilmiş oturuyordu. Nastasya Filipona ise onların varlıklarını bile unutmuşa benziyordu. Böyle davrandığına göre demek belli bir amacı vardı. General mağrur bir tavırla öne eğilip gülümseyerek Ardalion Aleksandroviç Ivolgin dedi. Yaşlı, mutsuz, eski bir asker ve böylesine harika bir insanı arasına almak umuduyla mutlu bir ailenin babası. Sözünün sonunu getiremedi. Ferdişenk oturması için ona bir sandalye çekti. Yemek sonrası dakikalarda bacaklarını güçsüz hisseden general hemen çöktü. Daha doğrusu yığılı verdi sandalyeye. Ama hiç de mahcup olmadı bundan. Nastase Filipovna'nın tam karşısına oturmuş ve onun zarif parmaklarını yapmacık hoş bir incelikle yavaşça dudaklarına götürmüştü. Aslında generali mahcup etmek çok zordu. Kıyafetinin az da olsa özensizliğinden başka dış görünüşü oldukça düzgündü. Kendisi de farkındaydı bunun. Önceleri yüksek düzeyli çevrelerde bulunmuştu. 2-3 yıl önce ise dışlanmıştı oralardan. O zamandan bu yana kişiliğindeki bir takım zayıflıklara bırakmıştı kendini. Ama o çevrelerden kalma kimi ince tavırları hala vardı. Ardalyon Aleksandrovic'in ortaya çıkmasına Nastasya Filipovna'nın pek sevindiği belliydi. Onunla ilgili çok şey duymuştu çünkü. Duyduğuma göre oğlum diye başlayacak oldu Ardalyon Aleksandrovic. Evet oğlunuz dedi Nastasya Filipovna. Daha doğrusu siz de çok iyi bir babaymışsınız. Neden hiç gelmiyorsunuz bana? Siz kendiniz mi gizleniyorsunuz yoksa oğlunuz mu gizliyor sizi? Kimsenin küçük düşmesine neden olmadan gelebilirsiniz bana. Tekrar başlayacak oldu general. 19. yüzyılın çocukları ve anne babaları. Nina yüksek sesle girdi araya. Nastasya Filipovna, lütfen Ardalyon Aleksandrovic'e izin verin, İçeride bekliyorlar onu. İsim vermek mi? Rica ederim. Onunla ilgili öyle çok şey duydum. Onunla görüşmeyi öylesine uzun zamandan beri bekliyorum ki. Hem ne işi olabilir? Emekli değil mi o? Bırakmayacaksınız beni general, gitmeyeceksiniz değil mi? Söz veriyorum, general ziyaretinize gelecek ama şimdi dinlenmesi gerekiyor. Nastase Filipovna tıpkı oyuncağı elinden alınmış şımarık aptal bir kız çocuğu gibi yüzünü buruşturarak bağırdı. Ardalyon Aleksandrovich dinlenmeniz gerektiğini söylüyorlar. General kendini daha da küçük düşürmeye çalışıyor gibiydi. Marul bir tavırla karısına döndü, elini kalbinin üzerine koyup sitem edercesine dostum diye bağırdı. Dostum benim. Varvara yüksek sesle anneciğim dedi hala çıkmıyor musunuz odada? Hayır Varvara sonuna kadar oturacağım ben. Nastase Filipovna Varvara'nın sorusunu da annesinin cevabını da duymamış olamazdı. Ama neşesini bu daha da artırdı sanki. Tekrar tekrar sorular sormaya başlamıştı generale. Beş dakika sonra odadakilerin kahkahaları arasında son derece mağrur tavırlarla anlatıyor anlatıyordu general. Prense eteğinden çekeledi kolya. Hiç diyse siz bir şeyler yapıp götürün onu buradan dedi. Yapamaz mısınız bunu lütfen? Çocukcağızın gözlerinden yaşlar akıyordu. Gözlerinde nefret pırıltıları vardı. Kendi kendine mırıldandı. Ah kahrolası Gavrila ah! Nastasya Filipovna'nın sorularını cevaplarken açıldıkça açıldı general. İvan Fyodorovic Yepançin'le çok yakın dostluk. Ben ve 20 yıllık ayrılıktan sonra oğlunu bugün kucakladığım toprağa bol olsun Prens Lev Nikolayevich Mışkin. Ayrılmaz bir üçlüydük. Yani üç silahşörlerdik. Atos, Portos ve Aramis. Ama ne yazık ki iftiralara, mermilere yenik düşmüş birimiz mezarda. İftiralarla, mermilerle hala savaşan birimiz de karşınızda. Mermilerle ha diye haykırdın Nastasya. Mermiler şuramda, göğsümde, Kars kuşatmasında aldım bu kurşunları. Kötü havalarda hep hissederim onları burada. Geri kalan konularda tam bir filozofumdur. Gezer dolaşırım. İşlerinden uzaklaşmış burjuvalar gibi kahve içer, dama oynar. Independence okurum. Ama bizim Portos'u yani Yepançin'i 3 yıl önce trende bir fino yüzünden çıkan olaydan sonra silmiştim. Nastasya Filipovna büyük bir merakla sordu. Fino mu? Bir fino yüzünden ha? Fino köpeği. Hem de trende. Saçma bir olaydı anlatmaya değmez. Prenses Bolonkoskaya'nın mürebbiyesi Mrs. Schmidt yüzünden ama onu da anlatmaya değmez. Nastasya Filipovna neşeyle bağırdı. Anlatmalısınız lütfen kesinlikle anlatmalısınız. Ferdi Çenko araya girdi. Ben duymadım o olayınızı. Tekrar Nina Aleksandrovna'nın yalvaran sesi duyuldu. Ardalyon Aleksandrovich. Kolya seslendi. Babacığım sizi çağırıyorlar. General kendinden pek hoşnut bir tavırla anlatmaya başladı. Kısaca söylemek gerekirse aptalca bir olaydı. İki yıl önce. Evet eksiksiz iki yıl önceydi. Yeni demir yolu yeni açılmıştı işte. Görevimle ilgili çok önemli bir iş için birinci sınıf biletimi almış, yerime oturmuş, promu içiyordum. Daha doğrusu, puro içmeye devam ediyordum çünkü daha trene binmeden önce yakmıştım onu. Kompartmanda yalnızdım. Trende sigara içmek yasak da serbest de değildi. Yani genellikle yarı yasak yarı serbestti. Adamına göre yani. Kompartmanın penceresi inikti. Tam tren kalkacağı sırada, son düdük çalmadan hemen önce iki hanım yanlarında bir fino ile gelip karşıma oturdu. Geç kalmışlardı. Birinin üzerinde gösterişli açık mavi şık bir giysi vardı öteki daha sade giyimliydi. Üzerinde siyah ipek bir pelerin vardı. İkisi de hiç fena sayılmazdı. Çok kibirli bakıyorlar. Aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Elbette umursadığım yoktu onları. Puromu tüttürmeyi sürdürdüm. Bir ara söndüreyim mi diye düşünecek oldum ama baktım pencere açık, dumanı dışarı üfleyerek devam ettim. Fino açık mavili kadının kucağında yatmış uyuyordu. Ufacık yumruğum kadar simsiyah bir şeydi. Patileri bembeyazdı. Çok sevimli bir köpekti. Boynunda bir şey yazılı gümüş bir tasma vardı. Hiç ilgilenmedim onunla. Yalnız farkındaydım. Hanımlar puro içtiğim için kızıyorlardı bana. Hanımlardan biri kaplumbağa kabuğundan saplı gözlüğünü gözüne götürmüş bana bakıyordu. Ama ben yine de ilgilenmiyordum. Bir şey söylemiyorlardı çünkü. Söyleyecek, beni uyaracak olsalardı, rica etselerdi, öyle ya dilleri vardı, oysa susuyorlardı. Sonra ansızın İnanın bir uyarı yapmadan sanki çıldırmış gibi fırladı yerinden açık mavili kadın. Elimdeki puruyu kaptığı gibi pencereden dışarı fırlattı. Tren uçarcasına gidiyordu. Bense aptal aptal bakıyordu. Yabani kadın gerçekten çıldırmış gibiydi. İri yarı şişman uzun boylu sarışın kırmızı yüzlü bir kadındı. Parlayan bakışlarını yüzüme dikmişti. Bir şey söylemeden kalktım yerimden. Olağanüstü kibar, son derece saygılı ve nasıl söylesem çok nazik bir tavırla gittim. İki parmağımla yumuşakça hiç incitmeden en sesinden yakaladım Fino'yu ve pencereden dışarı Prom'un arkasından gönderiverdim. Yalnızca bir kez ciyaklamıştı o kadar. Tren uçarcasına gitmeyi sürdürüyordu. Nastasya Filipovna kahkahalarla gülüyor, küçük bir kız gibi ellerini çırpıyordu çok acımasızsınız diye bağırdı. Ferdişenko bağırıyordu. Bravo, bravo, çok güzel yapmışsın. Kolya bile gülmeye başlamış, hatta bravo diye bağırmıştı. Genel coşkuyla sürdürüyordu konuşmasını. Haklıydım da, evet haklıydım, üç kere haklıydım. Çünkü trende sigara içmek yasaktıysa köpek çok daha yasaktı. Heyecanla haykırdı Kolya. Yaşa babacım, harikasın. Senin yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım. Nastasya Filipovna sabırsız kadın ne yaptı diye sordu. General kaşlarını çatıp devam etti. Ne mi yaptı? İşin en tatsız yanı da burası işte. Tek kelime söylemeden kalkıp bir tokat attı yüzüme. Yabani şey çıldırmış gibiydi. Peki siz ne yaptınız? Tutamadım kendimi. Çok mu yaktınız canını? Çok mu? İnanın çok hafif. Bir skandal patlak verdi ama çok hafif vurmuştum. Yalnızca bir kez vurdum. Ama gel gör ki şeytan girdi işin içine. Açık mavili kadın bir İngiliz mürebbiyesiymiş. Ya da Prenses Bolonkeskaya'nın bir tanıdığı mıymış neymiş? Siyah giysili olan da prensesin büyük kızı 35'inde olduğu halde hala evlenememiş küçük Prenses Belonskaya. General Yepanchi'nin eşinin Belonskilerle arasının nasıl olduğunu herkes bilir. Küçük prenseslerin hepsi pek sevgili finoları için ayılıp bayılıyor, gözyaşı döküyor, yas tutuyorlardı. Altı küçük prensesin İngiliz mürebbiyenin hıçkırıkları göklere yükseliyordu. Elbette birkaç kez gittim onlara özür diledim, mektup yazdım. Eve almadılar beni. Mektuplarımı da geri çevirdiler. Sonra Yepançin'le aramız bozuldu. O çevreden uzaklaştırıldım, kovuldum. Birden sordu Nastasya Filipovna. Peki ama nasıl olur? 3-5 gün önce Independence okuyordum. Tıpkı böyle bir öykü vardı orada da. Ama bütünüyle aynı. Ren Nehri boyunda işleyen trenlerden birinde bir Fransız erkekle bir İngiliz kadın arasında aynı olayın geçtiği yazıyordu. Yine böyle, purosunu elinden alıp pencereden dışarı atmıştı kadın. Adam da kadının finosunu alıp purosunun arkasından fırlatmıştı. Olay aynı sizinki gibi sonuçlanmıştı. Kadının giysisinin rengi de aynıydı açık mavi. General kulaklarına kadar kızardı. Kolya da kıpkırmızı oldu. Başını ellerinin arasına aldı. Herkes birden öte yana dönmüştü. Yalnızca Ferdişçenko biraz önce olduğu gibi yine kahkahalarla gülmeye başladı. Gavriler için söylenebilecek bir şey yoktu. Sessiz, dayanılmaz acılar içinde kıpırdamadan ayakta duruyordu. "İnanın," diye mırıldandı general. "Aynı olay benim de başıma geldi." Kolya sesini yükseltip gerçekten de Belonskilerin mürebbiyesiyle babamın arasında bir tatsızlık olmuştu hatırlıyorum dedi. Acımasız Nastasya Filipovna ısrar ediyordu. Yapma tıp atıp aynısı mı olur yani Avrupa'nın iki ucunda açık mavi giysiye kadar her ayrıntısıyla birbirinin tıp atıp aynı iki olay oluyor. Independence belgeyi göndereceğim size dedi. General hala direniyordu. Yalnız dikkatinizi çekerim bu olay benim başımdan iki yıl önce geçmişti. Ha bir bu fark var işte. Nastasya Filipovna sinir krizi gelmiş gibi kahkahalar atıyordu. Gavrila babasının omzundan yakaladı. Can sıkıntısından acıdan sesi titreyerek Babacığım dedi bir şey söyleyeceğim size bizimle dışarı gelir misiniz lütfen? Bakışında sınırsız bir nefret vardı. Tam o sırada birilerinin antrede kapı çıngırağının ipine büyük bir hırsla asıldığı duyuldu. Neredeyse koparacaklardı ipi. Olağanüstü bir ziyaretin işaretiydi bu. Kolya kapıyı açmaya koştu. 10. Bölüm Bir gürültü kopmuştu antrede. Kalabalıktı. Konuk salonundan anlaşıldığı kadarıyla birkaç kişi girmişti kapıdan daha da girenler vardı. Birkaç kişi hep bir ağızdan bağırarak konuşuyordu. Henüz kapanmadığı anlaşılan kapının dışında merdivenlerde bağıranlar vardı. Herkes birbirine baktı. Gavrila salona koştu. Gelenlerden birkaçı ondan önce varmıştı oraya. Prens'in tanıdığı bir ses duyuldu. "Hah, işte burada Yahuda. Selam Gavrila alça." Başka bir ses onayladı. "Evet evet ta kendisi." Prens yanılmış olamazdı konuşanlardan birisi Rogojin, öteki Lebedev'di. Gavrila konuk salonunun kapısında kala kalmış, parfyon Rogojin'in arkasından peş peşe salona giren 12 kişiye girişlerine engel olmadan şaşkınca bir şey söylemeden bakıyordu. Grupta son derece değişik tipler vardı. Üstelik yalnızca değişik değil, kaba sabaydılar. Bazıları sokakta oldukları gibi üzerlerinde paltolarıyla, kürkleriyle girmişlerdi salona. Aralarında zil zurna sarhoş olan yoktu ama hepsinin çakır keyif olduğu belliydi. Salona girerken birbirinin desteğine gereksinim duyuyorlardı. Hiçbirinde tek başına hareket edecek cesaret yoktu. Bu yüzden birbirlerini sanki dürterek giriyorlardı salona. Grubun en önündeki Rogojin bile dikkatli adım atıyordu. Gelişinin bir amacı olduğu belliydi. Asık suratında huzursuz, telaşlı bir ifade vardı. Diğerleri ise yalnızca bir koronun ya da daha doğrusu bir çetenin üyeleri gibi Rogojin'i desteklemek için oradaydı. Lebedev'den başka kürkünü antrede çıkartmış kabarık saçlı Zalyojev de aralarındaydı. Yılışık bir tavırla pek cakalı girmişti odaya. Tüccar takımından olsa gerek ona benzeyen bir iki kişi daha vardı. Yarı asker paltolu biri, sürekli gülen son derece şişman kısa boylu biri, yine aşırı şişman, asık suratlı hiç konuşmayan, görünüşte yumruklarına pek güvenen iri yarı birisi daha. Bir tıp fakültesi öğrencisiyle bir de çevresindekilere sırnaşıp duran Polonyalı vardı. İki de kadın merdivenin başında durmuş antreye bakıyor, içeri girmeye cesaret edemiyordu. Kolya yüzlerine kapattı kapıyı, sürgüsünü çekti. Rogojin konuk salonunun kapısına gelip orada duran Gavrila'nın karşısına dikildi. Selam aşağılık Gavrila dedi. Ne o Parfyon Rogojin'i beklemiyor muydun yoksa? Bir anda içeriye bakınca tam karşısında Nastasya Filipovna'yı gördü. Onu burada göreceğini aklının ucundan geçirmiyor olmalıydı çünkü olağanüstü etkilenmişti. Yüzü bembeyaz oldu öyle ki dudakları bile mosmor kesildi tükenmiş gibi mırıldandı kendi kendine. Demek doğruymuş, nihayet, evet. Gavrila'nın yüzüne bakarak büyük bir kinle dişlerini gıcırdatarak sürdürdü konuşmasını. Bunun hesabını soracağım sana, göreceksin sen. Tıkanır gibiydi, hatta güçlükle konuşuyordu. Ne yaptığını bilmeden ansızın konuk salonuna doğru yürüdü. Ama kapının eşiğini geçince birden Nina Aleksandrovna ile Varvarayı gördü. Bütün heyecanına karşın utanıp durdu. Arkasından onu bir gölge gibi izleyen oldukça sarhoş Lebedev girdi. Onun arkasından tıp öğrencisi, sonra yumrukları güçlü olan adam öne eğilerek sağa sola selam verdi ve nihayet kısa boylu şişko sokuldu arada. Hanımların olması besbelli biraz duraklatmıştı hepsini. Elbette hayli kısıtlamıştı davranışlarını. Kuşkusuz yalnızca başlangıç içinde bu. Taşkınlık yapmaya fırsat çıkıncaya kadar. O zaman kadın falan vız gelirdi. Prensi karşısında görünce şaşırdı Rogojin. Dalgınca nasıl dedi. Sen de buradasın ha prens. Yine o potinler ayağında ha. İçini çekti. O anda prensi unutup bakışını yine Nastasya Filippovna'ya çevirdi çekimine kapılmış gibi yavaş yavaş ona doğru yürümeye başladı. Nastasya Filippona da huzursuz, meraklı bakışlarla konukları izliyordu. Sonunda toparladı kendini Gavrila. Gelenlere özellikle Rogojin'e sertçe bakarak yükseltti sesini. Söyler misiniz beyler ne oluyoruz? Ahıra mı giriyorsunuz? Annem ve kız kardeşim burada. Rogojin dişlerinin arasından mırıldandı. Anneni de kız kardeşini de görüyoruz. Lebedev sert bir tavırla onayladı Rogojin'i. Anneni de kız kardeşini de görüyoruz. Yumrukları güçlü genç besbelli sıranın kendisine geldiğini düşündüğü için olacak bir şeyler homurdanmaya başladı. Gavrila birden yükseltti sesini. Yeter artık. Önce burayı boşaltıp salona geçmenizi rica ediyorum. Sonra da kim olduğunuzu öğrenelim. Rogojin yerinden kıpırdamadan kötü kötü sarıttı. Vay tanıyamamış bizi. Rogojin'i tanıyamadın demek ha? Tutalım ki bir yerde karşılaştık ama... Vay bir yerde karşılaşmışız. Oysa şunu şurasında 3 ay önce babamın 200 rublesini kumarda iç etmiştin. Adamcağız olayı öğrenemeden göçüp gitti. Sen götürüyordun beni oraya. Kinif de yoluyordu. Tanıyamadın demek.'' Pitsin de tanıktır. Şu anda cebimden çıkartıp bir 3 rublelik göstersem sana Vasilyevski'ye 4 ayak üstünde gidersin. O kadarlık adamsın sen işte. Öyle bir ruhum var senin. Şimdi de buraya seni parayla satın almaya geldim. Böyle çizmelerle dolaştığıma bakma. Param var dostum. Çok param var benim. Her şeyinle satın alırım seni. İstersem hepinizi alırım. Hepinizi satın alabilirim. Gittikçe coşuyordu Rogojin. Giderek daha sarhoş oluyordu sanki birden sesini yükseltti. Eh ee, Nastasya Filipovna kovmayın beni lütfen. Bir tek sözcük söyleyin. Onunla evlenecek misiniz, evlenmeyecek misiniz? Rogoşin sorusunu perişan bir durumda tapınırcasına ama aynı zamanda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan idam edilmeye hazır bir mahkumun cesaretiyle sormuştu. Ölümcül bir keder içinde bekliyordu cevabı. Nastasya Filipovna alaylı mağrur bakışlarla yukarıdan aşağı süzdü onu. Sonra Varvara'ya, Nina Aleksandrovna'ya şöyle bir göz atıp Gavrila'ya baktı ve birden değiştirdi tavrını. Ciddi, sakin bir ses tonuyla ve biraz şaşırmış gibi karşılık verdi. Hiç de değil bundan size ne? Hem neden soruyorsunuz bunu bana? Rogojin neşeden neredeyse coşmuştu. Değil mi, değil mi ha diye haykırdı. ''Demek yok öyle bir şey.'' ''Oysa bana dediklerine göre.'' ''Ah evet Nastasya Filipovna, Gavrila ile söz kestiğinizi söylediler. Onunla olacak şey mi bu?'' ''İnanın 100 rubleye satın alırım ben onu. Geri çekilmesi için 1000 ruble veririm. Olmazsa 3000 veririm. 3000 ruble için düğününüzden bir gün önce gelini bana bırakır kaçar. Evet böyle alçaktır işte Gavrila.'' 3000 rubleye kesin razı olur. İşte 3000 ruble burada. Senden imzalı bir kağıt almak için geldim buraya. Satın alırım onu dedim size. Alacağım da. Yüzü bir kıpkırmızı bir bembeyaz kesilen Gavrila defol buradan diye haykırdı. Sarhoşsun sen. Onun bu haykırışının arkasından odada ansızın birkaç ses yükseldi. Rogoşi'nin çetesi uzun süredir bu ilk daveti bekliyordu. Lebedev büyük bir ciddiyetle bir şeyler fısıldadı Rogojin'in kulağına. Haklısın memur diye karşılık verdi Rogojin. Haklısın seni sarhoş. Sonu nereye varırsa varsın. Nastasya Filipovna'ya dönüp aklı başında değilmiş gibi ürkekçe bağırdı. Nastasya Filipovna. Sonra birden kendini toparlayıp küstah bir tavır takındı. Küçük masanın üzerine Nastasya'nın önüne beyaz bir kağıda sarılı, iple bağlı bir paket attı. Buyurun 18 bin var burada. Alın ve gerisi de gelecek. Lebedev çok korkmuş gibi tekrar fısıldadı kulağına. Sakın sakın sakın. Rogojin'in masanın üstüne attığı paranın büyüklüğünden heyecanlandığı, daha küçük bir mevla vermesini istediği belliydi. Hayır canım bu konularda aptalın tekisin sen dedi Rogojin. Nastasya'nın yakıcı bakışı karşısında birden ürperdi ve ne diyeceğini şaşırdı. Büyük bir umutsuzluk içinde ekledi. Eh seni dilen yok. Eh seni dinlemekle yanlış yaptım. Nastasya Filipovna Rogojin'in allak bullak yüzüne bakıp birden gülmeye başladı. 18 bin ha bana dedi. Köylülüğünü gösterdi işte. Gavrila soluğunu tutmuş olayı heyecanla izliyordu. Öyleyse 18 bin değil 40 bin diye haykırdı Rogojin. Hayır 18 değil. Vanka Pitson'la biz saat 7'ye kadar 40 bin bulup getireceklerine söz verdiler. Tam 40 bin. Hepsi masanın üstünde olacak. Sahne son derece çirkindi. Ama Nastasya Filipovna gülmeyi sürdürüyordu. Gitmiyordu. Sanki isteyerek sürdürüyordu bu sahneyi. Nina Aleksandrovna ile Varvara da ayağa kalkmış, korku içinde ses çıkartmadan olayın nereye varacağını bekliyordu. Varvara'nın gözleri çakmak çakmaktı. Bütün bu olanlar Nina Aleksandrovna'yı ise çok etkilemişti. Zangır zangır titriyordu, her an düşüp bayılacağı benziyordu. Peki o zaman yüz bin. Hemen bugün yüz bin veriyorum. Pitsin bu görev senin. Aradan payını da alacaksın. Pisin hemen sokuldu Rogojin'in yanına kolundan tutup fısıldadı ona: "Delirmişsin sen sarhoşsun. Şimdi polis çağıracaklar. Nerede olduğunu sanıyorsun sen? Nastase Filippona Rogojini kızıştırmaya çalışıyor gibi: "Sarhoş palavrası bunlar", dedi. "Palavra değil, para. Akşama hazır. Hey Pisin, faizci. Akşama kadar bul parayı. Ne kadar istersen al. Akşama yüz bin hazır olsun burada. Çok heyecanlıydı Rogojin. Ardalyon Aleksandrovich birden öfkelendi. Rogoşin'in yanına gidip gözdağı verir gibi yükseltti sesini. Neler oluyor burada? O dakikaya kadar sessiz duran ihtiyarın bu beklenmedik çıkışı ortama çok komik bir hava kattı. Gülenler oldu. Rogoşin de bir kaka attı. Bu da nereden çıktı dedi. Hadi gidelim ihtiyar kafaları çekelim seninle. Kolya utancından, üzüntüsünden ağlayarak bu ne alçaklık diye bağırdı. Varvara öfkesinden titreyerek birden haykırdı. Bu utanmaz kadını dışarı atacak bir kişi yok mu burada? Nastase Filipovna küçümser bir neşeyle karşılık verdi. Bana mı utanmaz kadın diyorsunuz? Oysa aptal ben kendilerini bu akşam evimdeki toplantıya davet etmek için gelmiştim. Görüyorsunuz Gavrila Ardalinoviç nasıl aşağılıyor beni kız kardeşiniz? Kavrila kız kardeşinin bu çıkışı karşısında birkaç dakika yıldırım çarpmış gibi kala kaldı. Ama Nastasya Filipovna'nın bu kez gerçekten gitmeye davrandığını fark edince çıldırmış gibi saldırdı Varvara'nın üzerine. Öfkeyle kolundan yakaladı. Onu hemen orada yok etmek istiyor gibi yüzüne bakarak ne yaptın sen diye bağırdı. Gerçekten kaybetmişti kendini bir şey düşünemiyordu. Varvara abinin yüzüne meydan okurcasına mağrur bir tavırla bakarak aykırdı ne yaptım, nereye götürüyorsun beni, annene hakaret ettiği, aileni küçük düşürdüğü için ondan özür dilememi mi istiyorsun, çok alçak bir insansın. Birkaç dakika birbirinin karşısında dikilip gözlerinin içine baktılar. Gavrila hala bırakmamıştı Varvara'nın kolunu. Varvara bir kez çekmek istedi kolunu, var gücüyle bir kez daha ama başaramadı. Kendini bilmeden birden tükürdü abinin yüzüne. Nastasya Filippona şu kıza bakın diye haykırdı. Bravo size Pitsin, kutluyorum sizi. Gavrila'nın gözü döndü. Kendini kaybedip kız kardeşine vurmak için hızla kaldırdı kolunu. Tokat kesinlikle yüzüne gelecekti ki bir el havada yakaladı Gavrila'nın kolunu. Varvara ile Gavrila'nın arasında prens duruyordu artık. Kararlı bir tavırla ''Yeter artık bırakın'' dedi. Olanlardan etkilenmiş titriyordu. Gavrila birden bıraktı Varvara'nın kolunu. Boşta kalan eliyle çılgın bir öfke içinde kudurmuş gibi bağırarak bu kez Prens'e bir tokat attı. ''Hep böyle karşıma mı çıkacaksın sen?'' Kolye ellerini çırptı. ''Aman Tanrım!'' Her yandan sesler yükseldi. Prensin yüzü bembeyaz olmuştu. Tuhaf sitemli bakışını dikmiş Gavrila'nın gözlerinin içine bakıyordu. Bir şey söylemeye hazırlanmış gibi duran dudakları tuhaf, Yüzüne hiç gitmeyen bir gülümsemeyle kıvrılmış titriyordu. Bir süre sonra alçak sesle "Varsın bana olsun." dedi. "Ama ona ne pahasına olursa olsun ona vurmana izin vermem." Ama dayanamadı. Gavlan'ın yanından ayrıldı, ellerini yüzüne kapayıp gitti. Odanın bir köşesinde yüzü duvara dönük durdu, kısık bir sesle "Ah!" dedi. "Bu yaptığınızdan ne çok utanacaksınız." Gerçekten de Gavrila mahvolmuş gibi ayakta duruyordu. Kolya koşup kucakladı prensi. Rogojin, Varvara, Pitsin, Nina Aleksandrovna, hepsi yaşlı Ardalyon Aleksandrovich bile aynı şey yaptılar. Prens yüzünde hep o tuhaf gülümseme her yana mırıldanıyordu. Önemli değil, önemli değil. Evet pişman olacak diye bağırdı Rogojin. Gavrila böyle bir kuzuya. O anda başka bir sözcük gelmemişti aklına. Bunu yaptığın için pişman olacaksın. Prens canım benim bırak onları tükür hepsine bizimle gel de Rogojin'in sevgisini gör. Gavrila'nın bu yaptığı da prensin verdiği karşılık da Nastasya Filipovna'yı çok etkilemişti. Deminki yapmacı kahkahalarına hiç uygun düşmeyen her zamanki soluk, dalgın yüzü şimdi yepyeni bir duyguyla dalgalanmıştı. Ama yine de bunu göstermek istemiyordu sanki. Alaycı ifadesi yüzünde durmayı sürdürüyordu birden biraz önceki sorusunu hatırlayıp ciddi bir tavırla ''Evet, gerçekten bir yerde gördüm ben bu yüzü.'' dedi. Prens yürekten derin bir sistemle ''Siz de utanmıyorsunuz bile.'' diye haykırdı. ''Hiç de şu anda görünmeye çalıştığınız insan değilsiniz siz.'' Nastasya Filipovna şaşırdı, gülümsedi ama gülümsemesinin altında başka bir şeyi saklamaya çalışıyormuş gibi Gavrila'ya baktı ve çıktı konuk salonundan. Ama antreye varmadan birden geri döndü. Çabuk adımlarla Nina Aleksandrovna'nın yanına gitti, elini alıp dudaklarına götürdü. Çabuk çabuk konuşarak heyecanla yüzü kıpkırmızı fısıldadı ona. Prens doğru söyledi. Gerçekte hiç böyle bir insan değilimdir. Sonra döndü hemen çıktı konuk salonundan. Bu kez öylesine çabuk çıktı ki onun neden geri geldiğini kimse anlayamamıştı. Yalnızca onun Nina Aleksandrovna'ya bir şeyler fısıldadığını ve galiba elini de öptüğünü görmüşlerdi. O kadar. Ama Varvara her şeyi görmüş, duymuştu. Hayretle Nastasya Filipovna'nın arkasından bakıyordu. Gavrila Nastasya Filipovna'yı geçirmek için arkasından koştu ama o bu arada dış kapıdan çoktan çıkmıştı. Merdivende yetişti ona Gavrila. Hayır geçirmeyin beni diye haykırdı Nastasya. Hoşça kalın. Akşama görüşürüz. Mutlaka bekliyorum. Duydunuz beni değil mi? Gavrila şaşkın, dalgın döndü konuk salonuna. Ağır bir soru. Öncekinden daha da ağır olarak taş gibi oturmuştu yüreğine. Prens de hayal gibi geçmişti önünden. Öylesine kendinde değildi ki Rogojin'in arkasından koşturan çetesindekilerin onu evin kapısında sıkıştırarak yanından geçtiklerini bile fark etmedi. Hepsi bir ağızdan yüksek sesle bir şeyler konuşuyordu. Rogojin en önde Pitson'la yan yana yürüyor, ona ısrarla besbelli önemli ve acil bir konuda bir şeyler söylüyordu. Gavrila'nın yanından geçerken, ''Kaybettin Gavrilacık!'' diye haykırmıştı. Gavrila endişeli bakmıştı arkasından. 11. Bölüm Prens konuk salonundan çıkıp odasına gitti kapısını kapadı. Onu teselli etmek için Kolya hemen koşmuştu arkasında. Zavallı çocuk şimdi ondan ayrılamayacak gibiydi. Orada kalmamakla iyi ettiniz dedi. Şimdi deminkinden de büyük bir fırtına kopacak orada. Şu Nastasya Filipovna yüzünden her gün aynı şey oluyor. Prens gerçekten de çok sorunlu bir eviniz var Kolya dedi. Evet öyle bizden söz etmeye değmez. Bütün suç kendimizde. Oysa çok iyi bir dostum var. O daha talihsiz. İster misiniz tanıştırayım mı size onunla? Çok isterim. Arkadaşınız mı? Evet, neredeyse arkadaşım. Sonra her şeyi anlatacağım size. Ne dersiniz? Nastasya Filipovna çok güzel değil mi? Çok istediğim halde daha önce hiç göremedim onu. Doğrusu gözlerim kamaştı. Sevdiği için onunla evlenmek isteseydi her şeyini bağışlardım Gavrila'nın. Ama parası için evlenecek onunla. Peki ama neden parası için bu çok kötü değil mi? Evet, pek hoşlanmadım senin abinden. Şüphesiz size şey yaptıktan sonra biliyor musunuz bu çeşit değişik davranışlarından hiç hoşlanmıyorum ben. Delinin ya da salağın biri veya zorbanın kendini kaybedip karşısındakine bir tokat atıyor. Tokadı yiyen ne yapacak? bu yüz karasını ömür boyu taşıyacaktır. Ya kanla temizlenecektir bu yüz karası ya da ona tokat atan ayaklarına kapanıp özür dileyecektir. Bence saçmalık, zorbalık bu. Lermontov'un maskeli balo dramı da bu konuyu işler ve bence aptalca bir şeydir. Yani şunu söylemek istiyorum doğal değildir. Ama Lermontov neredeyse çocukken yazmış o dramı. Ablanızı çok sevdim. Nasıl tükürdü Gavrila'nın suratına? Çok cesur kızdır ablam ama siz tükürmediniz. Cesaretiniz olmadığı için değil ama buna eminim. İşte lafının üzerine de geldi. Buraya geleceğini biliyordum zaten. Bir takım eksiklikleri olsa da çok iyi bir kızdır. Varvara önce kolyaya çattı. Burada ne işin var senin? Hemen babamın yanına git. Canınızı mı sıktı prens? Hiç de değil tersine. Kolya yine aynı şey dedi. İşte bu huyunu hiç sevmiyorum. Ayrıca babamın Rogojin'le gideceğini sanıyordum. Gitmediğine üzülüyordur şimdi. Gidip bakayım bir ne yapıyor. Şükürler olsun yeni bir barış çağrış olmadan annemi götürüp yatırdım. Gavrila çok üzgün, çok dalgın. Neden siz de değil hani? İyi bir ders verdiniz ona. Prens, size bir kez daha teşekkür etmek için geldim buraya. Sahi daha önce hiç karşılaşmadınız mı Nastasya Filipovna'yla? Hayır, karşılaşmadım. Peki yüzüne bakarak onun öyle biri olmadığını nasıl söyleyebildiniz? Sanırım yanılmadınız da bunda. Belki gerçekten de öyle biri olmayabilir. Ama yine de anlayabilmiş değilim onu. Elbette bizi aşağılamak niyetiyle gelmişti buraya. Apaçık ortadaydı bu. Daha önce de onunla ilgili çok tuhaf şeyler duymuştum. Peki gerçekten bizi davet etmeye geldiyse anneme karşı davranışı neydi öyle? Pitson çok iyi tanıyor onu o bile demin yaptıklarını anlayamadığını söylüyor. Hele Rogojin'le konuşması. Kendine saygısı olan bir insan öyle mi konuşur? Hem de kendi evinde. Annem de sizin için çok kaygılandı. Prens elini sallayarak önemli değil dedi. Nasıl dinledi sözünüzü? Ne dinlemesi? Utanması gerektiğini söylediğiniz birden değişti. Bambaşka bir insan verdi. Varvara belli belirsiz gülümseyerek ekledi üzerinde büyük etkiniz var prens. Kapı açıldı. Hiç beklenmedik bir anda Gavrila girdi odaya. Varvarayı görünce hiç şaşırmadı bile. Kapıda bir an durdu, sonra kararlı adımlarla prensin yanına gitti. Çok duyguluydu. Büyük alçaklık ettim prens dedi. Bağışlayın beni dostum. Yüzünde büyük bir acı ifadesi vardı. Prens şaşkınlıkla ona baktı, hemen cevap vermedi. Gavrila sabırsızca ısrar etti. Hadi bağışlayın, bağışlayın. İster misiniz şu anda öpeyim elinizi? Prens şimdi büyük şaşkınlık içindeydi. Bir şey söylemeden sarıldı Gavrila'nın boynuna. İçtenlikle öpüştüler. Güçlükle soluk alan prens nihayet şöyle dedi. Sizin böyle olduğunuzu hiç, hiç düşünemezdim. Sanıyordum ki siz bunu yapabilecek biri özür dileyecek gibi mi? Sizin budala olduğunuzu da nereden çıkardım ki? Başkalarının hiç fark edemediği şeyleri fark ediyorsunuz. Sizinle oturup konuşabilir insan ama konuşmamak daha iyi. Prens Varvara'yı göstererek özür dilemeniz gereken birisi daha var burada dedi. Gavrila heyecanla karşılık verdi. Hayır, onların hepsi düşmanımdır Prens. Emin olun, çok denedim. Varvara'dan öbür tarafa döndü Gavrila. Burada kimse içtenlikle bağışlamaz kimseyi. Birden atıldı Varvara. Hayır ben bağışlarım. Öyleyse akşam Nastasya Filipovna'nın davetine gidecek misin? Git dersen giderim abi ama sen bir düşün bakalım. Demin olanlardan sonra oraya gitmem için en küçük bir neden var mı? Öyle bir kadın değildir Nastasya Filipovna. Görüyorsun nasıl şaşırtıyor insanı. Numara yapıyor. Kötü kötü gülümsedi Gavrila. Varvara, onun öyle olmadığını biliyorum dedi. Ama yaptığı numaralara bir baksana. Hem dikkatli ol Gavrila, seni ne yerine koyuyor farkında mısın? Annemin elini öpmüş olsa da, bir takım numaralar yapmış olsa da, bilesin ki alay ediyor seninle. İnan 75 bin ruble değmez buna abiciğim. Daha soylu duygulara değersin sen. Bunun için söylüyorum bunu sana. Akşam sen de gitme oraya. Koru kendini ondan. Bu işin sonu kötü olacak. Varvara böyle dedikten sonra heyecan içinde koşar adımla çıktı odadan. Gavrila gülümsedi. Bunların hepsi böyle işte. Onların bildiğini ben bilmiyor muyum sanıyorlar. Hem onların bildiğinden çoğunu bilirim. Gavrila böyle dedikten sonra besbelli ziyaretini uzatmak amacıyla divana oturdu. Prens oldukça ürkek bir tavırla sordu. Bunu kendiniz de biliyorsanız onun 75 bin ruble etmeyeceğini bile bile ne diye işkence ediyorsunuz kendinize? Benim söylediğim bu değil dedi Gavrila. Ama aklıma gelmişken sorayım. Söyler misiniz ne düşünüyorsunuz siz? Özellikle sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim. Bu işkence 75 bin rubleye değer mi değmez mi? Bence değmez. Anlıyorum. Bu evliliği de utanç verici buluyorsunuz öyle mi? Evet çok. Ama şunu bilin ki evleneceğim onunla. Hem de artık kesinlikle. Önce kararsızdım ama artık kararlıyım. Bir şey söylemeyin. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Hayır, sizin sandığınız şeyi söylemeyeceğim. Ama doğrusu kendinize bu aşırı güveniniz şaşırttı beni. Hangi konuda ne güveninden söz ediyorsunuz? Nastasya Filipovna'nın sizinle kesin evleneceğine, işin bittiğine, sonra sizinle evlense bile 75 bini cebe indireceğinize olan güveninizden. Ama elbette çok şey bilmiyorum bu konuda. Gavrila birden prense doğru uzandı. Kuşkusuz her şeyi bilmiyorsunuz dedi. Yoksa ne diye bu yükün altına girecektim? Sanırım çok görülen bir şeydir bu. Adam para için evlenir ama para yine karısının elindedir. Gavrila endişeli, düşünceli bir tavırla mırıldandı. Yo hayır bizde öyle olmayacak. Burada başka bir durum var. Nastasya Filipovna'nın cevabına gelince bunda bir kuşku söz konusu değil. Neye dayanarak onun cevabının olumsuz olacağını söylüyorsunuz? Gördüklerimden başka bildiğim bir şey yok benim dedi prens. Demin Varvara'nın dediğine bakarsanız. Eh ne dediklerini bilmeden konuşur onlar. Rogojin'le de düpedüz alay etti. İnanın öyle gözümden kaçmadı. Apaçık ortadaydı. Daha önce az da olsa bir korku vardı içimde. Ama şimdi rahatım ben. Gördüm çünkü belki anneme, babama ve Varvara'ya karşı davranışını yadırgamış olabilirsiniz. Ve size karşı. Belki ama kadınlara özgü eski bir ölç alma biçimidir bu. O kadar. Korkunç derecede sinirli, kuşkucu, gururuna çok düşkün bir kadındır. Tıpkı rütbe verilmeyen bir memur gibi. Kendini göstermek, bizimkileri küçümsediğini göstermek istedi. Ve beni de. Doğrudur bu, itiraz etmiyorum. Ama yine de evlenecek o benimle. İnsan gururunun ne numaralar yapabileceğini bilemezsiniz. Bakın, başkasının sevgilisi olduğunu bile bile onunla açıkça parası için evlendiğimi bildiği için benim alçağın teki olduğumu düşünüyor. Ama öte yandan bir başkasının onu daha kötü aldatacağından haberi yok. Takılırdı peşine adam. Bir takım liberal ilerici söylemlerden girer, kadın hakları sorunundan çıkar gözünü boyardı. O kendini beğenmiş aptalı onunla kalbinin soyluluğu ve mutsuz olduğu için evleneceğine inandırır, paraya da konardı. Ben böyle kuyruk sallamadığım için beğenilmiyorum ama gerekiyormuş. Peki hanımefendi kendi ne yapıyor? Onun yaptığı da aynı şey değil mi? Öyleyse ne diye küçümsüyor beni? Neden bu oyunları oynuyor? Teslim olmadığım, onurlu olduğum için. Neyse göreceğiz. Peki Gavrila, daha önce seviyor muydunuz onu? Başlangıçta seviyordum ama yeter artık. Bazı kadınlar yalnızca metres olmaya yarar. Başka bir insan olmaz onlardan. Bununla onun metresim olduğunu söylemek istemiyorum. Sessiz sakin bir yaşam sürmek isterse ben de öyle olacağım. Baş kaldırırsa hemen onu bırakırım. Para da bende kalır. Komik olmak istemem. Her şeyden önce komik olmak istemem. Prens sakıngan bir tavırla Nastasya Filipovna'nın zeki bir kadın olduğunu sanıyorum dedi. Kendisini böyle bir işkencenin beklediğini bile bile ne diye girsin o kapana. Öyle ya başka biriyle evlenebilir. Benim şaştığım da bu işte. Bir hesap var ortada. Her şeyi bilmiyorsunuz siz prens. Başka bir hesap var ortada. Ayrıca onu çıldırasıya sevdiğimden de emin. İnanın hem biliyor musunuz onun da beni sevdiğinden kuşkum yok. Elbette kendine göre. Atasözünü bilirsiniz. Tabak beğendiği deriyi yere çalar. Ömür boyu karo valesi yerine koyacak beni ve yine de kendine göre sevecek. Buna hazırlanıyor, yapısı öyle onun. Bakın şu kadarını söyleyeyim size prens. O tam bir Rus kadınıdır. Ama bir sürprizim olacak ona. Demin Varvara ile aramda geçen olay istemeden oldu ama işime de yaramadı değil. Nastasya Filippovna kendisine ne kadar bağlı olduğumu, uğruna herkesle bağımı kopartabileceğimi gördü. Demek biz de o kadar aptal değiliz bundan emin olabilirsiniz. Sırası gelmişken benim pek boş boğaz olduğumu düşünmüyorsunuz değil mi? Evet dostum prens, size her şeyi anlatmakla belki de gerçekten yanlış yapıyorum. Ama özellikle şunun için yapıyorum bunu. Karşıma çıkan ilk dürüst insan sizsiniz. Ayrıca saldırdım üzerinize ama saldırdım sözcüğünü başka bir anlamda kullandığımı sanmayın. Deminki olay için kızmıyorsunuz bana değil mi? Tam iki yıldır birine ilk kez açıyorum kalbimi. Burada dürüst insan çok azdır. En dürüstü pitsin. Ne o gülüyor musunuz yoksa? Alçaklar dürüstleri sever. Bunu biliyor muydunuz? Hem aslında ben dürüstçe söyleyeyim bana lütfen. Neden bir alçak oluyorum ki ben? Nastasya Filipovna'dan sonra herkes bir alçak olduğumu söylemeye başladığı için mi? Hem biliyor musunuz onlardan ve Nastasya Filipovna'dan sonra ben de kendimin bir alçak olduğunu söylüyorum. Evet, alçaklıksa alçaklık. Bundan böyle alçak olarak görmeyeceğim sizi dedi prens biraz öncesine kadar tam bir zorba olduğunuzu düşünüyordum birden öyle sevindirdiniz ki beni bir ders oldu bana bu bilmeden kimseyi yargılamayacaksın şimdi görüyorum ki sizi değil zorba yoldan çıkmış biri bile saymak olmaz bence son derece olağan bir insansınız belki biraz zayıf orijinal hiçbir yanı olmayan sıradan bir insansınız gavrila acı acı gülümsedi ama bir şey söylemedi Prens söylediklerinden Gavrila'nın hoşlanmadığının farkındaydı. Mahcup oldu, o da sustu. Birden Gavrila, ''Babam sizden para istedi mi?'' ''Hayır.'' ''İsteyecek ama sakın vermeyin. Hatırlıyorum bir zamanlar akıllı uslu biriydi. Yüksek çevreden insanlar aralarını alırdı onu.'' O eski efendi insanların nesli ne çabuk tükendi. Koşullar biraz değişti, eskilerden eser kalmadı. Yok olup gittiler.'' İnanın o zamanlar bu kadar yalan söylemezdi. Eskiden yalnızca aşırı derecede heyecanlıydı o kadar. Sonunda nasıl oldu görüyorsunuz. Tabii ki içkiden. Bir metresi olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilik yalnızca masum bir yalancı o kadar. Yalnız annemin uzun yıllar süren sabrını anlayamıyorum. Kars kuşatmasından söz etti mi size? Ya da Troikasına koşulu üç atından yandakinin konuşmaya başladığından. O kadar ölçüsüz atar ki. Birden kahkahalarla gülmeye başladı Gavrila. Prenses sordu. Neden öyle bakıyorsunuz yüzüme? Gülüşünüzdeki içtenlik şaşırttı beni de ondan. Doğrusu bir çocuk gibi gülüyorsunuz. Barışmak için demin buraya geldiğinizde ister misiniz elinizi öpeyim dediniz bana. Barışmak isteyen çocuklar da öyle der. Demek hala bu çeşit söylemlere, davranışlara meyliniz var. Sonra birden uzun uzun şu karanlık işlerden 75 bin rubleden söz etmeye başladınız. İnanın bir anlamı vardır bütün bunların. Bundan ne anlam çıkartmaya çalışıyorsunuz? Acaba biraz fazla düşüncesizce davranmıyor musunuz? Etraflıca düşünmeden bir şey yapmamanız gerekir. Belki de doğru söylüyor Varvara. Kavrila heyecanla kesti prensin sözünü. Vay ahlak dersi veriyorsunuz bana. Hala bir çocuk olduğumu ben de biliyorum. Sadece sizinle böyle bir konuşmaya girmem bile kanıtlar bunu. Gururu incinmiş bir genç gibi sürdürdü konuşmasını. Prens, para için evlenmiyorum ben. Bir takım hesaplarım olsaydı kesin yanılırdım. Çünkü kafam da kişiliğim de henüz o kadar güçlü değil benim. Tutkularıma, heveslerime bırakıyorum kendimi. Çünkü parasal bir amacım var. Sanırım o 75 bin ruble elime geçince hemen kendime güzel bir kupa arabası satın alacağımı düşünüyorsunuzdur. Hayır efendim, o zaman da üzerimdeki şu 3 yıllık redingotumu giymeyi sürdüreceğim ben. Kulüpten tanıdıklarımın tümüyle ilişkimi keseceğim. Bizde hepsi birer tefeci olsa da kendini tutmayı, isteklerini frenlemeyi becerebilen çok azdır. Ama ben kendimi tutmak niyetindeyim. Burada önemli olan işi sonuna kadar götürmektir. Bütün sorun bu. Pitson 17 yaşında sokaklarda yatar. Çakı satardı. İşe de bir kapikle başladı. Şimdi 60 bin rublesi var. Ama ne uğraşlar sonunda. Bense hiç uğraşmayacağım. Doğrudan büyük bir sermaye ile girişeceğim işe. 15 yıl sonra şöyle diyecekler. İşte Yahudilerin kralı İvolgin. Orijinalliği olmayan biri olduğumu söylüyorsunuz. Şunu unutmayın sevgili prens. Çağdaş toplumumuzdan bir insana zayıf karakterli, özel bir yeteneğini ve orijinalliği bulunmayan sıradan biri olduğunu söylemekten daha onur kırıcı bir şey yoktur. Siz ise biraz önce beni iyi bir alçak olmakla bile onurlandırmadınız. Biliyor musunuz, o anda çiğ çiğ yiyebilirdim sizi. Karımı ona satacak yapıda biri olduğumu söyleyen yapan Çin'den bile daha çok aşağıladınız beni. Bu beni uzun zamandır deli ediyor azizim ve çok param olsun istiyorum. Bilesiniz ki çok param olduğunda son derece orijinal birisi olacağım. Aslında para insana yetenek bile kazandırdığı için aşağılık, nefret edilecek bir şeydir. Dünyanın sonuna kadar da bu böyle sürüp gidecek. Bütün bu dediklerimin çocukluk, duygusallık olduğunu söyleyeceksiniz. Hoşuma gider bu çünkü gerçeği değiştiremezsiniz. Ben de sonuna kadar direneceğim. Son gülen iyi güler. Neden öyle aşağılıyor beni ye Hıncından olabilir mi? Hayır efendim. Düphe düz bir hiç olduğum için ama param olduğu zaman neyse. Bırakalım şimdi bunları. Gitmem gerekiyor. Kolya iki kez kapı aralığından burnunu gösterdi bile. Yemeğe çağırıyor sizi. Ben de çıkmalıyım. Arada uğrarım size. Evimizde canını sıkılmaz. Aileden biri gibi alacaklardır sizi aralarına. Konuştuklarımız aramızda kalsın. Öyle sanıyorum ki sizinle ya dost olacağız ya düşman. Ne dersiniz prens? Demin elinizi öpseydim, bunun için daha sonra düşmanınız olur muydum? Prens bir an düşündükten sonra gülümsedi. Kesinlikle olurdunuz ama sürekli değil. Sonra dayanamazdınız, bağışlardınız. Vay! Sizin yanınızda dikkatli olmak lazım. Lanet olsun. Siz de zehirlendiniz burada. Kim bilir? Belki siz de düşmanımsınızdır. Neden olmasın? Sahi sormayı unuttum. Nastasya Filipovna'dan pek hoşlandığınız gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Evet, hoşlandım. Aşık mısınız ona? Yok, hayır. Ama birden kıpkırmızı oldunuz. Acı çekiyor gibisiniz siz. Neyse canım önemli değil, önemli değil. Gülmeyeceğim. Hoşça kalın. Ama biliyor musunuz, iyi yürekli bir kadındır. Buna inanabiliyor musunuz? Onun şu adamla Totski ile birlikte olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır kesinlikle değil. Hem de uzun zamandır. Ayrıca fark ettiniz mi bilmem son derece çekingen de. Demin arada bir ne diyeceğini şaşırdığı da oldu. Gerçekten işte böyleleri başkaları üzerinde egemenlik kurmak ister. Neyse hoşçakalın. Gavrila odaya girdiğindeki ruhsal durumundan çok daha rahatlamış olarak çıktı odadan. Prens 10 dakika kıpırdamadan olduğu yerde düşündü. Kolya bir kez daha uzattı başını kapıdan. Yemek yemeyeceğim ben Kolya. Yapan Çinlerde sıkı bir kahvaltı yapmıştım. Kolya odaya girdi, bir pusula uzattı prense. Pusula generaldendi, katlanmış, mühürlenmişti. Kolya'nın yüzünden pusulayı prense vermenin onun için ne kadar zor olduğu belliydi. Prens okudu pusulayı, kalkıp şapkasını aldı. Kolya mahcup İki adımlık yer dedi. İçiyor orada. Parayı nereden buldu bilmiyorum. Prens ne olur size bu pusulayı getirdiğimden kimseye söz etmeyin. Bin kez onun bu çeşit pusulalarını ona buna vermeyeceğime yemin ettim. Ama ne yapayım acıyorum. Lütfen oturup sohbet etmeyin onunla. Birkaç kapik verin yeter. Kolya benim de kafamda bir şey vardı bu konuda. Babanızla görüşmem gerekiyor. Gidelim. 12. Bölüm Kolya prensi Liteyna'ya yakınlarında kapısı sokağa açılan giriş katında bilardoda oynanan bir kahveye götürdü. Ardalyon Aleksandrovich buranın sürekli müşterilerinden biri olduğu için hemen sağdaki küçük odada, köşede bir masada, önünde bir şişe, elinde de gerçekten independence belge oturuyordu. Prensi bekliyordu. Onu görür görmez bıraktı elinden gazeteyi heyecan içinde durmadan konuşarak bir şeyler anlattı. Ama prens hiçbir şey anlamıyordu söylediklerinden. Çünkü general hayli sarhoştu. Prens kesti sözünü. On ruble yok bende. Şu yirmi beşliği buyurun bozdurun. On rublesini kendinize alın, 15 rublesini bana geri verin. Ama başka param yok. Aa elbette kuşkunuz olmasın hemen şimdi. Ayrıca bir ricam olacak sizden general. Nastasya Filippovna'nın evine gitmişliğiniz var mıdır? General kendinden pek hoşnut, mağrur bir tavırla bağırdı. Benim mi? Benim ha! Birkaç kez gittim dostum, birkaç kez. Ama sonra gitmez oldum. Çünkü çirkin bir birlikteliği desteklemek istemedim. Kendiniz de gördünüz. Bu sabah siz de şahit oldunuz. Bir babanın yapabileceği her şeyi yaptım. Yumuşak yürekli hoşgörülü bir babanın kuşkusuz. Ama şimdi bambaşka bir baba çıkacak sahneye. O zaman neler olacağını göreceğiz. Emektar yaşlı bir asker mi boşa çıkartacak bu entrikayı yoksa utanmaz arlanmaz kamelyalı bir kadın mı soylu bir ailenin içine girecek? Ben de size bir tanıdığı olarak bu akşam beni Nastasya evine götürüp götüremeyeceğinizi soracaktım. Bu akşam kesinlikle gitmem gerekiyor oraya. Bir işim var orada ama içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. Bugün tanıştırıldım kendisiyle ama davet etmedi beni. Bu akşam bir toplantı var onun evinde. Aslında kimi nezaket kurallarını çiğneyerek oraya gitmeye hazırım. İsterlerse bana gülsünler. Nasıl olursa olsun yeter ki içeri gireyim. General mağrur bir tavırla bağırdı yine. Siz de aynı benim gibi düşünüyorsunuz genç dostum aynı. Bu arada parayı alıp cebine indirdi. Ben bu önemsiz para için çağırmamıştım sizi. Nastasya Filipovna'ya doğru çıkacağım seferde ya da daha doğrusu Nastasya Filipovna'ya yapacağım saldırıda yanımda olmanız için çağırmıştım. General Ivolgin ve Prens Mishkin ne düşünecektir acaba? Doğum gününde kibarca açıklayacağım ona son kararımı. Doğrudan değil de dolaylı olarak ama sonuçta doğrudan gibi olacak. O zaman Gavrila da anlayacak ne yapması gerektiğini emektar babasını ve nasıl desem neyse işte babasını mı yoksa. Aman ne olacaksa olsun varsın çok iyi düşünmüşsünüz saat 9'da gideriz daha zamanımız var. Nerede oturuyor kendisi? Buraya uzak Bolşoy Tiyatrosu'nun yakınında. Mitot evinde hemen oracıkta meydanda ikinci katta. Bu akşam pek kalabalık olmayacak evi. Doğum günü de boşuna yapılacak. Herkes erken kalkacak. Çoktan akşam olmuştu. Prens hala oturuyor, generalin anlatmaya başladığı ama hiçbirinin sonunu getiremediği sayısız öyküyü dinlemeyi sürdürüyor ve bekliyordu. Prens geldiğinde yeni bir şişe ısmarlamış, 15 dakikada onu da bitirmiş, arkasından bir tane daha istemiş, onu da içmişti. Sonunda bu arada yaşam öyküsünü baştan sona anlattığı düşünülebilirdi. Nihayet ayağa kalktı prens, daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi. Şişenin dibindeki son damlaları da içtikten sonra general de kalktı ve yalpalayarak çıktı odadan. Prens umutsuzluğa düşmüştü. Böylesine aptalca nasıl güvenebilmişti generale? Aklı almıyordu. Aslında güvendiği falan da yoktu. Biraz olaylı da olsa büyük bir skandal çıkmadan Nastase Filipovna'nın evine bir şekilde girmesine generalin yardımcı olabileceğini düşünmüştü. Oysa kör kütük sarhoştu general büyük bir heyecan içinde duygulu, gözlerinden yaşlar akarak durmadan anlatıyordu. Konu sürekli olarak aile üyelerinin kötü davranışları nedeniyle her şeyin alt üst olduğu ve artık buna bir son verilmesinin gerektiğiydi. Sonunda Liteynaya'ya gelmişti. Hava hala yumuşaktı. Hüzün yüklü, ılık, pis bir rüzgar ıslık çalıyordu sokakta. Arabalar çamurlara bata çıka ilerliyor, besili atların, sıska atların nalları kaldırım taşlarını tok sesler çıkartarak dövüyordu. Yer yer sarhoşlarla karşılaşıyorlardı. General, ışıklar içinde şu lüks daireleri görüyor musunuz dedi. Oralarda oturanların hepsi arkadaşımdır. Ben onların hepsinden daha çok hizmet ettim yurduma ve çok acı çektim. Şu anda çamurlara bata çıka, yayan Bolşoy yakınlarında oturan kuşkulu bir kadının evine doğru yürüyorum. Ben, göğsünde 13 kurşun olan ben. İnanmıyor musunuz? Piragov sırf benim için Paris'e telgraf çekmek amacıyla kuşatma altındaki Sivastopol'dan bir süre için ayrılmış, Paris'li doktor, Nelaton'da bilim adına aldığı serbest giriş izniyle kuşatma altındaki Sivastopol'e beni muayene etmeye gelmişti. En üst komutanlarımızın da bildiği bir şeydir bu. Göğsünde 13 kurşun olan Ivolgin budur işte. Evet, böyle derler. Şu evi görüyor musunuz Prens? Eski arkadaşım General Sokoloviç kalabalık soylu ailesiyle bu lüks dairede oturuyor. İşte bu evde Nevski'de 3 Morskaya Caddesi'nde 2 ev daha. Benim kişisel dostlarımın oturdukları evler bunlar. Nina Aleksandrovna koşulları çoktandır kabullenmiş durumda. Ama ben hala hatırlamayı sürdürüyorum. Yani daha doğrusu bugüne kadar beni taparcasına sevip sayan eski arkadaşlarımın aslarımın kültürlü çevresinde dinlenmeyi sürdürüyorum. Şu General Sokolovic Biliyor musunuz sevgili prens? İnsan kimseyi evine konuk edemiyorsa ister istemez kimseye konuk da gidemiyor. Ama bununla birlikte sanırım inanmıyorsunuz bana. Peki en iyi dostumun çocukluk arkadaşımın oğlunu neden bu harika aileyle tanıştırmayayım? General Ivolgin ve Prens Mışkin. Olağanüstü güzel bir kız göreceksiniz orada. Hayır bir değil iki hatta üç. Başkentimizin ve sosyetemizin süsü üç harika kız. Güzellik, kültür, eğitim, kadın sorunlarına ilgi, şiir, sanat. Ne ararsa her şeyin kusursuz birer karışımı her biri her kız kardeş için kadın ve toplumsal sorunlara ilgiye hiç engel olmayacak en azından 80 bin rublelik nakit drahomayı hiç saymıyorum bile. Sözün kısası sizi kesinlikle, kesinlikle götürmeliyim oraya. General Ivolgin ve Prens Mışkin. Şimdi mi diye sordu Prens. Hemen şimdi mi? Ama unuttunuz mu bizim... Önemli bir şey değil canım, önemli değil, unutmadım. Gidelim. Şuradan şu harika merdivenden çıkacağız. Şaşırdım doğrusu kapıcı yok. Ama tatil bugün bir yerlere sıvışmıştır. Hala kovmadılar şu ay yaşı. Bu Sokoloviç yaşamındaki mutluluğu da askerlik hayatındaki başarılarını da bana borçludur. Yalnızca bana başka hiç kimseye değil. Ama ha işte geldik. Prens bu ziyarete itiraz etmiyordu artık. Generali kızdırmamak için uysalca izliyordu onu. Sağlam bir umut vardı içinde. General Sokolov için de ailesinin de bir serap gibi yavaş yavaş gözden kaybolacağını, yok olacağını, öyle ki biraz sonra merdivenlerden sakin sakin ineceklerini umuyordu. Ne var ki dehşet içinde kaybetmeye başlamıştı bu umudu. General gerçekten de burada tanıdıkları varmış gibi çıkıyordu merdivenleri. Bir yandan da durmadan matematik bir kesinlikle biyografik ve topografik bilgiler veriyordu. Nihayet ikinci kata çıktıklarında sağda zengin bir dairenin kapısının önünde durdular. General çıngıran kolunu tuttuğu anda prens kaçmaya kesin karar verdi. Ama tuhaf bir şey durdurdu onu. Yanılmışsınız general dedi. Kapıda Kulakov yazıyor. Sokolov için kapısını çalacaktınız siz. Kulakov. Neyi kanıtlar ki kapıda Kulakov yazması? Sokolov için dairesi burası. Ben de onun kapısının çıngıranı çalıyorum. Boş verin kulak ovu şimdi. Açıyorlar işte. Gerçekten de açıldı kapı. Bir uşak çıkıp beyefendinin evde olmadığını söyledi. Ardalyon Aleksandrovich derin bir üzüntü içinde birkaç kez çok yazık çok diye tekrarladı. Şu tersliğe bakın. Söylersin canım General Ivolginle Prens Mışkin en derin saygılarını sunmak için uğradılar ve çok teessüf ettiler dersin. O anda içeride bir kapı aralandı. Evin kahya kadını olsa gerek, belki de mürebbiyeydi, 40 yaşlarında koyu renk giysili bir kadın göründü. General Ivolgin ve Prens Mışkin duyunca merakla, kuşkuyla yaklaştı. Özellikle generalin yüzüne bakarak, ''Maria Aleksandrovna evde yok.'' dedi. ''Aleksandra Mihailovna ile büyük anneye gittiler.'' Aleksandra Mihailovna da onunla gitti ha. Aman tanrım ne büyük şanssızlık bu. Düşünebiliyor musunuz hanımefendi? Her zaman böyle şanssızımdır ben işte. Kendilerine saygılarımı iletin lütfen. Aleksandra Mihailovna'ya ise neyse. Perşembe akşamı Chopin'in baladını dinlerken dile getirdikleri dileklerinin gerçekleşmesini yürekten istediğimi söyleyin. Hatırlayacaktır. Bunu yürekten dilediğimi söyleyin ona. General Ivogin, Prens Mışkin'le uğradı deyin. Kadının kuşkusu biraz dağılmış gibiydi. Söyleyeceğim efendim dedi. Merdivenlerden inerlerken general ev sahiplerini evde bulamadıkları, prens öylesine harika bir aileyle tanışmaktan yoksun kaldığı için yakınmayı hala sürdürüyordu. Biliyor musunuz dostum, biraz şair ruhluyum ben, fark ettiniz mi? Ama yine de sanırım yanlış yere gittik biz dostum. Şimdi hatırladım, Sokoloviçler başka bir evde oturuyor. Hem sanırım şu anda Moskova'dalar. Evet biraz şaşırdım ben galiba. O kadar önemli değil. Prens canı sıkkın. Yalnız bir şeyi bilmek isterdim dedi. Sizin yardımınızdan umudu temelli kesip oraya yalnız gitmeyi mi denesem ne dersiniz? Kesmek mi dediniz? Umudu mu dediniz? Yalnız mı gideceksiniz? Ben bütün ailemin kaderini böyle ilgilendiren çok önemli bir girişimde bulunacakken mi? Ama İvolgin'i henüz tanımıyorsunuz siz genç dostum. İvolgin demek duvar demektir. Göreve başladığım süvari bölüğünde duvara güvendiğin gibi güvenebilirsin İvolgin'e derlerdi. Yalnız yolumuzun üzerinde bir eve onca çektiklerimden sonra birkaç yıldır huzur bulduğum eve bir dakikalığına uğramam gerekiyor. Bir eve mi uğramak istiyorsunuz? Hayır benim istediğim bir zamanlar komutanı hatta dostu olduğum yüzbaşı Terentev'in dul eşi Terentyeva'ya uğramak. Orada ruhum hafifliyor, sıkıntılarımı, sorunlarımı atıyorum üstümden. Bugün de çok üzgün olduğum için. Sanıyorum büyük bir aptallık ettim diye mırıldandı prens. Sizi de boşuna rahatsız ettim. Neyse şimdilik hoşçakalın. General, hayır hayır genç dostum bırakmam sizi diye haykırdı. Ailenin annesi o dul kadıncağızın yüreğinde titreşen teller benim tüm varlığımda yankılanıyor beş dakikacık kalacağım yanında. Aileden biri gibiyimdir orada. Sanki orada yaşıyorum. Elimi yüzümü yıkayacağım. Üstüme başıma bir çeki düzen vereceğim. Sonra arabaya biner. Doğru Bolşoy Tiyatrosu'na gideriz. İnanın bu akşam çok gereklisiniz bana. İşte geldik bile eve. Aa Kolya burada mıydın? Marfa evde mi? Yoksa sen de yeni mi geldin? Onlarla kapıda karşılaşan Kolya, yo hayır diye karşılık verdi. Uzun zamandır burada İpolit'in yanındayım. Bu sabah fenalaşıp yattı. Ben de oyun kağıdı almak için dükkana inmiştim. Marfa sizi bekliyor. Ama babacığım durumunuz biraz... Neyse hadi yukarı çıkalım. Kolya ile karşılaşmaları prens de Marfa'nın yanına giderlerken generale eşlik etmek isteği uyandırdı. Ama yalnızca bir an için. Prense gerekli olan Kolya'ydı. Ne olursa olsun generalden ayrılmaya kararlıydı. Daha önce ona güvenebileceğini düşündüğü için kendini affetmiyordu. Arka merdivenden dördüncü kata uzun sürede çıktılar. Yolda sordu Kolya. Prensi tanıştıracak mısınız? Evet canım tanıştıracağım. General Ivolgin ve Prens Mışkin. Ama sahi Marfa nasıl? Bir şey söyleyeyim mi babacığım? Bence yukarı çıkmasanız daha iyi edersiniz. Öldürecek sizi. Üç gündür ortalarda yoksunuz. Oysa para bekliyor kadıncağız. Neden para sözü verdiniz ona? Her zaman böyle yapıyorsunuz. Gelin çıkın şimdi işin içinden bakalım. Dördüncü katta alçak bir kapının önünde durdular. General korkuyor, prensi öne sürmeye çalışıyor gibiydi. Ben burada kalacağım diye mırıldandı. Sürpriz yapmak istiyorum. Kolya önden girdi, örgülü saçları, kırk yaşlarında sürmüş sürüştürmüş bir kadın, ayaklarında terlikler, üzerinde yelek, kapıdan bakmış, generalin sürprizi de böylece suya düşmüştü. Generali görünce birden bağırmaya başladı kadın. İşte geldi sonunda alçak, hain, geleceği içime doğmuştu zaten. General masumca gülümsemeyi sürdürerek prense döndü. Girelim tamam diye mırıldandı. Ama tamam değildi. de basık ve karanlık antreyi geçip yarım düzine hasır iskemle ile çuha kaplı iki masanın olduğu dar salona geldiklerinde ev sahibesi kendisine özgü ağlamaklı sesiyle ezbere konuşur gibi bağırmaya başladı. Hiç utanmaz mısın sen? Hiç utanmaz mısın ailemin zorbası barbar canavar? Soyup soğana çevirdin bizi. Kanımızı emdin hala doymadı gözün. Daha ne kadar çekeceğim senden onursuz adam? General titrek bir sesle Marfa Borisovna, Marfa Borisovna diye mırıldanıyordu. Bu Prens Mışkin. Yüzbaşının dul karısı birden prense döndü. İnanır mısınız dedi, ''İnanır mısınız? Bu utanmaz adam yetimlerime hiç acımadı. Her şeyimizi çaldı, alıp götürdü. Sattı, rehin verdi, bir şey bırakmadı bize. Ne yapacağım ben senin o borç senetlerini alçak üç kağıtçı herif. Cevap ver dolandırıcı kalpsiz adam. Yetim çocuklarımın karınlarını nasıl doyuracağım söyle. Bir de küfelik olup geliyorsun buraya. Ayakta duracak halin yok senin baksana. Ne günahın vardı ki tanrı başıma sardı senin gibi bir rezili. Cevap ver. Oysa general hiç oralı değildi. Salonun ortasında dikilip öne eğilerek dört bir yana selam vererek şöyle dedi. Marfa Borisovna buyurun size 25 ruble. Soylu bir arkadaşımdan alabildiğimin hepsi bu kadar. Prens çok kötü yanılmışım böyle işte. Ama şimdi bağışlayın çok bitkinim çok bitkinim ben. Lenacığım bir yastık getir bana canım. 8 yaşlarında bir kız olan Lenacık hemen yastık getirmeye koştu. Getirip muşamba kaplı yırtık pırtık sert divana koydu. General bir şeyler daha söylemek için divana oturdu ama oturur oturmaz uzandı, yüzünü duvara dönüp içi tertemiz insanlara özgü derin bir uykuya daldı. Marfa Borisovna resmi bir tavırla üzgün çuha kaplı masanın yanında bir sandalye gösterdi prense. Kendi de geçip onun karşısına oturdu. Elini sağ yanağına koyup prensin yüzüne bakarak sessiz sessiz iç çekti. Üç küçük çocuk masanın yanına geldi. Üçü de ellerini masaya koyup dik dik prense baktı. Bitişikteki odanın kapısında kolye göründü. Prens seslendi ona. Sizi burada bulduğuma çok sevindim kolya. Yardım edebilir misiniz bana? Bu akşam Nastasya Polna'nın evine gitmek zorundayım. Demin Ardalyon'dan rica etmiştim ama uyuyakaldı. Götürür müsünüz beni oraya? Çünkü ne sokağını biliyorum ne yolunu. Ama adres var bende. Bolşoy Tiyatrosu'nun yakınları. Kim? Nastasya Filippona mı oturuyormuş orada? İyi ama Nastasya hiçbir zaman Bolşoy tiyatrosunun yakınında oturmadı ki. Doğrusunu isterseniz babam da hiçbir zaman gitmemiştir ona. Ondan bir şeyler beklemeniz gerçekten de çok tuhaf. Nastasya Filippovna Vladimirskaya beş yolda oturuyor. Buraya çok yakındır. Hemen mi gitmeniz gerekiyor? Şu anda saat dokuz buçuk. Buyurun götüreyim sizi. Prens de Kolya hemen yola çıktı. Ne yazık ki araba tutacak kadar para yoktu prenste. Yürümek zorundaydılar. Kolya, İpolit'le tanıştırmak isterdim sizi dedi. Deminki kadının büyük oğludur. Öteki odadaydı. Hasta sabahtan beri yatıyor ama çok tuhaf bir çocuktur. İnanılmaz derecede sıkılgandır. Evlerine böyle bir anda geldiğiniz için sanırım utanıp çıkmak istemedi. Aslına isterseniz onun gibi ben de utanıyorum sizden. Ben babamın yüzünden. İpolit ise annesinin yüzünden. Arada fark var kuşkusuz. Çünkü erkekler için pek o kadar utanılacak bir şey değildir bu. Öte yandan erkeklerle kadınlarla ilgili bu görüş farkı bence önyargıdan başka bir şey değildir. Çok iyi bir çocuktu Hipolit ama bir takım önyargılarının tutsağı olmuştur. Verem olduğunu mu söylemiştiniz? Evet Verem. Ölüp kurtulsa daha iyi sanırım. Onun yerinde olsaydım kesinlikle ölmek isterdim. Kardeşleri demin gördüğünüz küçükler için üzülüyor. Olanak bulsak biraz paramız olsa birlikte ayrı bir daire kiralar Ailemizden ayrı orada yaşardık. Bütün hayalimiz bu. Biliyor musunuz demin ona sizin olayınızı anlatınca tepesi attı. Yediği tokatın karşılığını vermeyen, ona tokat atanı düelloya davet etmeyen insan alçaktır dedi. Bu aralar sinirleri çok bozuk. Bu yüzden hiç tartışmıyorum onunla. Demek Nastasya Filipovna daha ilk görüşünde evine davet etti sizi ha? Aslında o etmedi. Kolya sokağın ortasında birden durdu. O zaman neden gidiyorsunuz oraya ve bu kıyafetle çağrılı bir toplantı değil mi bu yoksa İnanın bana içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. İçeri alırlarsa iyi, almazlarsa iş yatar. Kıyafetim konusuna gelince ne yapabilirim ki? Bir işiniz mi var sizin orada yoksa yalnızca soylu bir çevrede bulunmak için mi? Hayır, ben özellikle bir iş için ama anlatmam çok zor bunu. Neyse oraya ne için gittiğiniz sizin bileceğiniz bir şey. Ama beni asıl ilgilendiren sizin oraya kamelyalıların, generallerin, tefecilerin o parlak çevresine bir iş için gitmek istemeniz. Öyle olmasaydı bağışlayın beni prens gülerdim size. Küçük görürdüm sizi. Böyle yerlerde dürüst insan çok azdır. Saygı duyabileceğiniz tek insan bulamazsınız. İster istemez yüksekten bakmaya başlarsınız onlara. Onlarsa senden kendilerine saygı duymanı bekler.'' En başta da Varvara. Hiç fark ettiniz mi prens? Çağımızda herkes serüven peşinde. Özellikle de Rusya'da. Bizim pek sevgili ana yurdumuzda. Nasıl böyle oldu aklım almıyor. Bir zamanlar durum iyi gibiydi. Bir de şimdi bakın. Herkesin dilinde bu. Herkes aynı şeyi yazıyor. Aynı şeyi anlatıyor. Herkesin kirli çamaşırlarını döküyorlar ortaya. En başta da anne babalar eski ahlaki değerlerinden utanıyor. Söz gelimi gazetelerin yazdığına göre Moskova'da bir baba oğluna paraya giden yolda hiçbir engel tanımamasını öğütlüyormuş. Benim generale bakın ne duruma düştü. Bununla birlikte bana soracak olursanız dürüst bir insandır benim general. İnanın öyle her şey düzensiz bir yaşam ve içki yüzünden gerçekten. Hatta ona acıyorum da ama bunu söylemeye korkuyorum. Çünkü sonra herkes alay eder benimle. Ama inanın çok acıyorum ona. Peki ya akıllı geçinenlere ne demeli? Hepsi tepeden tırnağa tefeci. İpolit tefeciliği doğru buluyor. Ekonomik sarsıntıların bir takım yükselmelerin ve düşüşlerin gerekli olduğunu söylüyor. Hepsinin canı cehenneme. Onun bu sözlerine çok canım sıkılıyor ama bu konuda acısı var. Düşünebiliyor musunuz? Dul yüzbaşı karısı annesi generalden para alıyor. Sonra o parayı ona, oğluna yüksek faizle veriyor. Korkun, çirkin bir şey. Öte yandan annem yani general eşi Nina Aleksandrovna para veriyor İpolite, giysi, iç çamaşırı veriyor. İpolit aracılığıyla hepsine, çocuklara bile yardım ediyor. Çünkü kadının çocuklarıyla ilgilendiği yok. Onlar için Varvara da bir şeyler yapıyor. Gördünüz mü ya? Bir de dürüst, sağlam kişilikli insan kalmadı, herkes tefeci oldu diyordunuz. İyi işte, güçlü insanlar da varmış demek. Anneniz var, Varvara var. Bu durumdaki insanlara yardım etmek sağlam ahlakın kanıtı değil de nedir? Varvara övünmek annemden geri kalmamak için yapıyor bunu ama annemin içinden geliyor. Saygı duyarım. Evet buna saygı duyarım, onaylarım. İpolit de benim gibi düşünüyor ama öte yandan kızıyor da. Başlangıçta alay edecek olmuş, annemin bu yaptığının aşağılık bir davranış olduğunu söylemişti. Ama şimdi kim zaman duygulandığı da olur. Hmm, demek siz buna sağlamlık diyorsunuz, güç diyorsunuz öyle mi? Bunu unutmayacağım. Annemin yaptığı bu yardımlardan Gavrila'nın haberi yok. Olsaydı gösteriş derdi. Prens dalgın. Gavrila'nın haberi yok demek dedi. Sanırım çok şeyden haberi yok onun. Size bir şey söyleyeyim mi prens? Çok hoşlanıyorum sizden. Sabahki olayınız aklımdan çıkmıyor. Ben de sizden çok hoşlanıyorum Kolya. Bakın ne diyeceğim. Burada ne yapmak niyetindesiniz? Yakında bir iş edineceğim ben kendime bir şeyler kazanmaya başlayacağım. Gelin siz, ben, İpolit, üçümüz bir daire tutalım. Generali de yanımıza alırız. Çok mutlu olurum ama sonra düşünürüz bunu. Şimdilik kafam çok karışık. Ne o geldik mi? Bu ev mi? Ne gösterişli bir girişi var. Kapıcısı bile var. Eh Kolya bakalım sonu ne olacak bu işin? Prens şaşkın bir durumdaydı. Yarın anlatırsınız bana. O kadar korkmayın. Tanrı yardımcınız olsun. Her konuda düşüncenizi paylaşıyorum çünkü. Hoşçakalın. Şimdi oraya döneceğim. Her şeyi anlatacağım Hipolite. Şimdi kabul edeceklerindense kuşkum yok. İçiniz rahat olsun. Çok değişik bir kadındır Nastasya Filipovna. Şu merdivenden birinci kata çıkacaksınız. Kapıcı yolu gösterir. 13. bölüm Çok tedirgindi prens. Merdivenleri çıkarken kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. En fazla kabul etmezler beni diye geçiriyordu içinden. Kötü bir şeyler düşünürler benimle ilgili veya kabul edip yüzüme bakarak alay ederler. Eh umrumda değil. Gerçekten de bu kadar korkutmuyordu onu şimdi. Ne var ki içeride ne yapacağı, oraya neden geldiği sorularına içini rahatlatacak bir cevap bulamıyordu. Bir fırsatını bulur da Nastasya Filipovna'ya o adamla evlenmeyin, kendinizi mahvetmeyin. O sizi sevmiyor, paranızı seviyor. Kendisi söyledi bunu bana. Aglaya Yepanchinda'dan da duydum aynı şeyi. Buraya size bunu söylemek için geldim diyebilirse. Bunun bile her açıdan doğru bir şey olacağından kuşkusu vardı. Bundan başka çözemediği bir sorun daha vardı. Bu öylesine büyük bir sorundu ki onu düşünmekten bile korkuyordu. Hatta onu sözcüklere dökmeye cesaret edemiyor, aklına geldikçe kıpkırmızı oluyordu. Ama bütün endişesine, kuşkularına rağmen yine de girmişti kapıdan ve Nastasya Filipovna'yı sormuştu. Nastasya büyük sayılamayacak ama gerçekten son derece güzel döşenmiş bir evde oturuyordu. Bu 5 yıllık Petersburg yaşamının başları Afanasi Ivanovich'in onun için parayı acımadan bolca harcadığı bir zaman dilimi olmuştu. O zamanlar onun aşkını kazanabileceğine dair hala bir umudu vardı Afanasi'nin. Bu yüzden de insanın lükse çok kolay alıştığını ama zamanla edindiği ve yavaş yavaş gereksinim olan bu alışkanlığı sonra çok zor bıraktığını bildiği için Nastasya'yı lükse ve konforu alıştırmayı düşünmüştü. Bu olayda Totski eski güzel geleneklere sadık kalmış, duygularının yenilmez gücüne duyduğu sınırsız saygıyla bu geleneklerin hiçbirini değiştirmemişti. Nastasya Filippovna kendisine sunulan bu lüksü geri çevirmemiş, hatta sevmişti. Ama çok tuhaftır. Onsuz her zaman yapabilecekmiş gibi hiçbir zaman esiri olmamıştı lüksün. Hatta birkaç kez bunu açıklayarak Totski'yi hiç hoş olmayacak biçimde şaşırtmıştı. Bununla birlikte Nastasya'nın yaptıkları arasında hoş olmayan bir sürü şey daha vardı. Onun kendisine yakın olmalarına ara sıra izin verdiği veya kendisinin yakın olmaya çalıştığı birçok insanın çirkin davranışları bir yana, Nastasya'da garip bir takım eğilimler de vardı. İki ayrı zevkin bir araya gelmesi, dürüst ve iyi yetişmiş bir insanda bulunması, belki de yadırganacak tuhaf bir takım şeylerle ilgilenmek ve yetinmek yeteneği gibi. Gerçekten de Nastasya Filipovna birden hoş ve sevimli bir bilgisizlikle söz gelimi köylü kadınların onun giydiği gibi patiska ilk çamaşırı giyemeyeceklerini söyleyecek olsa Afanasi Ivanoviç buna çok sevinirdi herhalde. Bu konularda bilgili olan Toski'nin isteğiyle Nastasya'ya uygulanan eğitim programının sonucu başlangıcından beri böyle tuhaf sonuçlara yol açmıştı işte. Yine de o eğitimden bir sürü şey kalmıştı Nastasya'ya. Öyle ki olağanüstü, çekici orijinalliğiyle kimi zaman Afanasi Ivanoviç’ bile şaşırttığı olurdu. Prensi hizmetçi bir kız karşıladı ve prens ona kendisinin geldiğini, Nastasya'ya haber vermesini söylediğinde kız onu son derece sakin dinlemesine çok şaştı. Ne çamurlu çizmeleri, ne geniş kenarlı şapkası, ne kolsuz yağmurluğu, ne de çekingen duruşu en küçük bir kararsızlığa düşürmedi kızı. Hizmetçi kız prensin yağmurluğunu aldı, bekleme odasında beklemesini söyleyip geldiğini haber vermek üzere içeri gitti. Nastasya'nın Bonanın konukları her zamanki dostlarıydı. Geçmiş yıllardaki bu tür toplantılara oranla daha az kalabalık olduğu söylenebilirdi. En önemli konuklar olarak önce Afanasi Ivanoviç Totski ile Ivan Fyodoroviç Yapançin vardı. İkisi de çok cana yakındı. Ama Gavrila ile ilgili yapılacak açıklamanın pek saklayamadıkları beklentisiyle içten içe huzursuzdular. Anlaşılacağı üzere onların dışında Gavrila da vardı. O da somurtkan ve çok dalgındı. Hatta hiç cana yakın değildi. Uzak bir köşede dikiliyor, hiç konuşmuyordu. Varvara'yı getirmemişti. Zaten Nastasya Filippona da neden gelmediğini sormamıştı. Yalnızca selamlaşmış, sonra da gündüz prensle arasında geçen olayı hatırlatmıştı. Olaydan haberi olmayan general konuyla ilgilenince Gavrila o gün olan her şeyi olaydan sonra prensten özür dilemek için odasına gittiğini soğuk ve ölçülü bir dille anlattı. Bu arada heyecanla, prense birilerinin tuhaf bir biçimde neden budala dediğini anlayamadığını, kendisinin hiç de öyle düşünmediğini, prensin çok aklı başında bir insan olduğuna inandığını söyledi. Nastase Filipovna onun prensle ilgili söylediklerini büyük bir dikkatle dinliyor, Gavrila'yı merakla izliyordu. Hemen arkasından konu sabahki olaya öylesine çok katkıda bulunan Rogojin'e geldi. Afanasy Ivanoviç ile Ivan Fyodorovic aynı büyük ilgiyi Rogojin üzerine anlatılanlara da gösterdi. Rogojin ilgili en doğru bilginin akşam saat 9'a kadar onunla koşturup duran Pitsin'de olduğu anlaşılmıştı. Rogojin ondan ısrarla akşama dek 100 bin ruble bulmasını istiyormuş. Şöyle anlatıyordu Pilsen. Sarhoştu ama 100 bin ruble bu kadar parayı bulmak hiç kolay olmasa da sanırım bulacaklar. Ama bugün mü yarın mı orasını bilmem. Birçok kişi bunun için çalışıyor. Kinder, Tripolov, Diskop. Faizi ne olursa olsun önemli değilmiş öyle diyor. Elbette sarhoş olduğu için. Bir de ilk anlık sevincinden. Sözlerini böyle bitirmişti Pitsin. Bütün bu haberleri herkes ilgiyle biraz da can sıkıntısıyla dinlemişti. Nastasya Filipovna düşüncelerini açıklamak istemiyor gibi sessizce dinliyordu. Gavrila da öyle. En çok heyecanlanan general Yapançindi. Daha sabahtan hazırladığı inci kolye aşırı soğuk bir nezaketle hatta pek değişik bir gülümsemeyle kabul edilmişti. Konuklar arasında yalnızca Ferdeşçenko çok neşeli ve keyifliydi. İnce zarif bir söz ustası olarak isim yapmış olan önceleri bu çeşit toplantılarda genellikle sohbeti yöneten Afanasi Ivanoviç'in bu akşam keyifsiz, hatta her zamankinin aksine sanki kafasının karışık olduğu belliydi. Pek kalabalık olmayan öteki konuklar Tanrı bilir neden çağrılmış çok zavallı ihtiyar bir öğretmen, son derece ürkek söze karışmayan, kimsenin tanımadığı bir genç, aktrislerden 40 yaşlarında deli dolu bir kadın ve olağanüstü güzel, çok şık giyimli, sessiz genç bir kadın. Konuşmalara katılmadıkları gibi bazen neden söz edildiğini bile anlayamıyor gibiydiler. Böylece prens tam zamanında gelmiş oldu. Hizmetçi kız geldiğini bildirdiğinde herkes şaşırmış, özellikle Nastasya Filipovna'nın şaşkınlık okunan yüzünden onu davet etmeyi aklından bile geçirmediği anlaşılınca da birkaç kişi anlamlı anlamlı gülümsemişti. Ama Nastasya Filipovna ilk şaşkınlığı attıktan sonra karşısında birden onu gördüğünde öylesine sevinmişti ki Konukların büyük çoğunluğu beklenmeyen bu konuğu neşeyle gülümseyerek karşılamıştı. Ivan Fyodorovich Yapancin şöyle dedi: "Tutalım ki saflığından oldu bu, ama bu tür olayların desteklenmesi tehlikelidir. Ne var ki şu anda böylesine değişik bir biçimde buraya gelmesi hiç de fena olmadı. Onu tanıdığım kadarıyla bizi neşelendireceğini dahi düşünüyorum." Hemen Ferdişçenko araya girdi. Üstelik kendi kendine de geldi. Genel soğuk bir tavırla kesti sözünü. "Bundan ne çıkar?" Ferdişçenko açıkladı içeri alınmasının karşılığını ödemesi gerekir. Ferdershenko ile aynı ortamda eşit koşullarda bulunmayı uzun süredir sindiremeyen general sabredemedi. Ama o prens Mışkin'dir, bir Çenko değildir, dedi. Çenko gülümseyerek karşılık verdi. Hey general, acıyın bu Çenko'ya. hem özel haklarım var benim. Ne gibi özel haklarınız varmış? Geçen sefer herkese ayrıntılarıyla anlatmıştım. Saygıdeğer ekselansları için bir kere daha anlatayım. Bildiğiniz gibi efendim, herkesin bir nükte yeteneği vardır ama öyle bir yetenek bende yok. Buna karşılık ben de gerçekleri söyleme hakkını kazandım. Bilindiği gibi gerçeği yanlışa nükte yeteneği olmayanlar dile getirir. Ayrıca nükte yeteneğim olmadığı için çok da kindarım ben. Her türlü hakareti uysallıkla kabullenirim ama bana hakaret edenin en küçük başarısızlığına kadar onun ilk başarısızlığında hemen hatırlarım bana yaptığı hakareti ve intikamımı bir türlü alırım. Benden söz ederken Ivan Petrovich Pitsa'nın söylediği gibi tekmeyi basarım. Oysa kendisi hiç kimseye tekme atmamıştır. Kırılov'un aslanla eşek fablını biliyor musunuz ekselansları? Sizinle ben tıpkı öyleyiz işte. Sanki bizim için yazmış bu fablı Kırılov. General öfkelenmişti. Yine saçmalamaya başladınız Ferdişenko dedi. Ne oldu ki ekselansları dedi Ferdişçenko. Telaşlanmayın siz haddimi bilirim ben. İkimizin Krilov'un fablındaki aslanla eşek olduğumu söylediysem elbette eşek rolünü ben kendi üzerime alıyorum. Siz ekselansları da Krilov'un fablında anlattığı gibi aslan oluyorsunuz. Güçlü aslan, ormanların kralı kocamış güçten düşmüştü. Bense eşeğim ekselansları. General bir şey düşünmeden bu son söylediğinize katılıyorum dedi. Generalin ağzından kaçırdığı bu kaba ve kasıtlı söz Ferdişçenko'nun bir soytarı olduğu herkese kabul edildiğinden hiç yadırganmamıştı kuşkusuz. Sesini yükseltti Ferdişçenko. Beni de bunun için alıyorlar böyle yerlere zaten. Böyle şeyler söyleyeyim diye yoksa böyle yerlere kabul edilecek biri miyim ben? Biliyorum bunu. Beni Ferdişenko'yu Afanasi Ivanoviç gibi bir centilmenle yan yana oturtmak olur mu hiç? İster istemez bir tek açıklaması kalır bunun. İkimizi bir arada düşünmek olanaksız olduğu için yapıyorlar bunu. Ferdişenko'nun sözleri kaba olmakla birlikte iğneleyiciydi de. Hatta bazen çokça. Nastasya Filippona'nın hoşlandığı da galiba buydu. Onun evine konuk olmak isteyenler Ferdişçenko'nun varlığına katlanmak zorundaydı. Ferdişçenko orada bulunmasının Totski'ye baştan beri dayanılmaz geldiği için davetli olduğunu düşünmek de belki de haklıydı. Gavrila'ya da çok çektiriyordu. Bu açıdan Nastase Filippovna için epey faydalıydı. Ferdişçenko ne diyeceğini anlamak istiyormuş gibi Nastasya'nın yüzüne bakarak Prens gelir gelmez moda bir roman söyleyecektir bize, dedi. Nastasya Filipovna soğuk bir tavırla, sanmıyorum Ferdişçenko dedi, heyecanlanmayın lütfen. Aa, kendileri özel korumanız altındaysa ben de susuyorum. Ama onun sözünü bitirmesini beklemeden kalktı yerinden Nastasya Filipovna. Prensi karşılamak için yürüdü. Prensle karşılaşınca, ''Bugün o telaş arasında sizi davet etmeyi unutmuşum prens.'' dedi. ''Çok üzgünüm. Ama bu kararlılığınızdan dolayı size teşekkür etmek, takdirlerimi sunma fırsatını bana verdiğiniz için de çok mutluyum. Konuşurken prensin buraya gelişinin nedenini anlamaya çalışıyormuş gibi onun gözlerinin içine baktı. Prens Nastasya'nın bu hoş sözlerine belki bir karşılık verirdi ama gözleri öylesine kamaşmıştı, öylesine şaşkın durumdaydı ki ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Nastasya Filippona da bunu fark etti ve bu durum pek hoşuna gitti. Nastasya o akşam üzerindeki kıyafetle göz kamaştırıyor, çevresinde olağanüstü bir etki yaratıyordu. Elinden tutup konuklarının yanına götürdü prensi. Tam konuk salonunun kapısında birden durdu prens. Büyük bir heyecan içinde aceleyle fısıldadı Nastasya Filipovna'ya. Kusursuz bir insansınız. Zayıflığınız, yüzünüzün solukluğu bile. Başka türlü düşünmek gelmiyor sizi insanın içinden. Buraya gelmeyi çok istedim ben. Özür dilerim. Gülümsedi Nastasya Filipovna. Özür dilemeyin. Böyle çıka gelmenizin ilginçliği, orijinalliği kaybolur sonra. Anlaşılan çok tuhaf biri olduğunuzu söyleyenler haklıymış. Demek beni kusursuz buluyorsunuz ha? Evet. Çok yerinde tahminleriniz var ama bu kez yanıldınız. Bu akşam hatırlatacağım bunu size. Nastasya Filipovna konuklarına tanıttı prensi. Konukların yarısından fazlası zaten tanıyordu onu. Totski hemen hoş bir şeyler söyledi ona. Sanki herkes biraz canlanmış, hep birden konuşmaya gülüşmeye başlamıştı. Nastase Filipovna hemen yanına oturttu prensi. Ferdinchenko'nun sesi herkesinkinden yüksekti. ''Peki ama prensin buraya gelmesinde ne gibi bir gariplik var. Onun açısından son derece anlaşılır bir şey bu.'' Söze pek karışmayan Gavrila birden destekledi onu. ''Onun açısından son derece anlaşılır bir şey.'' Ivan Fyodorovic'in masasında Nastasya Filipovna'nın resmini gördüğünden bu yana bütün gün inceledim prensi. Çok iyi hatırlıyorum. Sabahleyin acaba mı diye düşündüğüm şeyden ve prensin bana bir ara itiraf ettiği şeyden şimdi hiç kuşkum yok. Gavrila çok ciddiydi. Sözcüklerinde en küçük bir şaka belirtisi yoktu. Hatta yadırganacak derecede ciddiydi. Kıp kırmızı kesilen prens, "Herhangi bir itirafta bulunmadım ben size." dedi. Yalnızca sorunuza cevap verdim. Bravo, bravo diye haykırdı Ferdişenko. En azından içtenlikle söylüyor adam. Hem kurnazca hem de içtenlikle. Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Pissin, nefretle çıkıştı ona. Bağırmayın Ferdişenko. İvan Fyodorovic, Sizden böyle bir cesaret beklemiyordum prens, dedi. Kimlere yakışır bu biliyor musunuz? Bense sizi bir filozof sanmıştım. Ah siz mülayimler! O ana kadar ağzından tek sözcük çıkmayan, bir şeyler söyleyeceğini de kimsenin beklemediği, dişleri dökük 70'lik emekli öğretmen, beklenmedik bir biçimde konuşmaya ya da daha doğrusu homurdanmaya başladı. Prensin masum bir şaka karşısında bile tertemiz bir genç kız gibi kızardığına bakılırsa, bence dürüstlük bir genç olarak onun kalbinde son derece soylu övülesi duygular yer etmiştir. Herkes daha çok gülmeye başlamıştı. Onun nüktesine güldüklerini sandığı için olacak ihtiyarcık herkesin yüzüne bakıyor, kendi daha yüksek sesle gülüyordu. Öyle ki bu çeşit orijinal hatta tuhaf ihtiyarları nedense pek seven Nastasya hemen okşamaya öpmeye başladı onu ve ona bir çay daha getirmelerini söyledi. Çayı getiren hizmetçiden şalını istedi, sıkıca sarındı şalına. Şömineye daha odun atmalarını söyledi. Saatin kaç olduğu sorusuna hizmetçi kız on buçuk dedi. Birden sordu Nastasya Filipo Baylar, şampanya ister misiniz? Hazırlatmıştım. Belki daha da neşelenirsiniz. Çekinmeyin, resmiyeti bırakın lütfen. Nasılsa Filipovna'nın konuklara hem de böylesine içten bir tavırla içki teklif etmesi çok tuhaftı. Önceki davetlerinde onun olağanüstü resmi olduğunu herkes bilirdi. Ne var ki, toplantı her zamankinden daha neşeli geçiyordu. İçki teklifini kimse geri çevirmedi. En başta da general, sonra pek hareketli kadın ihtiyacık Ferdişçenko, onların arkasından da herkes. Oluşan yeni havaya uyum sağlamak, bu havaya küçük bir şakayla elinden geldiğince katkıda bulunmak umuduyla Tolski de bir kadeh almıştı. Yalnızca Gavrila içmiyordu. Nastasya Filippona'nın ki o da şarap içiyordu ve bu akşam 3 kadehten fazla içmeyeceğini söylüyordu ansızın susan, hüzünlü bir dalgınlıkla kesilen tuhaf, isterik ve nedensiz kahkahalarından da bazen pek keskin ve hızlı çıkışlarından da bir şey anlaşılmıyordu. Kimileri sinir krizi geçirdiğini düşünüyordu. Bir süre sonra onun bir şey beklediğini, sık sık saate baktığını, giderek daha sabırsız ve dalgın olduğunu fark etmişlerdi. Hareketli kadın sanki küçük bir nöbet geçiriyorsunuz dedi. Küçük değil, büyük bir nöbet diye karşılık verdi Nastasya Filipovna. Şalıma da onun için sarındım. Gerçekten de yüzü bembeyaz olmuştu. Zaman zaman titremesine engel olmaya çalışıyordu. Salonda herkes telaşlanmış, kıpırdamaya başlamıştı. Totski, Ivan Fyodorovic'e bakıp, ''Hanımefendiyi artık rahatsız etmesek iyi olmaz mı?'' dedi. Nastasya Filipovna birden ısrarcı ve anlamlı bir tavırla yükseltti sesini. ''Kesinlikle olmaz baylar, çok rica ediyorum oturun. Burada bulunmanız bu akşam özellikle benim için gerekli. Hemen bütün konuklar bu toplantının verilecek çok önemli bir karar için düzenlendiğini bildiğinden Nastasya Filipovna'nın bu son söylediği olağanüstü etkili olmuştu. General Letoski bir kez daha bakıştı. Gavrila huzursuzca şöyle bir kıpırdadı olduğu yerde. Hareketli kadın, küçük bir oyun oynayalım mı dedi. Ferdişenko atıldı. Harika, yeni bir oyun biliyorum. En azından dünyada bir kez oynanmış ve başarısız olmuş bir oyun. Hareketli kadın sordu. Nasıl bir oyunmuş bu? Bir gün arkadaşlarla toplanmıştık. Evet içmiştik de kuşkusuz. Biri ansızın bir öneri attı ortaya. Sırayla herkes masadan kalkmadan hayatında kötü davranışlarının en kötüsü olduğunu düşündüğü bir davranışını yüksek sesle içtenlikle anlatacaktı. Ama içtenlikle Önemli olan içtenlikle anlatmasıydı. Yalan söylemeyecekti. Garip bir düşünce dedi general. Evet ekselansları garip olduğu kadar da güzel. Komik bir düşünce dedi Toski ama anlaşılır da bir çeşit övünme. Belki amaç da buydu. Hareketli kadın araya girdi. Böyle oyunlarda gülünecek yerde ağlarsınız. Pitsin olmayacak anlamsız bir şey dedi. Sonuç başarılı oldu mu diye sordu Nastasya Filipovna. Olmasına olmadı. İğrenç bir sonuç çıktı ortaya. Herkes bir şeyler anlattı elbette. Çoğunun anlattığı da gerçekti. Ama düşünün ki bazıları bundan haz bile duyarak anlattı. Sonunda ise hepsi utandı. Oyunu sürdüremediler. Ama genellikle neşeliydik. Yani değişik bir neşeydi bizimki işte. Nastasya Filipovna birden heyecanlandı. Evet gerçekten hoş bir oyun bu. Biz de deneyelim baylar. Nasıl olsa neşemiz pek yerinde değil. Herkes bir şey anlatmayı kabul ediyorsa öyle bir şey yani. İsterse kuşkusuz herkesin kendi isteğine bağlı öyle değil mi? Belki biz sonuna kadar sürdürebiliriz oyunu ne dersiniz? En azından çok orijinal. Harika bir fikir diye haykırdı Ferdişçenko. Ama hanımları ayrı tutalım. Önce erkekler başlasın. O zaman yaptığımız gibi sırayı kurayla belirleriz. Evet kesinlikle öyle yapacağız anlatmak istemeyen doğal olarak anlatmayacak ama bu çok sevimsiz kaçacaktır. İsimlerinizi birer kağıda yazıp verin baylar. Onları şuraya şapkanın içine atalım. Çekilişi prens yapacak. Oyun çok basit. Hayatımızda yaptığımız en kötü şeyi anlatacağız. Bu. Çok kolay bir oyun göreceksiniz. İçinizden biri unutacak olursa ben hemen anlatırım nasıl olacağını. <laughs> bu fikir hiç kimsenin hoşuna gitmemişti. Bazıları yüzüne ekşitmişti, bazıları kurnaz kurnaz gülümsüyordu. İtiraz edenler bile çıktı ama çok sert değil. Söz gelimi Nastasya Filipovna'nın bu tuhaf düşünceye nasıl sarıldığını gören ve ona itiraz etmek istemeyen Ivan Fyodorovich bunlardandı. Nastase Filipovna istekleri kendisi için yararsız hatta basbayağı kapris olsa bile onları açığa vurmaya karar vermişse daima acımasız olur ve durdurulamazdı. Şimdi de sinir krizine tutulmuş gibiydi. Telaşlanıyor, özellikle de iyice tedirgin olan Toski'nin itirazlarına karşılık kesik kesik isterik kahkahalar atıyordu. Sin siyah gözleri kıvılcım saçıyordu. Solgun yanaklarında kırmızı iki leke belirmişti. Konukların birkaçının yüzünde beliren bezgin ve alıngan ifade alay etme isteğini daha da kışkırtıyordu. Belki de bu düşüncenin özellikle hayasızlığı, da onun hoşuna giden. Konuklar arasında onun bu işte özel bir hesabının olduğunu düşünenler bile vardı ama yine de tek tek kabul edilmeye başladılar. Çünkü ne de olsa merak uyandıran bir şeydi bu. Birçok kimse içinse çok çekiciydi. Herkesten çok da Ferdiş Çenko telaşlıydı. Sesi pek çıkmayan genç ürkek bir tavırla "Ya hanımların yanında anlatılamayacak şeyler vardır." dedi. Ferdiş Çenko karşılık verdi. O zaman siz de onu anlatmazsınız. Sanki yaptığınız iğrenç başka bir şey yok mu hayatınızda? Ah şu gençler. Hareketli kadın ama ben yaptıklarımdan hangisinin en kötü olduğunu bilmiyorum ki dedi. Kadınlar anlatıp anlatmamakta serbestler diye tekrarladı Ferdischenko. Ama yalnızca serbestler. Anlatmak isteyenler saygıyla dinlenir. Anlatmak istemeyen baylar da anlatmamakta serbesttir. Peki anlatanın yalan söylemediğini nereden bileceğiz diye sordu Gavrila. Öyle ya yalan söylüyorsa oyunun hiçbir anlamı kalmaz. Hem kim yalan söylemeyecek ki? Kesinlikle herkes yalan söyleyecektir. Evet ama aramızda yalan söyleyeni dinlemenin de bir çekiciliği olacak. Bu konuda senin çekineceğin bir şey yok Gavrila. Çünkü en iğrenç davranışını bilmeyen yok senin. FerdiŞenko heyecanla sesini yükseltti. Düşünün baylar, yalnızca şunu düşünün. Burada anlatacaklarımızdan sonra yarın birbirimizin yüzüne nasıl bakacağımızı düşünün. Toski pek ciddi bir şekilde çok doğru olacak şey mi bu dedi. Bu konuda gerçekten kararlı mısınız Nastasya? Nastasya Filippona alaylı alaylı gülümseyerek kurttan korkan ormana girmez dedi. Giderek daha çok kaygılanan Toski ama izninizle Bay Ferdişenko böyle oyun mu olur dedi. İnanın böyle şeyler hiç iyi sonuç vermez. Kendiniz de söylüyorsunuz bir kez denemişsiniz iyi sonuç alamamışsınız. Alamadık olur mu? Geçen sefer nasıl üç ruble çaldığımı anlatmıştım. Nasıl çaldıysam öyle olduğu gibi anlatmıştım. Tutalım ki öyle. Ama gerçekte olduğu gibi anlatmış olamazsınız. Size inanmış da olamazlar. Gavrila çok doğru söyledi. Anlatılanlarda küçük de olsa bir yalanın olduğu hissedilirse oyun bozulur. Gerçek yalnızca rastlantı sonucu anlatılabilir burada. Biraz övünür bir tavırla son derece kötü, anlamsız ve uygunsuz bir şekilde. Çenko ''Ama ne zarif bir insansınız siz Afanasi İvanoviç'' dedi. ''Şaşırttınız beni. Düşünebiliyor musunuz baylar? Hırsızlığımdan gerçekmiş gibi söz edemeyeceğimi söylemekle Afanasi Ivanoviç benim hırsızlık yapmış olamayacağımı büyük bir incelikle söyledi. Öte yandan Verdishenko'nun hırsızlık yapmasını da gayet mümkün olduğunu söylemekte. Ama başlayalım artık baylar. Başlayalım. Kağıtlar hazır. Evet Afanasi Ivanoviç. Siz de koydunuz şapkaya adınız yazılı kağıdı. Demek oyuna katılmak istemeyen yok. Çekilişe başlayın prens. Prens bir şey söylemeden elini şapkanın içine soktu ve ilk adı çekti. Ferdişçenko, ikinci Pitsin, üçüncü General, dördüncü Afanasi Ivanoviç, beşinci Prens, altıncı Gavrila ve sonra ötekiler. Kadınlardan çekilişe katılan olmamıştı. Ferdişçenko, Aman tanrım şu şansa bakın dedi. Oysa ben birinci prens ikinci general çıkar diye bekliyordum. Neyse hiç değilse Ivan Petrovic benden sonra. Onu dinlediğinizde ödüllendireceksiniz beni. Evet baylar, elbette soylu bir örnek olmak zorundayım size. Ama şu anda en çok üzüldüğüm aranızda çok önemsiz biri olmamdır. Hiçbir özelliğim yok benim. Toplum içinde yerim de yok. Peki ama Ferdi Şenko'nun iğrenç bir şey yapmış olmasının ilginç ne yanı var? Evet nedir benim yaptığım en kötü şey? Burada zenginlik içinde bunalma söz konusudur. İnsanın hırsız olmadan da çalabileceğine Afanasi Ivanoviç'i inandırmak için tekrar o hırsızlık olayımı mı anlatsam? İnsanın kendisine sorulmadan bile aşağılık davranışlarını anlatmaktan büyük haz duyabileceğine inandırıyorsunuz beni Bay Ferdişçenko. Nastasya Filipovna sinirli, sabırsız bir tavırla emreder gibi ''Başlayın hadi Ferdişenko'' dedi. ''Çok gereksiz konuşuyorsunuz, susmasını da bilmiyorsunuz.'' Nastasya Filipovna'nın az önceki nöbeti geri gelmiş gibi kahkahalarından sonra birden asık suratlı, huysuz ve sinirli olduğunu herkes fark etmişti. Üstelik bu saçma kaprisinde inatla ve zorbaca ısrar ediyordu. Afanasi Ivanoviç büyük acılar içindeydi. Öte yandan Ivan Fyodorovic'e de sinir oluyordu. General hiçbir şey olmamış gibi şampanya şişesinin başında oturuyor, hatta belki de sırası geldiğinde ne anlatacağını düşünüyordu. 14. bölüm Öyküsüne başlarken yüksek sesle şöyle dedi Ferdişçenko: Nükte yeteneğim yok da onun için gereksiz konuşuyorum Nastasya Filipovna. Afanasi Ivanoviç veya Ivan Petrovic gibi bir nükte yeteneğim olsaydı bütün akşam onlar gibi hep oturur ağzımı açmazdım. Bir şey sorabilir miyim size prens? Ne dersiniz? Dünyada hırsız olmayanlardan çok hırsız olduğunu, bir kez olsun çalmayan dürüst bir insanın olmadığını düşünürken yanılıyor muyum? Bütün düşüncem bu ama bundan tüm insanlar hırsızdır sonucuna da varmıyorum tabii ki. Aslında kimi zaman bu sonuca varmayı çok isterdim ya neyse. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz prens? Darya Alekseyevna girdi araya. Öf ne kadar aptalca konuşuyorsunuz. Saçmalıyorsunuz siz. Herkesin bir şey çalmış olması olacak şey mi? Örneğin ben hiçbir zaman hiçbir şey çalmadım. Siz hiçbir zaman hiçbir şey çalmadınız Darya Alekseyevna. Ama yüzü birden kıpkırmızı olan prens ne diyecek bakalım. Her nedense yüzü gerçekten kıpkırmızı kesilen prens, ''Sanırım doğru söylüyorsunuz.'' dedi. ''Yalnız biraz abartıyorsunuz.'' ''Peki prens, siz hiçbir şey çalmadınız mı?'' General araya girdi. ''Of çok komiksiniz, kendinize gelin Bay Ferdişenko.'' Darya Alexievna üzerine basa basa ''İş ciddiye binince anlatmaktan çekinmeye başladınız.'' dedi. ''Prensi yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Neyse ki susuyor prens bir şey söylemiyor.'' Nastasya Filipovna sertçe, canı sıkkın bir tavırla söylendi. Çenko, ya anlatın ya da kesin sesinizi. Hem kendi işinize bakın. Sıktınız artık. Hemen Nastasya, hemen şimdi başlıyorum. Ama prens itiraf ederse, çünkü benim için önemli olan onun itiraf etmesi, o zaman başka biri gerçeği anlatacak olursa neler söyler? Benim öyküme gelince baylar. Anlatmaya diyecek bir şey yok ortada. Son derece basit, aptalca ve iğrenç bir olay. Ama inanın bir hırsız değilim ben. Evet çaldım ama bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Çaldım ama niye çaldım? Diyormuş. Üç yıl önce bir pazar günü Semyon Ivanovich İşçenk'in yazdığında oldu bu. Yemeğe konukları vardı. Yemekten sonra erkekler şarap içmek için masadan kalkmamıştı. Evin genç kızı Maria'ya piyonada benim için bir şeyler çalmasını rica etmek istedim. Bitişik odadan geçerken Maria'nın çalışma masasında 3 rublelik yeşil bir banknot ilişti gözüme. Maria Ivanovna evle ilgili bir harcama için çıkarıp koymuş olmalıydı onu oraya. Odada kimsecikler yoktu. Alıp cebime attım banknotu. Nedenini bilmiyorum. O anda ne olmuştu bana farkında değildim. Hemen yemek odasına dönüp masaya oturdum. Oldukça büyük bir heyecan içinde oturuyor, durmadan konuşuyor, fıkralar anlatıyor, gülüyordum. Sonra geçip hanımların yanına oturdum. Aradan yarım saat geçmişti ki paranın olmadığı fark edildi. Hizmetçi kızları sorguya çekmeye başladılar. Darya adında bir hizmetçi kızdan kuşkulanıyorlardı. Olayı büyük bir merak ve ilgiyle izliyordum. Hatta hatırlıyorum Darya ne diyeceğini ne yapacağını şaşırınca araya girdim. Yüksek sesle kızcağıza suçunu itiraf etmesini, Marya'nın çok iyi yürekli biri olduğuna, onu bağışlayacağına her şeyimle kefil olduğumu söyledim. Herkes bana bakıyordu. Bense kızcağız akıl verirken banknot cebimde olduğu için olağanüstü bir haz duyuyordum. O üç rubleyi hemen o akşam bir restoranda içkiye yatırdım. İçeri girip bir şişe lafit şarabı söyledim kendime. Oysa o güne kadar bu şaraptan yanında bir şey olmadan hiç öyle bütün bir şişe söylememiştim. O 3 rubleyi bir an önce harcayıp bitirmek istiyordum. Bu olay yüzünden vicdanım o zamanda daha sonra da pek o kadar sızlamadı. Sanırım bir kez daha yapmam aynı şeyi. İnanın ya da inanmayın umrumda değil. Hepsi bu kadar işte. Darya Alexievna nefretle elbette en kötü davranışınız bu değildir dedi. Afanasi Ivanoviç ekledi. Bu bir davranış değil psikolojik bir olay. Nastasya Filipovna tiksintisini saklamaya gerek görmeden ya hizmetçi kız ne oldu diye sordu. Hizmetçi kızı ertesi gün kovdular elbette. Sıkı kurallar vardı o evde. Siz de izin verdiniz buna öyle mi? Kız kız güldü Ferdeşçenko, Bundan iyisi ne olabilirdi? Gidip suçu üstüme mi alacaktım yani? Ama öyküsünün salonda neden olduğu aşırı tatsız havadan biraz etkilenmiş gibiydi. Sesini yükseltti Nastasya. Ne iğrenç bir şey bu böyle. Ha, insandan hayatında yaptığı en iğrenç şeyi anlatmasını istiyorsunuz. Sonra da bunun güzel bir şey olmasını bekliyorsunuz öyle mi? En kötü davranışlar her zaman iğrenç olanlardır. Biraz sonra Ivan Petrovich'in anlatacaklarında göreceksiniz bunu. Dışarıdan bakınca ışıl ışıl soylu görünmek ister. Çünkü bir kupa arabası vardır. Kupa arabası sahibi olan az mıdır? Hem de ne yollarla? Sözün kısası Ferdişçenko sonunda dayanamamış, birden öfkelenmiş, hatta kendini kaybetmiş, haddini aşmıştı. Yüzünü bile ekşitmişti. Tuhaftı ama büyük ihtimalle öyküsünden bambaşka bir başarı bekliyordu. Ferdişçenko, Totsi'nin deyişiyle bir tür övünme yüzünden sıklıkla bu türden falsolar yapardı. Öfkesinden neredeyse titremeye başlayan Nastasya dik dik Ferdişçenko'nun yüzüne bakıyordu. Ferdişçenko ise bir anda ürküp sustu. Hatta korkudan buz kesti. Fazla ileri gitmişti. Afanasi Ivanoviç kurnazca gülümseyerek ''Ne dersiniz bıraksak mı bu saçmalığı artık?'' dedi. Pitsin kararlı. ''Sıra bende'' dedi. ''Ama anlatmama hakkımı kullanacağım.'' ''Anlatmak istemiyor musunuz siz?'' ''Yapamam Nastasya. Hem bu çeşit oyunları genellikle doğru bulmam ben.'' Nastasya generale döndü. Sıra sizde general dedi. Siz de anlatmayacaksanız korkarım oyun bozulacak ve ben çok üzüleceğim. Çünkü en sonunda kendi hayatımdan bir olayı anlatmayı düşünüyordum. Ama sizden ve Afanasi Ivanoviç'ten sonra yapacaktım bunu. Çünkü ikinizden cesaret alacaktım. Nastasya Filipovna sözünün sonunu gülümseyerek getirmişti. General heyecanla haykırdı. Ah söz veriyorsanız ben bütün hayatımı anlatmaya hazırım. Doğrusunu isterseniz sıramı beklerken anlatacağım öyküyü de hazırlamıştım. Kendini henüz bütünüyle toplayamamış olan Ferdişçenko acı bir gülümsemeyle bu öyküyü ne büyük bir edebi zevkle hazırladıkları ekselanslarının yüzünden anlaşılıyor dedi. Nastasya Filipovna şöyle bir baktı generale. Ferdişçenko gibi o da gülümsedi. Ama can sıkıntısının gerginliğinin giderek arttığı da belliydi. Nastasya'nın bir öyküyü anlatacağını söylemesi üzerine Afanasi Ivanoviç'in korkusu bin kat daha artmıştı. Baylar diye başladı general. Herkes gibi benim de hayatımda pek hoş olmayan bir takım şeyler yaptığım oldu. Ancak şimdi size anlatacağım bu küçük tuhaf olayı ben hayatımın en iğrenç olayı sayıyorum. Üzerinden neredeyse 35 yıl geçti ama her hatırladığımda içim sızlar. Aslında son derece saçma bir şeydi. Ordu'ya yeni girmiştim. As Asteğmenlik nasıldır bilirsiniz. Kanın kaynıyordur. Eline geçen de çok az bir paradır. Bir emir erim vardı. Nikifor. Ev işlerimi çok iyi yapardı. Yemek pişirir, sökük diker, siler süpürür. Hatta evin bir eksiğini gidermek için çalıp çırpardı. Son derece sadık, temiz yürekli bir çocuktu. Elbette ona karşı serttim. Ama hakça davranıyordum. Kimi zaman birlikte kente gidiyorduk. Emekli bir üst eşinin kent dışındaki evine yerleştirmişti beni. Kadın 80 yaşlarındaydı. Evi çok eski, ahşap ve küçüktü. Yoksulluktan hizmetçisi bile yoktu. En önemlisi de bir zamanlar kalabalık olan ailesinden ayrı düşmesiydi. Zaman içinde bazıları ölmüş, bazıları sağa sola dağılmış, yaşlı kadının kapısını çalan olmamıştı. Kocasını ise 45 yıl önce toprağa vermişti. Birkaç yıl öncesine kadar yeğeniyle birlikte yaşıyormuş. Anlatılanlara bakılırsa kambur kötü niyetli bir kızmış yeğene. Cadının tekiymiş. Hatta bir gün yaşlı kadının parmağını ısırmış. Ama sonra da ölmüş. Öyle ki 3 yıldır yapayalnız yaşıyordu kadın. Onun evinde çok canım sıkılıyordu. Kafası bomboş bir kadıncağızdı. Konuşamıyordum bile onunla. Sonra günün birinde horozumu çaldı. Aslında horozumu kimin çaldığını hala bilmiyorum ama çevrede ondan başka kimse yoktu. Horoz yüzünden tartıştık onunla. Ama büyük bir tartışmaydı bu. Sonra ilk başvurum üzerine kentin öbür yanında başka bir eve aldılar beni. Bugünkü gibi hatırlarım. Kalabalık bir ailesi olan kocaman sakallı bir tüccarın eviydi taşındığı. Yaşlı kadını nefretle yalnız bırakıp Nikifor'la birlikte sevinç içinde yeni evimize gittik. Aradan 2-3 gün geçti. Talimden eve döndüğümde Nikifor rapor verdi. Çorba kasemizi eski ev sahibenizde bırakmamız hiç iyi olmadı komutanım. Çorbanızı koyabileceğim bir kabımız yok şimdi. Şaşırdım kuşkusuz. Çorba kasemiz neden eski ev sahibimizde kaldı dedim. Nikifor anlatmayı sürdürdü. Eşyalarımız arabaya yüklenirken kaseyi Nikifor'a vermemiş. Kırdığım bir çömleğine karşılık kasemize el koyduğunu söylemiş. Sözde bunu ben önermişim ona. Yaşlı kadının bu alçaklığı karşısında kuşkusuz çok sinirlendim. Tepem attı. Fırladım çıktım evden. Doğruca onun evine gittim. Karşısına dikildiğimde sinirimden kendimde değildim. Baktım güneşten kaçmış gibi holün bir köşesine sinmiş, eli yanağında yapayalnız oturuyor. İnanır mısınız birden ağzıma geleni söylemeye bağırıp çağırmaya başladım. Ne aşağılık şeymişsin sen gibi şeyler işte. Anlayacağınız tam bir Rus gibi. Ama baktım bir tuhaflık var kadında. Oturduğu yerden gözlerini bana dikmiş bir şey söylemeden tuhaf tuhaf gözlerime bakıyor. Sanki hafifçe sallanıyor gibiydi de. Sonunda sakinleştim. Yüzüne baktım, bir şeyler sordum ama cevap alamadım. Kararsız bir süre bekledim. Sinekler vızıldıyordu. Güneş batmak üzereydi, etraf sessizdi. Şaşkın bir durumda uzaklaştım oradan. Eve varmamıştım ki binbaşının beni çağırdığını söylediler. Sonra bölüye uğramam gerekti. Öyle ki eve gittiğimde hava iyice kararmıştı. Beni görünce Nikifor'un ilk söylediği şu oldu. Duydunuz mu efendim? Bizim eski ev sahibimiz ölmüş. Ne zaman? Bugün akşam üzeri bir buçuk saat önce yani tam ben ona bağırıp çağırırken. Kadıncağız ölüyormuş. İnanın derinden etkilenmiştim. Bir an kendimi kaybettim sandım. Bir an rüyadaydım sanki. Kör inançları olan biri değilimdir ama iki gün sonra kiliseye yaşlı kadının cenaze törenine gittim. Sonrasındaysa zaman geçtikçe daha çok düşünmeye başladım onu. Öyle değil de hani bazen bir şey aklınıza gelince fena olursunuz ya. Sonunda neyim olduğunu anladım. Öncelikle o kadın da bir insan. Günümüzün deyimiyle duyguları olan bir varlıktı. Yaşamıştı, çok uzun süre yaşamış, hatta dünyaya kazık çakmıştı. Bir zamanlar çocukları, kocası, bir ailesi, akrabaları vardı. Kısacası çevresi kalabalıktı. Çevresinde herkesin yüzü gülüyordu. Sonra birden hepsi yok oldu. Uçup gitti. Kadıncağız yapayalnız kaldı. Yüzyılın lanetini üzerinde taşıyan bir sinek gibi. İşte şimdi de ölüm çalmıştı kapısını. Sakin, sessiz bir yaz akşamı gün batımıyla birlikte benim ihtiyarcık da uçup gitmişti. Bunda insanın öğreneceği çok şey var kuşkusuz. Kadıncağızın gözyaşlarıyla uğurlanması gerekirken kendini bilmez bir genç az teğmen kaybolan kasesi için karşısına dikilmiş elleri belinde kaba küfürlerle toprağın üstünden altına yolcu ediyordu zavallıyı. Hiç kuşkusuz suçluyum. Çok eskiden yapmış olduğum bu davranışıma şimdi yılların ardından bir arada çok değiştiğim için bir yabancı gibi bakıyor olsam da Elimde olmadan yine de üzülüyorum. Tekrar söylüyorum. Suçlu olmasına suçluyum ama kendimi tam suçlu hissetmiyor olmam tuhaf geliyor bana. Yaşlı kadın neden tam da o anda ölmüştü ki sanki? Sanırım bu davranışımı aklamak için de bir bakıma psikolojik bir olay tabii. Şunu yaptım. Bundan 15 yıl önce yatalak iki yaşlı kadını bu dünyada son günlerini biraz olsun rahatlatmak amacıyla ücretlerini cebimden ödeyerek bir bakım evine yatırdım. İşte o zaman biraz huzur buldum. Belli bir para ayırarak bu işin sürekli olmasını sağlamak istiyorum. Hepsi bu kadar işte. Tekrar söylüyorum. Hayatımda belki de çok yanlış yaptım. Ama bu olay benim gözümde en iğrenç olanıdır. Ferdişenko, ekselansları dedi. Hayatınızda en iğrenç davranışınız yerine en iyi davranışlarınızdan birini anlatarak alt ettiniz Ferdişenko'yu. Nastasya Filipovna pek hafifsel bir tavırla ''Sizin bu kadar iyi kalpli olduğunuzu tahmin etmiyordum general'' dedi. ''Doğrusu çok yazık.'' General tatlı tatlı gülümseyerek ''Yazık mı nedenmiş?'' dedi. Ve kendinden hoşnut bir tavırla kadehindeki şampanyayı yudumladı. Sıra anlatmaya hazır olduğu belli Afanasi Ivanoviç'e gelmişti. Onun Ivan Petrovich gibi anlatmaktan vazgeçeceğini hiç kimse düşünmüyordu. Ayrıca bazı nedenlerden dolayı öyküsünü özel bir merakla bekliyorlardı. Bu arada herkesin gözü Nastasya Filipovna'nın üstündeydi. Afanasi Ivanoviç gösterişli dış görünümüyle tam uyumlu, sakin, sevecen ses tonuyla olağanüstü mağrurdu. Sevimli öykücüklerinden birini anlatmaya başladı. Sırası gelmişken söyleyelim. Etkileyici bir havası vardı Afanasi Ivanoviç'in. Uzun boyluydu. Saçları hafif kırlaşmış, tepesi açılmıştı. Epeyce şişmandı. Biraz sarkık, yumuşak yanakları kırmızı, dişlerinin çoğu takmaydı. Çok zengin, şık giyinirdi. Gömlekleri de her zaman göz alıcıydı. Tombul, bembeyaz ellerinden gözünü ayıramazdı insan. Sağ elinin işaret parmağında her zaman pahalı pırlanta bir yüzük olurdu. Afanasi Ivanoviç öyküsünü anlattığı sürece Nastasya Filipovna giysisinin kol ağzındaki dantelli süslemelerden gözünü ayırmamış, sol elinin iki parmağıyla danteli didikleyip durmuş, başını bir kez olsun kaldırıp ona bakmamıştı. Afanasi Ivanoviç Görevimi yerine getirmemi en çok kolaylaştıran başka bir şey değil de hayatımda yaptığım en kötü şeyi anlatmak zorunda olmam diye başladı. Bu konuda herhangi bir kuşku söz konusu olamaz. Çünkü vicdanım da kalbim de özellikle neyi anlatmam gerektiğini söyledi bana. Hayatımda yaptığım düşüncesizce, saçma, belki de sayısız davranışım arasında birisi var ki her hatırladığımda içim sızlar. Yaklaşık 20 yıl öncesinin olayıdır bu. Platon Ordon Sevin köyüne uğramıştım. Başkanlığa yeni seçilmiş ve genç karısıyla kış tatilini geçirmek için köyüne gelmişti. Anfisa Alexievna'nın doğum günü yaklaşmıştı. İki balo için hazırlıklar yapılıyordu. O sıralar filsin harika romanı Kamelyalı Kadın yüksek sosyete de çok modaydı. Bence hiçbir zaman ölmeyecek, eskimeyecek bir yapıttır bu. Taşra'da bütün kadınlar en azından bu yapıtı okumuş olanlar büyük heyecan içindeydiler. Öykünün büyüsü, baş kahramanının anlatılışının orijinalliği, her türlü inceliğiyle anlatılan o çok çekici dünya, ve nihayet kitabın içine serpiştirilmiş bütün o büyüleyici ayrıntılar. Örneğin beyaz ve kırmızı kamelyaların yerine göre kullanılmasının gerektiği durumların sıralanışı filan. Kısacası bütün bu harika ayrıntılar hepsi birlikte sosyetenin neredeyse tümünü sarsmıştı. Kamelya en gözde en moda çiçek olmuştu. Herkes kamelya istiyor, herkes kamelya arıyordu. Sorarım size Balolar için herkes kamelya arıyorsa, taşrada yeterince bulmak mümkün olur mu? Petya Worhoski o sıralar Anfis Alekseyevna'ya fena tutulmuştu. Doğrusu aralarında bir şey var mıydı bilmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Petya'nın küçük olsun bir umudu olup olmadığından haberim bile yoktu. Zavallıcık balo için Anfisa'ya kamelya bulacağım diye çıldırıyordu. Petersburg'dan valinin eşine konuk gelmiş kontes Soskaya ile Sofya'nın baloya beyaz kamelyalarla geleceğini herkes biliyordu. Anfis Alexievna değişik bir etki yaratsın diye baloya kırmızı kamelyalarla gitmek niyetindeydi. Anfis Alexievna'nın zavallı kocası Platon da kırmızı kamelya bulmaya söz vermişti. Kocaları bilirsiniz. Peki ne oldu derseniz? Anfis Alexievna'nın her alanda kanlı bıçaklı rakibesi Katerina Aleksandrovna Mitishchevna Anfisa'nın doğum günü balosuna bir gün kala kentteki bütün kamelyaları toplatmasın mı? Anlaşıldığı gibi sinir krizleri ayılıp bayılmalar. Platon'un durumu felaketti. Anlaşılacağı üzere bizim Petya bu pek kritik zamanda bir yerlerden bir demet kamelya bulmayı başarırsa Anfisa Alexievna konusunda hayli ilerleme kaydedebilirdi. Böyle durumlarda kadınların minnet duygusu sınırsızdır üstü başı tutuşmuş gibi sağa sola koşturup duruyordu. Ama olacak gibi değildi. Tek bir kamelya yoktu kentte. Doğum günü ve balodan bir gün önce gece saat 11'de Ordun Sevin komşusu Bayan Marya'nın evinde karşılaşmayayım mı Petya'yla? Gözlerinin içi parlıyordu. Bu ne sevinç? Buldum Evreka! Doğrusu şaşırttın beni kardeş. Nerede buldun? Nasıl buldun? 20 versta uzakta bizim kente bağlı olmayan bir kasabada buldum. Trepalov adında bir tüccar var. Yaşlı çok zengin biri. Yaşlı karısıyla yaşıyor. Çocukları yok. Onun yerine kanarya besliyorlar. Karı koca çiçek yetiştirmeye merak sarmışlar. Bahçelerinde kamelya varmış. Peki ama garanti değil ki bu ya vermezse adam. Ayaklarına kapanacağım, verinceye kadar önünde yatıp yuvarlanacağım. Buraya kamelyasız dönmeyeceğim. Peki ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz sabah 5'te yola çıkacağım. Neyse Tanrı yardımcın olsun. Biliyor musunuz onun adına sevinmiştim. Ordin Sevin evine döndüm. Saat biri geçiyordu. İnanır mısınız aklımda hep Petya'nın söyledikleri vardı. Yatıp uyumak istiyordum ki birden aklıma çok değişik bir şey geldi. Hemen mutfağa geçtim. Arabacı Saveli'yi uyandırdım. 15 ruble sıkıştırdım eline. Yarım saat sonra araba hazır olsun dedim. Duyduğuma göre Anfis Alexeyevna'nın migren ağrısı tutmuş, ateşler içinde sayıklıyormuş. Arabaya atladığım gibi yola çıktım. Saat 5'te Yekşayska Oteli'ndeydim. Ortalık aydınlanana kadar bekledim. Saat 7'de Trepalov'un yanındaydım. Böyleyken böyle, babamsın, atamsın, yardım et kurtar beni, ayaklarına kapanırım. Bir yandan süzüyorum onu, uzun boylu, ak saçlı, çok sert bir ihtiyardı. Hayır olmaz, dünyada vermem dedi. Birden kapandım yere. Öylece uzandım önüne. Neyiniz var anam babam neyiniz var diyordu. Korkmuştu bile bir insanın hayatı söz konusu diye. Öyleyse alın Tanrı yardımcınız olsun dedi. Küçük bir limonluğu vardı ihtiyarın. Harika kırmızı kamelyalar yetiştirmişti. Ben kamelyaları keserken ihtiyar iç geçiriyordu. Bir yüz rublelik çıkartıp uzattım ona. Hayır anam babam bu davranışınızla küçük düşürmeyin beni lütfen dedi. Öyleyse çok saygı değer efendim. Bu 100 rubleyi hastaların daha iyi bakımı ve beslenmesi için kasabanızın hastanesine bağışlayın dedim. O iş başka anam babam dedi. Hayırlı, yararlı, Allah huzurunda iyi bir şey. Öyleyse sizin adınıza, sağlığınıza yatırırım ben bu parayı. Bu yaşlı ihtiyar Rusu, nasıl desem gerçek Rusu çok sevdim. Adam atadan, babadan Rus. Yaptığım işin sevinciyle hemen arabaya atlayıp kente doğru yola çıktım. Petya ile karşılaşmamak için arabacıya yan yollardan gitmesini söyledim. Eve gelince Buket'i uyanmasına yakın Anfisa Alekseyevna'ya yolladım. Nasıl heyecanlandığını, sevindiğini, minnet gözyaşları döktüğünü tahmin ederseniz. Platon, daha bir gün önce kendini bitmiş, ölmüş hisseden Platon, başını göğsüme dayamış, hüngür hüngür ağlıyordu. Heyhat, bütün kocalar böyledir. Yani yasal evlilik icat edildi edileli. Başka bir şey söylemeyeceğim ama zavallı Petya'nın bu olaydan sonra bütünüyle çöktüğünü ekleyeyim. Başlangıçta yaptığımı öğrenince beni öldürür diye düşünüyordum. Buna hazırlamıştım da kendimi. Ama benim de inanamadığım bir şey oldu. Birden düşüp bayıldı. Akşama sayıklamaya başladı, sabah ateşlendi. Nöbetlerden kasılarak çocuklar gibi yırtınırcasına ağlıyordu. Bir ay sonra düzelince Kafkasya'ya gönderilmesi için dilekçe verdi. Tam bir aşk romanı yani. Sonunda Kırım'da vurulup öldü. O sıralar alay komutanı olan ağabeyi Stefan'da önde gelen bir subaydı. Ne yalan söyleyeyim uzun yıllar vicdan azabı çektim. Neden öylesine üzmüştüm ki onu? Anfisa Alexievna'ya ben de aşık olsaydım hadi neyse. Oysa benimkisi basit bir çapkınlık özleminden şımarıklıktan başka bir şey değildi. O buketi ondan önce alıp Anfisa Alekseyevnaya vermeseydim kim bilir adamcağız şimdi hayatta ve mutlu olacaktı. Başarılar kazanacaktı ve belki de Türklerle savaşmaya gitmeyi aklının ucundan geçirmeyecekti. Afanasi İvanoviç başladığı gibi yine büyük bir ağır başlılıkla bitirdi öyküyü. Sözleri bittiğinde konuklar Nastasya Filipovna'nın gözlerinin tuhaf bir biçimde parladığını hatta dudaklarının titrediğini fark ettiler. Herkes merakla ikisine bakıyordu. Artık bir şeyler söylemesinin sırası geldiğini, buna zorunlu olduğunu düşünen Ferdişçenko ağlamaklı bir sesle "Kandırdınız Ferdişçenko'yu!" diye haykırdı. Çok kötü kandırdınız, hem de çok kötü. Toski'nin eski dostu, sırdaşı Darya Alekseyevna mağrur bir tavırla kesti Ferdişçenko'nun sözünü. "Olayın buraya geleceğini neden düşünemediniz? Aklı başında insanlardan ders alın işte." Nastasya Filipovna pek önemsemez bir tavırla ''Haklısınız Afanasi Ivanoviç'' dedi. ''Çok sıkıcı bir oyunmuş. Hemen bitirelim bunu. Ama önce söz verdiğim gibi benim de anlatacaklarım var. Bütün kartları açalım.'' General heyecanlı ''Evet'' dedi. ''Önce sözümüzü yerine getirelim.'' Nastasya Filipovna yavaşça prense döndü. Pek ağırbaşlı ciddi bir tavırla ona birden şöyle dedi. ''Prens'' İşte size benim eski dostlarım generalle Afanasi Ivanoviç. İkisi de evlenmemi istiyor. Söyler misiniz siz ne düşünüyorsunuz? Evleneyim mi evlenmeyeyim mi? Siz ne derseniz onu yapacağım. Afanasi Ivanoviç'in yüzü çarşaf gibi bembeyaz olmuş, general donup kalmıştı. Herkes başını uzatmış, gözünü dikmiş prense bakıyordu. Gavrila olduğu yerde taş kesilmiş gibiydi. Prens ölgün bir sesle, kiminle dedi, Nastasya Filipovna yine öyle ciddi, kararlı, açık bir biçimde karşılık verdi. Gavrila Ardalinoviç İvolgin'le. Bir saniyelik sessizlik oldu. Prens bir şey söylemeye çalışıyor, göğsünün üzerinde korkunç bir ağırlık varmış gibi söyleyemiyordu. Sonunda, hayır evlenmeyin diye mırıldandı. Ve derin bir soluk aldı. Nastasya Filipovna buyurur bir tavırla mağrurca, öyle olsun bakalım Gavrila Ardalinoviç dedi. Prensin kararını duydunuz. İşte size cevabım budur. Bir daha açmamak üzere kapattık bu konuyu. Afanasi Ivanoviç sesi titreyerek Nastasya Filipovna diye mırıldandı. General kesin ama biraz tedirgin bir sesle Nastasya Filipovna dedi. Herkes kaygılı şöyle bir kıpırdanda oturduğu yerde. Nastasya konuklarına şaşkınlıkla bakarak sürdürdü konuşmasını. Size ne oluyor baylar? Neden telaşlandınız öyle? Yüzleriniz allak bullak sizin. Ama unutmayın Nastasya Filippovna diye kekeledi Toski. Söz verdiniz. Hem kendiniz isteyerek kimse sizi zorlamadan. insaf edin. Çok zor durumdayım. Kısacası şimdi böyle bir anda ve herkesin önünde yani her şey böyle ulu orta böyle bir oyuna bu kadar önemli bir gönül işini karıştırmak her şey buna bağlıken nasıl olur? anlayamıyorum sizi Afanasi Ivanoviç gerçekten de çok şaşırdınız. Önce herkesin önünde ne demek oluyor? Hepimiz yakın dost değil miyiz burada? Ayrıca neden oyun olsun? Gerçekten anlatmak istiyordum öykümü. Anlattım da işte hoşunuza gitmedi mi? Bunun ciddi bir şey olmadığını nereden çıkardınız? Ciddi değil mi bu? Prenses siz nasıl derseniz öyle olacak dediğimi duydunuz. Evet deseydi evleneceğimi söyleyecektim ama hayır dedi. Ben de reddettim. O anda bütün hayatım incecik bir pamuk ipliğine bağlıydı. Bundan daha ciddi ne olabilir? Artık öfkesine hakim olamayan general prense itibarını falan düşünmeden homurdandı. Prens'in ne ilgisi var bununla? Hem kim oluyormuş prens? Prens benim için hayatımda güvenilirliğine, sadakatine inandığım ilk insandır. İlk görüşte inandı bana, ben de ona inanıyorum. Nihayet söze karıştı Gavrila. Yüzü bembeyaz, dudaklarını bükerek titrek bir sesle "Bu durumda bana şimdiye kadar gösterdiği olağanüstü incelik için Nastasya Filipovna'ya teşekkür etmek kalıyor." dedi. Böyle olması da gerekiyordu zaten. "Ama Prens, Prens bu işte." Nastasya Filipovna birden sözünü kesti onun. 75 bine o mu konacak? Bunu mu söylemek istiyorsun? Açık konuşun. Kesinlikle bunu söylemek istiyorsunuz siz. Afanasi Ivanoviç. Demin eklemeyi unuttum. O 75 bin ruble sizde kalsın. Ve şunu bilin. Karşılıksız olarak özgür bırakıyorum sizi. Yeter artık. Siz de biraz soluk alın. 9 yıl 3 ay. Yarın yeni bir gün olacak, bugünse doğum günüm benim ve yarın hayatımda ilk kez özgür olacağım. General siz de alın şu inci kolyenizi karınıza götürün. Buyurun, yarın bu evi boşaltıyorum. Artık akşam toplantıları da olmayacak baylar. Böyle söyledikten sonra odadan çıkıp gitmek istiyormuş gibi ayağa kalktı Nastasya. Her yandan sesler yükseldi. Nastasya Filippona, Nastasya Filippona. Herkes heyecanla yerinden kalkmış, Nastasya'nın çevresini almış, heyecan içinde onun kesik kesik, huzursuz, hummalı konuşmasını dinliyordu. Kalabalık, karışık şeyler duyuyor, söylediklerinden kimse bir şey anlayamıyordu. O anda o sabah Gavrila'nın evindekinin aynı güçlü bir çıngırak sesi duyuldu. Heyecanla haykırdı Nastasya. ''Aa, işte de çözüm, nihayet, saat on buçuk. Rica ediyorum oturunuz baylar, çözüm zamanı.'' Böyle dedikten sonra tekrar oturdu Nastasya. Tuhaf bir gülümseme vardı dudaklarında. Sessizce oturuyor, heyecanlı bir bekleyiş içinde kapıya bakıyordu. Pitsin mırıldandı kendi kendine. Kesin yüz bin rubleyle rogojin. 15. Bölüm Hizmetçi kız Katya girdi odaya. Çok korkmuştu. Orada neler oluyor bilemiyorum Nastasya Filipovna. On adam yığılmış kapıya hepsi de sarhoş. Buraya gelmek istiyorlar. Dediklerine göre birisinin adı Rogojin'miş. Tanıyor musunuz kendisini? Tamam Katya içeri al onları. Gerçekten mi hepsini mi alayım Nastasya? Ama içeri alınacak gibi değil bunlar çok kötüler. Hepsini al sen hepsini Katya korkma. Yoksa seni dinlemez girerler zaten. Ne çok gürültü ediyorlar. Tıpkı sabahki gibi konuklarına döndün Nastasya. baylar böyle birilerini siz buradayken içeri aldığım için güceneceksiniz belki çok üzgünüm sizlerden özür diliyorum ama öyle gerekiyor ayrıca bu çözüm olayında benim tanığım olmanızı çok istiyorum öyle çok istiyorum ki ama yine de siz bilirsiniz Konukların şaşkınlığı sürüyordu. Aralarında fısıldaşıyor, bakışıyorlardı. Sonunda her şeyin önceden hesaplandığı, hazırlandığı Nastasya Filipovna'yı şimdi çıldırmış gibi de olsa kararından döndürmek olanaksız olduğu anlaşılmıştı. Herkes büyük bir merak içindeydi. Öte yandan aralarında korkacak kimse de yoktu. Yalnızca iki kadın vardı. Feleğin çemberinden geçmiş, kolay kolay korkmayacak, hareketli bir kadın olan Darya Alexievna ve sessiz oluğu çıkmayan güzel bir yabancı kadın. Ancak sessiz kadın ne olup bittiğini anlamıyor gibiydi. Almanya'dan gelmişti. Rusça hiç bilmiyordu. Ayrıca güzel olduğu kadar da aptaldı. Kent'e yeni gelmişti. Kent'te onu gösterişli giysileriyle, göz alıcı saç tuvaletiyle bazı önemli akşam toplantılarına davet etmek, toplantı salonunu renklendirmek için güzel bir tablo diye. Tıpkı eşten dosttan bir akşam için alınan bir vazo gibi, pano gibi köşede oturtmak alışkanlık olmuştu. Erkeklere gelince, Pittson arkadaşıydı Rogojin'in. Ferdişçenko ise kendi havasındaydı. Gavrila hala gelememişti kendine ve belirsiz de olsa içinde bulunduğu bu rezilliğin sonuna kadar bekleme ihtiyacı hissediyordu. Ne olup bittiğini pek anlayamayan yaşlı öğretmen salonda ve torunu gibi sevdiği Nastasya Filipovna'da kaygı verici bir olağanüstülüğün olduğunu fark ettiği için neredeyse ağlayacaktı. Korkudan titriyordu. Nastasya Filipovna'yı böyle bir durumda bırakıp gitmektense ölmeyi yeğlerdi. Afanasi Ivanoviç'e gelince kuşkusuz böyle serüvenlerle küçük düşürülmesine razı olamazdı. Üstelik böylesine çılgın bir hal alan olayın içine girmişti artık. Hasta Filipovna da kendisi için öyle bir iki sözcük etmişti ki her şey iyice açıklığa kavuşmadan kalkıp gidemezdi. Yalnızca kendisine yakışır biçimde ağzını açmadan ne olup bittiğini izleyerek sonuna kadar oturmaya karar vermişti. Bir tek general Yepançin bütün bu tuhaflıklar üzerine söz gelimi Rogojin'in çıka gelmesi üzerine elbette kendini küçük düşürülmüş sayabilirdi. Aslında Pitson'la ile bir arada oturmaya razı olmakla da yeterince küçük düştüğü kanısındaydı. Ama tutkuların yaptırabildiğini nihayet sorumluluk, görev, rütbe, toplumsal konum ve genellikle kendine saygı gibi duygular da yaptırabilir insana. Bu durumda ekselansları ister istemez Rogoş'in ve çetesine katlanmak zorundaydı. Tam bu konuda düşüncelerini söylemeye hazırlanıyordu ki Nastasya Filipovna ondan önce davrandı. ''Ah general, unuttum. İnanın sizi düşünmemiş değilim. Bunu kendiniz için küçültücü buluyorsanız, özellikle sizi yanımda görmeyi çok istiyorsam da ısrar etmeyeceğim. Tutmayacağım sizi. Dostluğunuz, gösterdiğiniz yakınlık için minnettarım. Ama korkuyorsanız...'' General, şövalyelere özgü bir yüce gönüllülükle ''Rica ederim Nastasya Filipovna'' dedi. ''Kime söylüyorsunuz bunu? Herhangi bir tehlike söz konusuysa yalnızca size olan bağlılığımdan kalırım ben yanınızda.'' öte yandan ne alan söyleyeyim neler olacağını da merak etmiyor değilim hani. Ben halılarınızı kirletecekleri, belki bir şeylerinizi kırabilecekleri için düşünmüştüm ki bana sorarsanız içeri almasaydınız onları daha iyi olurdu Nastasya. Ferdişçenko işte Rogojin diye haykırdı. General hemen Afanasi Ivanovich'in kulağına eğilip bir şey fısıldadı. Ne derseniz Afanasi Ivanoviç aklını mı yitirdi Nastasya? Yani sözün gelişi değil de gerçekten. Ne dersiniz? Afanasi sinsi sinsi gülümsedi. Onun her an aklını yitirmeye meyilli olduğunu söylemiştim ben size. Sanki ateşi de var değil mi? Rogoji'nin çetesinde aşağı yukarı yine sabahki kişiler vardı. Yalnızca bir zamanlar onun bunun kirli çamaşırlarını ortaya dökmekle uğraşan aşağılık bir gazetenin editörlüğünü yapmış takma altın dişlerini rehine verip aldığı parayla içki içtiği söylenen berbat bir ihtiyarla yumruklarına güvenen sabahki gencin meslek yönünden de görev yönünden de rakibi onunla didişen Rogoşi'nin çetesinde hiç kimsenin tanımadığı sokaktan bu gruba katılmış ordudan ayrılmış bir az vardı. İki rakip hemen düşmanca davranmaya başlamışlardı birbirlerine. Yumruklarına güvenen bay, gruba bir dilencinin alınmasından sonra kendini aşağılanmış hissetmeye başlamıştı ve doğuştan pek konuşkan biri olmadığından kimi zaman ayı gibi omurdanıyordu. Yüksek tabakadan kurnaz biri olduğu anlaşılan dilencinin ona yaltaklanmasına, sırnaşmasına tiksinerek bakıyordu. Görünüşte az teğmen, işte ustalığıyla, kıvraklığıyla, güce oranla çok daha verimli olacağı benziyordu. Üstelik yumruğu kuvvetli baya oranla çok daha kısa boyluyken. Kibarca onunla tartışmaya girmeden ama müthiş bir biçimde övünerek birkaç kez İngiliz boksunun üstün olduğunu ima ettiği için bir bata hayran olduğu da anlaşılıyordu. Onun bokstan söz etmesine yumruğu kuvvetli bay küçümser aşağılar bir tavırla gülümsüyordu. Ama rakibini açıkça küçümsemeyi kendine yediremiyordu. Bütün gün aklında hep Nastasya'ya akşam yapacağı ziyaret olan Rogojin'in çabası sonucu Grupta sabahki gibi kafayı bulmuş kimse yoktu. Kendisi de neredeyse bütünüyle ayıktı. Ama hayatının bu en berbat, hiçbir şeye benzemeyen gününde başından geçenlerden aptallaşmış gibiydi. Yalnızca bir şey gitmiyordu gözünün önünden, belleğinden de, kalbinden de her dakika o şey vardı saat 5'ten gece yarısı 11'e kadar bütün zamanını sonsuz kederler, endişeler içinde onun işini görmek için kentte koştururken neredeyse akıllarını yitirecek kindirlerle, biskuplarla dolaşarak o şey için harcamıştı. Ve biraz önce Nastasya'nın şaka yollu belli belirsiz sözünü ettiği nakit 100 bin ruble biskubun utancından kinderle ancak fısıldaşarak konuşabildiği bir faizle sonunda toplanabilmişti. Sabahleyin olduğu gibi Rogojin yine bu grubun en önünde girmişti kapıdan. Ötekilerse üstünlüklerine güvenerek ama yine de biraz korkarak izlemişlerdi onu. Önemli olan onların Nastasya'dan neden korktuklarıydı. Hatta bazıları şimdi onları merdivenlerden aşağı yuvarlayacaklarından korkuyordu. Böyle düşünenler arasında züppe, yürek yakan Zalyoşev de vardı. Ama ötekiler bu arada özellikle yumruğuna güvenen Bayda yüksek sesle olmasa bile içlerinden Nastasya için son derece küçümseyerek hatta nefretle bir şeyler söyleyerek eve orayı işgal edeceklermiş gibi giriyorlardı. Ancak ilk iki odanın zengin görünümü, ömürlerinde görmedikleri, duymadıkları eşyası, nefis mobilyası, kocaman Venüs heykeli bütün bunlar ansızın karşı konulmaz bir saygı, hatta neredeyse korku uyandırmıştı. Bu onların Rogojin'in arkasından salona yavaş yavaş küstah tavırlarla girmelerine engel olmadı kuşkusuz. Ama yumruklarına güvenen bay dilenci ve gruptan birkaç kişi daha konukların arasında general Yepançini görünce ilk anda öylesine şaşırdı ki bir an geri çekilmeyi düşünecek oldu. Daha bir yürekli, rahat olanların arasında yalnızca Lebedev vardı. Neredeyse Rogojin'in hemen yanında yürüyordu. 1 milyon 400 bin ruble nakit parasının şimdi de evdeki hazır 100 bin rublenin gerçekte ne demek olduğunu bilir gibiydi. Ama bu arada şunu da belirtmek gerekir. Çok bilmiş Lebedev de dahil güçlerinin sınırları nereye kadar uzandığı neleri yapıp neleri yapamayacakları konusunda hepsinin kafası biraz karışıktı. Lebedev bazen istedikleri her şeyi yapabileceklerine yeminler ederdi. Öte yandan bazen de ne olur ne olmaz diyerek daha çok yasaların insanları yüreklendiren, rahatlatan maddelerini düşünme ihtiyacı duyardı. Nastasya Filippovna'nın konuk salonu Rogojin'in üzerinde, arkadaşlarının üzerinde bıraktığı izlenimden değişik bir izlenim bırakmıştı. Kapının perdesi kalkıp da Nastasya'yı gördüğü anda o sabah olduğu gibi geri kalan her şey yok olmuştu gözünde. Hatta şimdi sabah olduğundan bile güçlüydü bu duygusu ansızın bembeyaz kesildi yüzü. Bir an duraladı. Kalbinin duracak gibi çarptığı belliydi. Gözlerini ayırmadan ürkek bir dalgınlıkla birkaç saniye baktı Nastasya'ya. Sonra birden kendini bilmiyormuş gibi neredeyse yalpalayarak masaya yürüdü. Oraya giderken Pissin'in sandalyesine takılmış, sessiz Alman güzelinin göz kamaştırıcı mavi giysisinin dantelli eteğine çamurlu kocaman çizmeleriyle basmıştı. Bayandan özür dilememiş, yaptığının farkına bile varmamıştı. Masaya gidince salona girerken iki eliyle önünde tuttuğu tuhaf bir şeyi üzerine bıraktı. 15 santim yüksekliğinde, 18 santim uzunluğunda, Borsa Haberleri gazetesine sıkı sıkı sarılı, kelle şekeri gibi sicimle iki kez çapraz yapılarak sıkı sıkı bağlanmış büyük bir pakette bu. Sonra kendisi için verileceği kararı bekliyor gibi bir şey söylemeden kolları iki yana sarkık beklemeye başladı. Boynundaki üzerinde böcek biçiminde pırlanta bir iğne olan açık yeşilli kırmızılı yepyeni ipek eşarbı sağ elinin kirli parmağındaki kocaman pırlanta yüzüğü saymazsak giysisi sabahki gibiydi. Lebedev masaya üç adım kala durdu. Ötekiler söylediğimiz gibi arkadan yavaş yavaş giriyordu salona. Nastasya Filipovna'nın hizmetçileri Katya ile Paşa koşup gelmiş kapının kalkık örtüsünün arkasından büyük bir şaşkınlık ve korku içinde neler olup bittiğine bakıyordu. Nastase Filipovna meraklı dikkatli bakışlarla Rogojin'i bir süre süzdükten sonra bakışıyla tuhaf şeyi göstererek sordu. Nedir bu? Rogojin neredeyse fısıldayarak yüz bin dedi. Sözünüzü tuttunuz ha. Vay canına. Oturun şuraya lütfen şu sandalyeye. Sonra bir şey anlatacağım size. Kimler var yanınızda? Sabahkiler mi geldi gene? Neyse gelip otursunlar bakalım. Şu sedire oturabilirler. Şurada bir sedir daha var. Alın size iki de koltuk. Ne o? Oturmak istemiyorlar mı bunlar? Gerçekten de Rogojin adamlarından birkaçı utanmış, geri çekilip öteki odada oturmuş, beklemeye başlamıştı. Birkaç ise kalmış, Nastasya Filipovna'nın gösterdiği yerlere ama masadan biraz uzağa, çoğunlukla duvar diplerine silmişti. Bazıları hala göze batmamaya çalışıyordu, bazıları ise giderek daha çok ve sanki daha hızlı cesaretleniyordu. Rogojin, Nastasya Filipovna'nın gösterdiği sandalyeye oturmuştu. Ama uzun süre oturmadı orada. Hemen kalktı. Bir daha da oturmadı. Yavaş yavaş çevresine bakınmaya, salonda kimlerin olduğunu anlamaya başlamıştı. Gavrila'yı görünce kötü kötü gülümseyerek kendi kendine vay diye mırıldandı. Generalle Anafasi Ivanoviç'e çok rahat hatta ilgisiz baktı. Ama Filipovna'nın yanında prensi görünce büyük bir şaşkınlık içinde bu rastlantıyı kendine açıklayamıyormuş gibi gözlerini uzun süre alamadı ondan. Zaman zaman kendinde değilmiş gibi görünüyordu. O günün bütün telaşı kargaşası yanında son geceyi de trende geçirmiş ve iki gündür hemen hemen hiç uyumamıştı. Nastasya Filipovna konuklarına dönüp heyecanlı bir sabırsızlık içinde meydan okurcasına yüksek bir sesle ''Burada'' ''Bu kirli paketin içinde 100 bin ruble var baylar.'' dedi. Bu sabah deliler gibi bağırarak akşama bana 100 bin ruble getireceğini söylemişti. Ben de deminden beri onu bekliyordum. Beni satın almak istedi. 18 binden başladı sonra 40 bine çıktı sonra yüz bin dedi. Sözünü de tuttu. Ah yüzü nasıl da bembeyaz oldu. Sabahleyin Gavrila'nın evinde oldu bütün bunlar gelecekteki ailemi Gavrila'nın annesini ziyarete gitmişti. Ama kız kardeşi yüzüme bakarak bu utanmaz kadını kovmayacak mısınız buradan diye bağırdı. Sonra tutup Gavrila'nın yüzüne tükürdü. Yaman bir kız o. General sitemli Nastasya Filippona dedi. İşin nereye varacağını yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Ne oldu general? Yakışıksız mı kaçtı? Caka satmayı bırakalım artık. Bugüne kadar Fransız tiyatrosunda locamda ulaşılmaz bir erdem örneği olarak oturdum. Arkamdan koşanlardan beş yıl bir yabani gibi kaçtım. Gururla, olanca temizliğimle baktım çevreme. Öylesine ileri gittim ki işte şimdi beş yıllık ev değmemişliğimin karşılığı. Biri gelip masanın üzerine yüz bin ruble attı. Belki arabası da kapıda beni bekliyordur. Yüz bin ruble değer biçti bana. Gavrila yanılmıyorsan bana hala kızıyorsun değil mi? Sahi gerçekten sokacak mıydın beni ailene? Rogojin'in Nastasya Filipovna'sını? Biraz önce ne demişti prens? Prens sesi titreyerek, Rogojin demedim ben, Rogojin'in değilsiniz siz. Darya Alexievna sabredemedi. Nastasya Filipovna yeter anacığım, yeter güvercinim. Onlara katlanmak o kadar zor gelmeye başladıysa sana ne diye bakıyorsun yüzlerine? Ortada yüz bin ruble bile olsa böyle biriyle nasıl gidersin? Evet para çok büyük yüz bin ruble. O zaman sen de al yüz bin rubleyi sonra yolcu et gitsin. Böylelerine öyle yapmak gerekir. Ah senin yerinde ben olacaktım ki ne yapacağımı bilirdim. Darya Alexievna öfkelenmişti bile. Aslında iyi yürekli oldukça duygulu bir kadındı. Nastasya Filipovna gülümsedi. Kızma Darya Alekseyevna, e. ben kızmadan söyledim bunu. Sitem ettiğimi mi sandın sen yoksa? Doğrusu nereden aklıma esti de temiz bir aileye katılmak istedim. Aklım almıyor. Annesini gördüm, elini öptüm. Gavrila senin evinde öyle alaycı bir tavırla bilerek konuştum. İşi nereye kadar vardırabileceğini son bir kez daha görmek için yaptım bunu. Doğrusu çok şaşırttın beni. Çok şey bekliyordum senden ama bu yaptığını beklemiyordum. Evlenmeye hazırlandığımız bir sırada onun bana böyle bir ince hediye etmesinden, benim bu hediyeyi almamdan sonra kabul edecek miydin beni? Ya Rogojin, öyle ya senin evinde annenin kız kardeşinin önünde satın almaya kalkıştı beni. Öyleyken sen yine de bu akşam geldin buraya. Benimle evlenmeyi düşünüyorsun. Az kaldı kız kardeşini de getirecektin öyle değil mi? Rogojin senin 3 ruble için Vasilyevski adasına 4 ayak üzerinde gideceğini söylerken haklı mıydı yoksa? Rogojin birden alçak sesle ama kendinden son derece Emin, gider dedi. Açlıktan ölecek durumda olsan hadi neyse. Oysa dediklerine göre iyi de maaş alıyormuşsun. Üstelik bütün bunların işin rezaletinin yanında nefret ettiğiniz bir kadını alacaksınız evinize. Benden nefret ediyorsun biliyorum bunu. Evet artık inanıyorum senin gibi biri para için insan bile keser. Evinizde para hırsı herkesin gözünü döndürmüş. Her şeyi parayla ölçüyorsunuz. Daha dünkü çocuk tefecilik etmeye hevesleniyor ha. He? Geçenlerde bir gazetede okudum. Böyle bir çocuk usturayı ipeye güzelce sarmış, arkadan usulca yaklaşmış arkadaşına. Koyun keser gibi kesmiş gırtlağını. Ne utanmazsın sen. Ben utanmazım ama sen benden de utanmazsın. Şu kamelyacıdansa söz etmiyorum artık. General gerçekten üzgün ellerini çırparak siz mi? Siz mi söylüyorsunuz bunları Nastasya Filipovna dedi? Sizin gibi hassas, ince ruhlu biri mi söylüyor bunları? Nasıl konuşabiliyorsunuz böyle? Birden gülümsedi Nastasya. Şu anda sarhoşum General dağıtmak istiyorum ben biraz. Bugün benim günüm. Bayram günüm. Uzun zamandır bekliyordum ben bugünü. Darya Alekseyevna şu kamelyacıyı görüyor musun? İşte şu monsenyör o kamelya orada oturmuş bize bakarak gülüyor. Toski ağırbaşlı bir tavırla karşılık verdi. Gülmüyorum Nastasya Filipovna, büyük bir dikkatle sizi dinliyorum. İşte bunun için beş yıl acı çektirdim ona. Benden uzaklaşmasına izin vermedim. Değer miydi buna? Her şey her zaman nasıl olması gerekiyorsa öyledir. Ayrıca benim kendisine karşı suçlu olduğumu düşünür. Eğitimimi tamamlattı. Kontesler gibi yaşattı beni. Ne paralar. Ah ne büyük paralar harcadı benim için. Daha köydeyken iyi bir koca adayı buldu bana. Burada da Gavrila'yı. Ne dersin? Son beş yıldır ondan ayrı yaşıyorum. Ama her zaman para aldım ondan. Hem bunun benim hakkım olduğunu düşünerek aldım. Sanırım aklımı kaybettim ben. Şimdi sen bana diyorsun ki adam iğrenç biri ise al bu yüz bin rubleyi sonra da kov onu gitsin öyle mi? Evet iğrenç biridir. Şimdiye kadar çoktan evlenirdim ben. Hem de Gavrila'yla değil ama bu da iğrenç bir şey olmaz mıydı? Ne diye nefret içinde geçirdim 5 yılımı? İster inan ister inanma bundan 4 yıl önce kimi zaman şu benim Afanasi Ivanoviç ile evlensem nasıl olur diye düşündüğüm bile oldu. O zamanlar öfkenden böyle düşünüyordum. Az şey miydi o zamanlar? Aslında benimle evlenmek zorunda kalabilirdi de o. İnanır mısın kendisi de çok istiyordu bunu. Yalan söylüyordu. Oysa çok düşkündü bana dayanamıyordu. Neyse ki Tanrı'ya şükürler olsun sonra aklımı başıma topladım. Böylesine kim beslemek olur muydu? İşte o zaman birden tiksinmeye başladım ondan. Öyle ki çok isteseydi bile evlenmezdim onunla. İşte ondan sonra tam beş yıl sağa sola cakas attım. Hayır sokağa insem daha iyi olacak. Oraya aitim çünkü. Ya Rogojin'le oynaşıp duracağım ya da yarın çamaşırcılık yapmaya başlayacağım. Çünkü benim olan hiçbir şeyim yok. Her şeyini ona geri verip gideceğim. Son çaputunu da bırakacağım ona. Peki öyle kim ister beni? ''Sor bakalım Gavrila'ya alır mı beni öyle?'' ''Evet, Ferdişçenko bile almaz.'' Ferdişçenko sözünü kesti. ''Ferdişçenko almaz belki Nastasya Filipovna ama prens alır. Oturmuş ağlıyorsunuz. Oysa dönüp prense bir baksanıza. Deminden beri onu seyrediyorum ben.'' Nastasya Filipovna merakla dönüp baktı prense. ''Doğru mu?'' diye sordu. ''Doğru'' diye fısıldadı prens. ''Yani öyle olduğum gibi hiçbir şeyim olmadan mı?'' Evet Nastasya Filipovna alırım. General, buyurun size yeni bir hikaye diye mırıldandı. Olacağı buydu işte. Prens kendisine bakmayı sürdüren Nastasya Filipovna'nın yüzüne acıklı, ciddi, büyük bir iştenlikle bakıyordu. Nastasya birden tekrar Darya'ya döndü. İşte bir tane daha dedi. Elbette iyi yürekliliğinden yapıyor bunu. Tanıyorum onu çünkü. Kurtarıcımı, veli nimetimi buldum işte. Bununla birlikte belki de onun için söylenenler yani şey olduğu doğrudur. Peki bir prens olarak Rogoji'ninki kadar aşıksan geçimini nasıl sağlayacaksın? Ben temiz olan sizi alacağım Nastase Filipovna dedi prens. Rogoji'ninkini değil. Yani o temiz olan ben miyim? Evet sizsiniz. Sizin o dediğiniz romanlarda olur. Eski uydurma hikayelerdir onlar canım. Ama akıllandı artık insanlar. Böyle saçmalıklar geçmişte kaldı. Ağzın süt kokuyor daha. Evlenmek kim? Sen kimsin? Prens ayağa kalktı. Titrek bir sesle ama aynı zamanda kendinden emince. Ben bir şey bilmiyorum Nastasya Filipovna. Bir şey görmedim. Çok haklısınız. Ama ben öyle düşünüyorum ki evlenirsek ben size değil siz bana onur vereceksiniz. Ben bir hiçim. Oysa siz çok acı çektiniz ve böyle bir cehennemin içinden tertemiz çıktınız. Bu çok büyük bir şey. Ne için utanç duyuyor Rogajin'le gitmek istiyorsunuz? Bir nöbet bu sizinki. Bay Totski'ye 75 bin rubleyi geri verdiniz. Ayrıca her şeyinizi bırakıp gideceğinizi söylüyorsunuz. Burada hiç kimsenin yapabileceği bir şey değil bu. Ben sizi Nastasya Filipovna seviyorum. Sizin için ölürüm Nastasya Filipovna. ''Sizin için kimsenin kötü bir söz söylemesine izin vermem Nastasya Filipovna. Yoksul olursak çalışırım Nastasya Filipovna.'' Prensin son söylediklerine Ferdiş ile Lebedev'in kıs kıs güldüğü duyuldu. General bile büyük bir can sıkıntısıyla homurdanmıştı. Pitsin'la Totski gülümsemeden edemedi ama öfkeli bir gülümsemeydi onlarınki. Geri kalan herkesin şaşkınlığından ağzı açık kaldı. Prens yine o ülkek çekingen tavrıyla sürdürdü konuşmayı. Ama belki de yoksul değil çok zengin olacağız. Aslında kesin bilmiyorum. Ne yazık ki bugün bütün gün hala bir şey öğrenebilmiş değilim. İsviçre'deyken Salaskin adında birinden bir mektup aldım. Çok büyük bir mirasın sahibi olabileceğimi yazıyordu. İşte burada o mektup. Prens gerçekten de bir mektup çıkarttı cebinden. General, evet yanılmıyorsam sayıklıyor diye mırıldandı. Tam bir timarhaneye döndü burası. Arkasından birkaç saniye süren sessizlik oldu. Pitson, Galiba Salaskin'den bir mektup aldığınızı söylemiştiniz prens dedi. Çok tanınmış biridir Salaskin. İş takibi konusunda da ünlüdür. Mektubu yazan gerçekten Salaskin ise büyük bir mirasa konacağınızdan emin olun. Neyse ki el yazısını tanıyorum. Geçenlerde bir işim oldu onunla çünkü. Bakmama izin verirseniz belki bir şey söyleyebilirim size. Prens bir şey söylemeden eli titreyerek uzattı Pilsin'e mektubu. General sordu. Neymiş ne oluyor miras mı? Herkes mektubu okuyan Pitsin'e bakıyordu. Genel merak yeni, olağanüstü bir itici güç kazanmıştı. Ferdişçeng oturduğu yerde duramıyordu. Rogojin şaşkındı. Büyük bir huzursuzluk içinde bir prense bir Pitsin'e bakıyordu. Darya Aleksiyevna diken üzerinde oturmuş gibi sabırsızca bekliyordu. Lebedev bile sabırsızdı. Oturduğu köşeden kalkıp gelmiş, pissinin arkasında iki büklüm eğilmiş, omzunun üzerinden, kafasına her an bir odunun indirilebileceğinden korkan bir insanın tedirginliğiyle mektuba bakıyordu. 16. Bölüm Pitson bir süre sonra mektubu katlayıp prense verirken Evet dedi. Teyzenizin son derece açık vasiyetnamesi gereği sıkıntısız bir şekilde çok büyük bir servet sahibi olacaksınız. General tabancayla ateş edilmiş gibi gürledi birden. Olamaz. Herkesin ağzı tekrar açık kalmıştı. Pitson özellikle Ivan Fyodorovic'e anlatıyormuş gibi 5 ay önce prensin hiç tanımadığı İflas edip yoksulluk içinde ölmüş, Papuşin adında Moskovalı 3. sınıf bir tüccarın kızı olan teyzesinin öldüğünü anlattı. Ama bu Papuşin'in yine kısa bir süre önce ölmüş ağabeyi zenginliğiyle ünlü bir tüccarmış. Bu tüccarın iki oğlu varmış. Onlar da bundan bir yıl önce neredeyse bir ay içinde birbiri ardına ölmüşler. Yaşlı adam iki oğlunun ölümünden öylesine etkilenmiş ki kısa bir süre sonra o da ölmüş. Zaten dulmuş adamcağız ve son derece yoksul. Başka birinin evinde sığıntı yaşayan öz yeğeninden yani prensin teyzesinden başka kimsesi yokmuş. Mirasa sahip olduğunda siroz hastasıymış kadıncağız. Ölmek üzereymiş. Salaskin'le anlaşıp hemen prensi aratmaya başlamış. Bu arada bir de vasiyetname hazırlatmış. Anlaşıldığı kadarıyla prens de İsviçre'de yanında kaldığı doktorda resmi yazıyı beklemeyi veya olayın doğruluğunu araştırmayı gerek görmemişler ve Prens Salaski'nin mektubu cebinde yurda dönmüş. Pitson Prens'e dönüp ekledi. Yalnızca bütün bu anlattıklarımın ve Salaski'nin bu işinizin yasallığı ve kesinliği konusunda yazdıklarının tartışmasız gerçek olduğunu söyleyebilirim. Bu parayı cebinizde bilin. Kutluyorum sizi Prens. Aşağı yukarı bir buçuk milyon alırsınız. Belki daha da fazla. Çünkü çok zengin bir tüccardı Papushin. Ferdişçenko haykırdı. "Vay be, prens mişkinlerin son temsilcisine bak sen." Lebedev sarhoş bir sesle "Yaşa!" diye bağırdı. General şaşkınlığından ne diyeceğini bilemiyordu. "Ben de bu sabah zavallıcık" diyerek 25 ruble sıkıştırmıştım eline," dedi. "Bu kadar da olmaz yani. Neyse, kutlarım, kutlarım." Yerinden kalkıp prensin yanına gitti, kucakladı onu. Generali ötekiler izledi. Kapının perdesinin arkasına çekilmiş olanlar bile konuk salonuna dönmeye başladı. Uğultunun ardından konuşmalar, haykırışlar hatta şampanya istekleri duyuldu. Salonda bir dalgalanma oldu. Bir an için Nastasya Filipovna'yı burada onun için toplandıklarını bile unuttular. Ama çok geçmeden bir anda herkes onun biraz önce Nastasya Filipovna'ya evlenme teklifinde bulunduğunu hatırladı. Durum şimdi öncekine oranla 3 kat daha çılgınca ve olağan dışıydı. Büyük bir şaşkınlık içinde olan Totski omuzlarını kaldırmış öylece duruyordu. Yalnızca o oturuyordu yerinde. Onun dışında herkes masanın çevresinde toplanmıştı. Daha sonra herkesin anlattığına göre Nastasya Filipovna o anda kendini kaybetmişti. Yerinde oturmayı sürdürüyordu. Ne olup bittiğini anlamadan şaşkınlık dolu bakışlarla herkesin yüzüne bir süre baktı. Sonra birden prense döndü ve göz daha verircesine kaçlarını çattı. Dikkatle baktı ona. Ama yalnızca bir an sürdü bu. Belki de bütün bunlar şaka gibi gelmişti ona. Ama prensin yüzünün görünümü bir anda kendine getirdi onu. Şöyle bir düşündü. Sonra neye gülümsediğini bilemeden tekrar gülümsedi. Alay ediyormuş gibi mırıldandı kendi kendine. Demek prenses olacağıma. Hiç beklenmedik bir çözüm oldu bu doğrusu. ''Benim hiç beklemediğim bir şeydi bu. Ne diye ayakta duruyorsunuz baylar? Oturun lütfen. Kutlayın prensle beni.'' Biri şampanya istemişti galiba. ''Ferdiş Cenko gidin söyleyin şampanya getirsinler. Katya, Paşa buraya gelin. Evleniyorum ben duydunuz mu? Prensle evleniyorum. Bir buçuk milyon rublesi olan Prens Mişkin beni alıyor.'' Olanlara çok duygulanan Darya Aleksiyevna, Tanrı yardımcınız olsun anacığım zamanı gelmişti dedi. Sakın kaçırmayın bu fırsatı. Nastase Filipovna, gel yanıma otur prens dedi. İşte böyle bak şarap da geldi. Hadi baylar kutlayın bizi. Yaşasın diye aykıranlar oldu. Birçok kişi şarap şişelerinin başına toplandı. Bu arada Rogoji'nin adamları da. Daha çok onlar bağırıyorlardı. Ama olayların ve durumun tuhaflığına karşın işlerin değişeceğini birçoğu hissediyordu. Öteki konuklar şaşkın kuşku içinde bekliyordu. Çoğu bu durumun son derece olağan olduğunu, azımsanmayacak sayıda prensin çingene obalarından kızlarla bile evlendiğini fısıldaşıyordu. Rogoşin ayakta dikiliyor, dudaklarında kıpırtısız bir gülümsemeyle olan biteni seyrediyordu. General prense yandan yaklaşıp yeniden çekiştirerek dehşet içinde fısıldadı kulağına. Prens dostum kendine gel. Bunu fark edince Nastasya Filippo'na kahkahalarla gülmeye başladı. Yo general şu anda ben de bir prensesim duydunuz mu? Bana söz söyletmez prens. Afanasi Ivanoviç, siz de kutlayın beni. Artık karınızla her yerde yan yana oturacağım. Ne dersiniz? Bir kadının böyle bir kocasının olması çok yararlı değil midir? Bir buçuk milyonu var onun. Hem prens hem de söylediklerine göre bir budala.'' Daha ne olsun? Gerçek yaşam şimdi başlıyor işte. Geç kaldın Rogojin. Al götür paketini. Ben prensle evleneceğim. Senden de zenginim artık. Ama anlamıştı durumu Rogojin. Yüzünde büyük bir acı ifadesi vardı. Ellerini çırptı, derin bir inilti koptu göğsünden. Vazgeç diye bağırdı prense. Salonda gülüşenler oldu. Darya Alexievna mağrur bir tavırla senin için mi vazgeçecek diye atıldı. Kaba köylü seni. Masanın üzerine attım parayı. Prens evlenmek istiyor onunla. Sense rezalet çıkartmak için gelmişsin buraya. Ben de evlenmek istiyorum Nastasya Filipovna'yla. Hemen şimdi, şu anda evlenirim. Her şeyimi vereceğim. Darya Alexeyevna öfkeli, pis, sarhoş diye bağırdı. Meyhaneden geldiğin belli senin. Hemen kapı dışarı etmeli seni buradan. Gülüşmeler daha da arttı. Nastasya Filipovna prense döndü. Duyuyor musun prens? dedi. Bir köylü nişanlını satın almaya çalışıyor. O şu anda sarhoş dedi prens. Sizi de çok seviyor. Peki ileride nişanlının az kalsın Rogojin'le gidecek olduğunu hatırladıkça utanmayacak mısın? O zaman bunalım geçiriyordunuz. Şimdi de bunalım geçiriyorsunuz. Kendinizde değilsiniz. Peki ileride sana karının bir zamanlar Toski'nin kapatması olduğunu söylediklerinde utanmayacak mısın? Hayır utanmayacağım. Toski'nin yanında kendi isteğinizle kalmıyordunuz siz. Yani hiçbir zaman başıma kalkmayacak mısın bunları? Hayır, hiçbir zaman kalkmayacağım. Dikkat et, asla ömür boyu sürecek bir söz verme. Prens Nastasya Filipovna'ya acıyormuş gibi alçak bir sesle, "Nastasya Filipovna," dedi. "Demin söyledim size, teklifimi kabul etmeniz sizin için değil, benim için bir onurdur." Ben bunu söylediğimde gülümsemiştiniz. Salonda herkesin güldüğünü de duymuştum. Belki çok komik bir biçimde söyledim bunu. Kendim de komiktim o anda. Ama öyle sanıyorum ki ben onurun ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi söylediğimden de eminim. Demin mahvetmek istiyordunuz kendinizi. Hem de dönüşü olmayacak biçimde. Ondan sonra da bir daha affedemeyecektiniz kendinizi. Üstelik hiçbir suçunuz yokken hayatınıza henüz tümden mahvetmiş değilsiniz. Rogoji'nin size gelmesinin, Gavrila'nın sizi aldatmak istemiş olmasının ne anlamı olabilir? Neden hep bunlardan söz ediyorsunuz? Sizin yapmış olduğunuzu çok kişi yapmış olabilir. Tekrar söylüyorum size Rogoji'ne gitmeyi düşündüğünüzde aklınız başınızda değildi. O anda bunalım geçiriyordunuz. Şimdi de kendinizde değilsiniz. Gidip yatsanız çok iyi edersiniz. Yarın Rogojin'in yanında kalmaktansa çamaşır yıkamaya gidersiniz. Çünkü siz onurlu bir insansınız Nastasya. Ama sanırım o kadar şanslısınız ki gerçekten suçlu olduğunuzu zannediyorsunuz. Yakından ilgilenmek gerekiyor sizinle Nastasya. Ben ilgileneceğim sizinle. Resminizi gördüm bugün. Yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana. Sanki beni çağırıyordunuz. Ben ömrümün sonuna kadar saygı duyacağım size Nastasya. Prens bunları insanların önünde söylediğini birden hatırlamış gibi kızararak sustu. Pitson utanmış gibi başını önüne eğip yere bakıyordu. Toski şöyle geçiriyordu içinden. Budala olmasına budala ama bir şey elde etmenin en iyi yolunun karşısındakini pohpohlamak olduğunu çok iyi biliyor bu. Çok ilginç biri. Prens bu arada Gavrila'nın köşeden kendisine dikilmiş, onu yakıp kül etmek ister gibi kıvılcımlar saçan bakışını da fark etmişti. Duygulanan Darya Alekseevna, ne iyi bir insan dedi. General eğitimli ama mahvolmuş biri dedi. Totski kimse fark etmeden çıkıp gitmek için şapkasını aldı, kalkmaya hazırlandı. Birlikte çıkmak için generalle bakıştılar. Nastasya Filippovna, "Teşekkür ederim prens" dedi. Şimdiye kadar hiç kimse böyle konuşmadı benimle. Hep pazarlık ettiler benim için. Doğru dürüst kimse evlenmek istemedi benimle. Duydunuz mu Afanasi Ivanoviç Prensin söyledikleri üzerine ne düşünüyorsunuz? Neredeyse yakışıksız değil mi? Rogojin sen hemen gitme. Farkındayım gitmeye niyetin yok zaten. Belki de seninle gelirim. Nereye götürmeyi düşünüyordum beni? Lebedev seslendi oturduğu yerden. Dekateringofa Rogojin ürperdi. Kulaklarına inanamıyormuş gibi gözleri yuvalarından uğramış bakıyordu. Başına korkunç bir darbe yemiş, sersemlemişti sanki. Dehşete kapılan Darya ne oluyorsun anacığım? Ne oluyorsun diye haykırdı. Gerçekten de bunalım geçiriyorsun sen. Aklını mı kaybettin? Nastasya Filipovna bir kahkaha atıp kalktı sedirden. Ciddi mi söylüyorum sandın dedi. Ağzı süt kokan böyle bir çocuğun hayatını nasıl mahvederim? Afanasi Ivanoviç'e yakışır bir şey bu. Çocukları o sever. Hadi gidiyoruz Rogojin, paketini hazırla. Evlenmek isteyip istememen önemli değil. Parayı versen yeter. Belki evlenmem seninle. ''Evlendiğimizde paket sende mi kalacak sanıyorsun? Yanılıyorsun. Ben yüzsüzün tekiyimdir. Toski'nin metresiydim ben. Prens, şimdi sana Nastasya Filipovna değil Aglaya yapan Çin'a e gerek. Yoksa Ferdişçenko diline dolar seni. Senin bundan korkun yok ama ben seni mahvetmekten, sonra bunu başıma kalkmaktan korkarım. Seni onurlandıracağımı söylüyorsun. Toski çok iyi bilir bunu.'' ''Sana gelince Gavrila, Agla'ya yapan Çina'yı da kaçırdım biliyor musun? Onunla pazarlığa girmeseydin kesin evlenirdi seninle. Siz erkekler hep bu hatayı yapıyorsunuz işte. Ya namussuz kadınlarla düşüp kalkmalısınız ya da namuslularla. Seçin birini yoksa muhakkak karıştırırsın işleri. Bakın general nasıl ağzını açmış bizi dinliyor. General omuzlarını kaldırmış. ''Felaket bu felaket'' diyordu. O da kalkmıştı sedirden. Şimdi herkes yine ayaktaydı. Nastasya Filippo ona çıldırmış gibiydi. Prens elini kolunu sallayarak inledi. Olamaz. Olamaz mı diyorsun? Belki ben de gururluyumdur ha? Utanmazın hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Demin kusursuz olduğumu söylüyordun. Doğrusu çok hoş bir kusursuzluk benimki. Sırf övünmek için milyonları da prensesliği de elimin tersiyle ittiriyor bana. Bundan sonra nasıl karın olabilirim senin? Afanasi Ivanoviç milyonları bile camdan fırlatıp atıyorum işte. Nasıl oldu da o 75 bininizin hatrı için Gavrila ile evlenebileceğimi düşündünüz? 75 bin rublenizi alın, sizin olsun. Afanasi Ivanoviç. 100 bin bile veremediniz. Rogojin çok gerilerde bıraktı sizi. Gavrila'ya gelince onu ben avutacağım. Bir fikir geldi aklıma. Şimdi gezip biraz tozmak, eğlenmek istiyorum. Sokakların kadınıyım ben çünkü. On yıldır zindanda yaşadım. Şimdi mutlu olacağım. Ne duruyorsun Rogoşin? Hadi hazırlan gidiyoruz. Rogoşin sevinçten çıldırmış gibiydi. Gidelim diye böğürdü. Hey çocuklar hemen şarap içeceğiz. Şarap. Şarap çok olsun. Sarhoş olmak istiyorum. Müzik de olacak mı? Olacak olacak. Yaklaşma ona uzak dur. Benimdir o her şeyiyle benim. Benim kraliçem bu iş burada biter dedi Rogojin. Sevincinden tıkanacak gibi oldu. Nastase Filipovna'nın çevresinde dönüp duruyor, herkese ona yaklaşmayın diye bağırıyordu. Adamları konuk salonuna doluşmuştu. Kimi içiyor, kimi kahkaha atıyordu. Hepsi son derece neşeli ve rahattı. Ferdishchenko usul usul aralarına katılmanın yollarını aramaya başlamıştı. Toski ile general bir an önce oradan kaçmak için yine ayaklanmıştı. Gavrila'nın da şapkası elindeydi ama karşısındaki sahneden ayrılamıyor gibi bir şey söylemeden olduğu yerde dikiliyor olanları izliyordu. Yaklaşma diye bağırıyordu Rogojin. Nastasya Filipovna onun böyle bağırmasına kahkahalarla gülerken şöyle diyordu. Ne diye böğürüp duruyorsun öyle hala benim evimdesin istersen tekme tokat dışarı atarım seni henüz parayı almadım bak orada duruyor. ''Buraya ver o paketi. Olduğu gibi ver. Yüz bin ruble mi var şimdi bunun içinde? Of ne iğrenç. Ne oluyorsun Darya Aleksiyevna?'' Başıyla prensi gösterdi. ''Evlenip de perişan mı etseydim onu? Evlenmek kim o kim? Daha ağzı süt kokuyor bunun. Bak general dadılık edecek ona şimdi. Görüyor musun nasıl ilgileniyor onunla? Görüyor musun prens? Nişanlın aldı parayı. Çok kötü bir kadın. Bir de evlenecektin onunla. Ne o ağlıyor musun yoksa? Çok mu üzüldün buna?'' Hadi sen de gül benim gibi bak. Zamana bırak. Zamanla her şey unutulur. Sonra akıllanmaktansa şimdi akıllı olmak daha iyidir. Neden hep ağlıyorsunuz? Katya da ağlıyor. Neyim var Katyacığım, güzelim? Paşa ile sana çok şey bırakıyorum. Her şeyi hazırladım. Hadi şimdilik hoşça kalın. Senin gibi temiz bir kızı kendime, ahlaksız bir kadına hizmet etmek zorunda bıraktım. Evet prens inan böylesi daha iyi oldu. Sonra küçük görmeye başlayacaktın beni. Biz mutlu olamazdık. Yemin etmeye kalkışma inanmam. Hem ne kadar aptalca olurdu bu? Evet, iyisini güzel güzel vedalaşalım. Çünkü ben de bir hayalperestim. İşler kötü olurdu. Ben de seninle ilgili hayaller kurmadım mı sanıyorsun? Haklısın. Daha köyde onun evinde yapayalnız tek başıma yaşarken 5 yıl hep hayal kurdum. Düşünüyordum, düşünüyordum, sonra hayal dünyasına dalıyordum. Hep senin gibi iyi yürekli, dürüst, temiz, ayrıca biraz aptal, birden gelip bana siz masumsunuz Nastasya Filipovna, taparcasına seviyorum sizi diyecek birisinin gelmesini bekliyordum. Öylesine bırakıyordum ki kendimi hayallere, aklımı yitirecek gibi oluyordum. Sonra gele gele şu karşında gördüğün adam geliyordu yılda bir kez, iki ay kalıyor, onurumla oynuyor, bana yapmadığını bırakmıyor, ödemesini yapıyor, ahlaksızca davranışlarda bulunuyor ve çekip gidiyordu. Binlerce kez atmak istedim kendimi gölete ama öylesine aşağılıktım ki cesaret edemedim. Oysa şimdi, Rogojin hazır mısın? Hazırım yaklaşmayın, bağıranlar oldu. Hazırız biz. Çıngıraklı troikalar bekliyor. Nastasya Filippovna paketi eline aldı. Gavrila bir şey geldi aklıma. Ödüllendirmek istiyorum seni. Neden her şeyi kaybedesin? Rogojin onun 3 ruble için Vasilyevski'ye sürünerek gideceğini söylemiştin değil mi? Evet. Tamam. Şimdi beni dinle Gavrila. Son bir kez daha bakmak istiyorum nasıl bir ruhun olduğuna. 3 aydır çok eziyet ettim bana. Şimdi sıra bende. Elimdeki şu paketi görüyor musun? Yüz bin ruble var içinde. Şimdi herkesin tanıkların önünde şömineye ateşin içine atacağım bu paketi. Paketi ateş sarınca elini şömineye sokup alacaksın. Ama eldivensiz olarak, çıplak. Kollarını da sıvayacaksın. Paketi alırsan içindeki 100 bin ruble senin olacak. Tam 100 bin. Birazcık yanacak parmakların o kadar. Ama düşünebiliyor musun? 100 bin ruble senin olacak. Hemen yakalayıp alıvereceksin paketi ateşten. Sen benim param için elini ateşe sokarken ben de senin ruhunu seyredeceğim keyifle. Herkes tanık ateşten alırsam paket senin olacak. Almazsan yanıp kül olacak. Kimsenin onu oradan almasına izin vermeyeceğim. Geri çekilin, herkes geri çekilsin. Benim param bu. Bir gece karşılığında Rogojin'den aldım onu. Benim bu para değil mi Rogojin? Senin canım, senin kraliçem. Duydunuz mu? Hepiniz geri çekilin. Ne dersem o olacak. Kimse engel olmaya kalkmasın. Ferdişçenko, ateşi canlandır. Sersemlemiş gibiydi Ferdişçenko. "Elim varmıyor, Nastasya Filipovna." dedi. "Eh!" diye haykırdı Nastasya. Maşayı kaptı, tüten iki odunu çevirdi, ateş parladı. Paketi alevlerin arasına attı. Her yandan çığlıklar yükseldi. hat çıkaranlar bile oldu aklını kaybetti diye bağıranlar vardı. General Pitson'a fısıldadı. Ne dersiniz bağlasak mı onu ya da şeye göndersek aklını kaybettiği belli evet kesin kaybetti ne dersiniz? Pitson hayır hayır aklını filan kaybetmiş değil diye mırıldandı. Afanasi Ivanoviç'in yüzünde de renk kalmamıştı. Söyledim size diyordu. Renkli bir kişiliği var bu kadının. Ah öyle ama yüz bin ruble var ortada. Aman tanrım diye bağıranlar vardı. Herkes şöminenin önünde toplandı. Herkes daha yakından görmek için öne geçmeye çalışıyordu. Öndekilerin başlarının üzerinden bakmak için sandalyelere çıkanlar vardı. Darya Alekseyevna öteki odaya koşmuş Katya ile Paşa'ya korku içinde bir şeyler anlatıyordu. Alman güzeli çoktan kaçıp gitmişti. Lebedev, Nastasya'nın önünde yere diz çökmüş, kollarını uzatarak şömineyi gösteriyor. Anacığım, kraliçem, tanrıçam diye inliyordu. Yüz bin bu dile kolay, tam yüz bin. Gözlerimle gördüm, benim yanımda yaptılar o paketi. Anacığım, merhamet et. Söyle şöminenin içine gireyim. Olduğum gibi gireyim. Şu kır saçlı başımı sokayım alevlerin içine. Evde kötürüm, hasta bir karım var. Ayrıca on üçte çocuk. Hepsi kimsesiz. Babalarını geçen hafta toprağa verdim. Hepsi aç, Nastasya. Dönüp şömineye doğru gidecek oldu. Nastasya onu iterek bağırdı. Sakın hepiniz geri çekilin. Gavrila ne bekliyorsun? Utanma hadi öne geç. Bu senin kısmetin. Ne var ki o gün ve o akşam çok fazla sıkıntı çeken Gavrila bu beklenmedik son sınava hazır değildi. İkisinin arasındaki kalabalık iki yana açıldı ve Gavrila üç adım ötesindeki Nastasya ile karşı karşıya kaldı. Nastasya Filipovna şöminenin hemen önünde ayakta duruyor, kor gibi yanan gözlerini Gavrila'ya dikmiş bekliyordu. Gavrila'nın üzerinde frak vardı, şapkası eldivenleri elindeydi. Nastasya Filipovna'nın karşısında bir şey söylemeden kollarını kavuşturmuş kıpırdamadan duruyor, ateşe bakıyordu. Çarşaf gibi bembeyaz yüzünde çılgın bir gülümseme dolaşıyordu. Evet ateşten, paketi yavaş yavaş sarmakta olan ateşten gözlerini ayıramıyordu. Ama o anda yeni bir duygu dolmaktaydı ruhuna. Bu işkenceye sonuna kadar dayanmaya kararlı gibiydi. Yerinden kıpırdamıyordu. Birkaç dakika sonra herkes onun paketi ateşten almayacağını anlamıştı. Nastase Filipovna seslendi ona. Hey paralar yanıyor. Dalga geçecekler seninle. Sonra asacaksın kendini. Ciddi söylüyorum. İki odunun arasında başlangıçta parlayan ateş paket içine atılınca sönecekmiş gibi oldu. Ama şimdi alttaki odunun bir ucundan küçük mavi bir alev yavaştan canlanmaya başladı. Sonra ince uzun bir alev uzanıp paketi bir yanından yalamaya başladı. Daha sonra köşelerden üste çıktı. Birden tutuşturdu kağıdı ve parlak bir ateş sardı paketi. Herkes ah diye bir çığlık attı. Lebedev tekrar öne atıldı ama Rogojin tutup geri çekti onu. Rogojin ateşten bakışını ayırmadan dikiliyordu Nastasya'nın yanında, kendinde değildi sanki, mutluluktan uçuyordu. Durmadan çevresindekilere kim olursa dönüyor şöyle diyordu. Kraliçe dediğim böyle olur işte. Biz böyleyiz işte. İçinizden kim yapabilir böyle bir şeyi ha? Prens onları kederli ve sessiz izliyordu. Ferdişenko izin verin dişlerimle bir binlik çekip alayım paketten diyecek oldu. En arkada duran yumrukları güçlü bay büyük bir umutsuzluk içinde dişlerini gıcırdatarak bunu ben de yaparım dedi. Lanet olsun yanıyor hepsi yanıyor. Herkes şömineye doğru atılarak bir ağızdan bağırdı. Yanıyor. Gavrila sallanma son kez söylüyorum. Ferdişenko deli gibi Gavrila'nın yanına koşup kolundan çekerek hadi koş dedi. Durma sana be adam görmüyor musun yanıyor paralar kahrolası. Gavrila hızla itti Ferdişenko'yu. Dönüp kapıya yürüdü ama daha iki adım atmıştı ki sendeledi yere yığıldı. Bayıldı diye bağırmaya başladı herkes. Lebedev Anacığım paralar yanıyor diye inledi. Her yandan çığlık yükseliyordu. Boşu boşuna yanıp gidecek paralar. Nastasya Filippona Katya paşa su getirin ona çabuk ispirto getirin diye bağırdı. Maşayı kaptı paketi aldı ateşten. Paketin dışı yanmış tütüyordu ama içine bir şey olmadığı belliydi. Paket üç kat gazeteye sarılı olduğu için paralar sağlamdı. Herkes derin bir nefes aldı. Lebedev çok duygulu, yalnızca bir tek binlik zarar görmüş, hepsi o kadar, dedi. Nastase Filipovna paketi Gavrila'nın önüne bırakırken, hepsi onun, paketteki paranın hepsi onun, duyuyor musunuz baylar, dedi. Hepsi onun, elini sokmadı ateşe ama yine de kazandı, demek gururu para hırsına üstün geldi. Neyse, önemli değil, şimdi kendine gelir, yoksa belki de adam keserdi. Bakın geliyor kendine. General, Ivan Petrovic, Darya, Katya, Paşa, Rogojin duydunuz mu? Paket onundur Gavrila'nın. Ödül olarak olduğu gibi ona veriyorum bu paketi. Ne olduysa oldu söylersiniz ona. Burada başucunda dursun paket. Rogojin marş marş. Hoşçakal prens. Hayatımda ilk kez bir insanla karşılaştım. Hoşçakal Afanasi Ivanoviç Mersi. Rogojin'in adamları bağırıp çağırarak, naralar atarak odalardan hep birlikte geçip Rogojin'le Nastasya'nın arkasından kapıya yöneldi. Hizmetçi kızlar Nastasya'nın kürkünü salona kadar getirmişti. Aşçı kadın Marfa'da koşarak gelmişti mutfaktan. Nastasya Filippovna hepsini tek tek öptü. Ağlayarak hanımlarının elini öperken şöyle diyorlardı hizmetçiler. Temelli mi bırakıyorsunuz bizi anacığımız? Nereye gidiyorsunuz? Hem de doğum gününüzde böyle bir günde. Sokağa gidiyorum Katya. Benim yerim orası. Ya da çamaşırcılık yaparım. Afanasi Ivanovich'le yeter artık. Selamımı söyleyin kendisine. Beni de kötü anmayın. Prens birden sokak kapısına çıkmak için koştu. Orada herkes kapının önünde bekleyen çıngıraklı dört troykaya yerleşmişti. General daha merdivende yetişti prensin arkasından. Koluna yapıştı. Ne oluyorsun prens kendine gel dedi. Bırak gitsin. Nasıl bir kadın olduğunu gördün işte. Bir baba gibi söylüyorum bunu sana. Prens durup şöyle bir baktı generalin yüzüne ve tek sözcük söylemeden kolunu çekip kurtardı. Merdivenlerden aşağı koştu. Troykaların az önce hareket ettiği dış kapının önünde general prensin sokaktan ilk geçen arabayı durdurduğunu arabacıya Yekateringov'a şu troikaları izle diye bağırdığını duydu. Sonra generalin cins bir kır at koşulu arabası geldi. Onu yeni umutlarıyla, hesaplarıyla, inci kolyesiyle evine götürdü. Hesapları arasında iki kez Nastasya'nın albenili hayali görünmüştü ona. Göğüs geçirmişti general. Çok yazık, gerçekten yazık. Mahvetti kendini, deli kadın. Evet prense gerekli olan Nastasya Filipovna değil artık. Nastasya'nın konuklarından biraz yürümeyi yeğleyen iki kişinin arasında ahlak dersi içeren şöyle bir sözcük geçti. Ivan Petrovic Pitson'la şöyle konuştu. Biliyor musunuz Afanasi Ivanoviç Dediklerine göre Japonlar böyle durumlarda şunu yaparmış. Küçük düşürülen kişi kendisini küçük düşüren kişinin karşısına çıkarmış şöyle dermiş ona. Beni küçük düşürdün bunun için ben de geldim bana yaptığına karşılık senin gözünün önünde harakiri yapacağım. Ve sonra kendisini küçük düşüren kişinin önünde gerçekten de karnını deşermiş, canına kıyarmış. Bu yaptığından intikamını almış gibi belki de sonsuz bir haz duyarmış. Çok değişik insanlar var şu dünyada Afanasi Ivanoviç. Gülümseyerek karşılık verdi Afanasi. Burada da aynı şeyin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet çok yerinde zekice bir benzetme yaptınız. Ama siz de gördünüz sevgili Ivan Petrovich, elimden gelen her şeyi yaptım. Kabul ederseniz ki gücümü yetmeyeceği bir şeyi yapamazdım öyle değil mi? Bununla birlikte şuna da hak verirsiniz, çok önemli özellikler var bu kadında. Göz kamaştıran yanları var onun. Hatta demin kendime yakıştırabilseydim bütün suçlamalarına karşı en iyi özrümün onun varlığı olduğunu söylerdim kendisine. Doğrusu mantığını her şeyini yitirecek derecede kim esiri olmaz ki böyle bir kadının. O kaba köylüyü Rogojin'i gördünüz 100 bin rubleyi attı önüne. Tutalım ki bu akşam burada olanlar duygusal yakışıksız şeylerdi ama renkliydi de üstelik ilginç bunu kabul etmelisiniz. Tanrım bu yaratılışta böylesine güzel bir kadın neler yapmaz. Ne var ki bütün çabama hatta eğitimine o kadar önem vermeme karşın her şey mahvoldu. Daha önce birkaç kez söylediğim gibi işlenmemiş bir elmastır o. Ve derinden göğüs geçirdi Afanasi Ivanoviç. İkinci Bölüm 1. Öykümüzün ilk bölümünün sonunda anlattığımız Nastasya Filipovna'nın evindeki akşam toplantısında geçen o tuhaf olaydan iki gün sonra Prens Mışkin hiç beklemediği miras işiyle ilgilenmek için aceleyle Moskova'ya gitti. O sıralar böyle acele gitmesinin başka nedenleri olabileceğini söyleyenler de vardı. Ne var ki bu konuda olduğu gibi prensin Moskova'da ve genel olarak Petersburg'dan ayrılmasından sonra başından geçenlerle ilgili anlatabileceğimiz oldukça az şey var. Prens tam 6 ay sonra döndü Petersburg'a. Bazı nedenlerden ötürü onunla ilgilenenler bile bu sürede neler yaptığı hakkında çok az bilgi edinmişti. Kimi kişilere seyrek ve hemen hepsine birbiriyle çelişen, bazıları da son derece tuhaf bir takım bilgiler ulaşıyordu elbette. Kuşkusuz onunla en çok Petersburg'dan ayrılırken vedalaşmak için bile uğrayamadığı yapan Çinlerin evinde ilgileniliyordu. Yine de general Petersburg'dan ayrılmadan önce 2-3 kez onunla görüşmüştü. Bu konuda ciddi konuşmalar geçmişti aralarında. Yapançin onunla görüşmüş ama ailesine bundan hiç söz etmemişti. Evet ilk zamanlar yani onun kentten ayrılışından sonra neredeyse bir ay boyunca Yapançinlerin evinde prensten hiç söz edilmemişti. Yalnızca generalin eşi Lizaveta ilk başta prens konusunda çok kötü yanıldığını söylemişti o kadar. Arkasından üç gün sonra ama prensin adını anmaksızın Yaşamının en önemli özelliğinin insanlar konusunda sürekli yanılmak olduğunu eklemişti. 10 gün sonra da kızlarına kızdığı bir anda onlara nasihat olarak "Hatalara son artık. Bundan böyle hata yapmayacağız." demişti. Bununla birlikte evde değişik, tatsız bir havanın uzun süre estiğini fark etmemek imkansızdı. Ağır, gergin, dillendirilmeyen, küskün bir hava vardı evin içinde. Herkesin suratı asıktı. Genel gece gündüz meşguldü işleriyle uğraşıyordu. Daha önce bu kadar meşgul olduğu hiç görülmemişti. Evdekiler yüzünü zor görüyordu. Yapan Çinlerin kızlarına gelince anlaşılacağı üzere onlar düşüncelerini belirtmiyorlardı. Dahası belki kendi aralarında bile çok az söz ediyorlardı prensten. Gururlu, mağrurdular. Hatta birbirinden çekinirlerdi. Birbirlerini değil daha ilk sözcükten, ilk bakıştan bile anlar. Öyle ki kimi zaman konuşacak bir şey bulamazlardı. Ne var ki yabancı bir gözlemci dışarıdan baktığında bu anlatılan kısıtlı veriye karşın yapan Çinlerin evinde prensin oldukça güçlü bir etki bıraktığı sonucunu çıkartırdı. Belki de prensin başından geçen bir takım egzantrik olaylara karşı duyulan basit bir merak olarak açıklanabilirdi bu. Nasıl olursa olsun böyle bir izlenim söz konusuydu işte. Kentte yayılan söylentiler de zamanla bir bilinmezlikler sesiyle örtülmeye başlamıştı. Evet, hiç beklenmedik bir anda büyük bir servete konan, Paris'in ünlü Château de Fleurs'ünün kankancılarından Rusya'ya gelmiş bir Fransız dansözle evlenen, adını kimsenin bilmediği genç ve budala bir prensten söz ediyorlardı kentte. Öte yandan mirasa konanın bir general olduğunu, Fransız dansçı ile evlenen ise düğününde sarhoş kafa ile sırf gösteriş olsun diye yeni çıkan 700 bin rublelik devlet tahvilini mum ateşinde yakan çok zengin bir Rus tüccar olduğunu söyleyenler de vardı. Ama bütün bu söylentiler bir takım nedenlerle kısa zaman sonra unutulup gitmişti. Söz gelimi içinden birçoğunun anlatacak bazı şeyleri olabilecek Rogojin'in takımı Yekaterinkov tren istasyonunda çıkarttıkları rezaletten bir hafta sonra başında Rogojin olmak üzere Moskova'ya gitmişti. Nastasya Filipovna'nın Yekaterinkov tren istasyonunda olan olayın hemen ertesi günü Rogojin'in yanından kaçtığını, kayıplara karıştığını, araştırmalar sonucunda onun Moskova'ya gittiğinin öğrenildiğini öğrenmişti. Öyle ki Rogojin'in Moskova'ya gitmesinin de bu söylentiyle bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Kendi çevresinde epeyce tanınmış biri olan Gavrila ile ilgili söylentiler de vardı. Ancak başına öyle bir şey geldi ki sonucunda hakkında hiç de iyi olmayan söylentiler hemen unutulmaya yüz tuttu. Hatta bütünüyle unutuldu. Ağır hasta oldu Gavrila. Yalnızca sosyete toplantılarına değil daireye, görevine bile gidemiyordu. Bir ay hasta yattıktan sonra iyileşti. Ama şirketteki işine nedense bir daha dönmedi. Onun yerine başka birini atadılar. General Yapançı'nın evine de uğramaz olmuştu. Hatta generalin çalışma odasındaki işini de artık başka bir memur götürüyordu. Gavrila'nın düşmanları başından geçen o olaydan sonra utanç duyduğunu, sokağa bile çıkamadığını söylüyordu. Oysa gerçekten hastaydı. Hatta büyük bir karamsarlığa bırakmıştı kendisini. Derin derin düşünüyordu. Sinirleri çok bozuktu. Varvara Ardalinona o kış Pitson'la evlendi. Onları tanıyan herkes bu evliliği Gavrila'nın görevine dönmeyi istememesine, ayrıca ailesinin geçimiyle ilgilenmek şöyle dursun, kendisinin de bakıma muhtaç durumda olmasına bağlıyordu. Öte yandan Yepançinlerin evinde Gavrila'nın adı ağza bile alınmıyordu. Bununla birlikte Gavrila ile ilgili çok çarpıcı bir olaydan evde herkes haberdar olmuştu. Nastasya Filipovna'nın evindeki onun için çok tatsız olayın geçtiği o uğursuz gece eve döndükten sonra yatıp uyumamıştı Gavrila. Büyük bir sabırsızlık içinde prensi beklemeye başlamıştı. kofa giden prens oradan sabah 6'da dönmüştü. Gavrila hemen prensin odasına gitmiş ve yerde baygın yatarken Nastasya Filipovna'nın ona verdiğini söylediği Dışı yanmış paketi masanın üzerine prensin önüne bırakmış, ondan ilk fırsatta bu parayı Nastasya'ya geri vermesini rica etmişti. Prensin odasına girdiğinde düşmanca duygular besliyormuş ona Gavrila. Neredeyse umutsuzluk içindeymiş. Ne var ki birkaç şey konuştuktan sonra prensin yanında iki saat oturmuş. Bu iki saat süresince acı acı ağlamış. Sonra iki dost gibi ayrılmışlar. Daha sonra anlaşıldığı gibi Yapan Çinlere ulaşan bu bilgi bütünüyle doğruydu. Hiç kuşku yok ki bu tür haberlerin böylesine çabuk bir yerlere ulaşması, oralarda öğrenilmesi tuhaftı. Ancak örneğin Nastasya Filipovna'nın evinde olanlar da Yapan Çinlerin evinde neredeyse ertesi gün öğrenilmişti. Gavrila ile ilgili bilgileri Yapan Çinlerin evine ulaştıran var olduğu düşünülebilirdi. Çünkü birden yapan Çinlerin kızlarına çok gidip gelmeye başlamış, hatta onlarla çok sıkı fıkı olmuştu. Öyle ki bu durum çok şaşırtıyordu Lizaveta'yı. Gel gelelim yapan Çinlerle her nedense böyle bir yakınlık kurmayı uygun gören Varvara, onlara abinden hiç söz etmiyordu. Abinin neredeyse kovulduğu bu evdekilerle dostluk kurmasına karşın gururuna çok düşkün bir kızdı. Daha önceleri de tanışıyordu yapan Çinlerin kızlarıyla ama seyrek görüşürlerdi. Bununla birlikte konuk salonunda şimdi hemen hiç görünmüyordu. Eve arka kapıdan girip çıkıyordu. Lizaveta, Varvara'nın annesi Nina Aleksandrovna'ya çok saygısı olmasına karşın önceleri de sevmezdi Varvara'yı. Şimdi de sevmiyordu. Kızlarının Varvara ile dost olmalarını da onların kaprislerine, kendi başına buyruk olmalarına, annelerinin istemediği bir şeyler yapmak hevesine veriyor, buna şaşırıyor, kızıp köpürüyordu. Varvara ise evlenmeden önce olduğu gibi evlendikten sonra da evlerine gidip gelmeyi sürdürdü. Prens gideli bir ay oluyordu ki generalin eşi iki hafta önce Moskova'ya büyük kızının yanına giden yaşlı prenses Belonskaya'dan bir mektup aldı. Ve bu mektup Lizaveta'yı gözle görülür bir biçimde etkiledi. Mektupta Prenses Belonskaya'nın ne yazdığından kızlarına da Ivan Fyodorovic'e de hiç söz etmedi ama herkes onun çok duygulandığının farkındaydı. Kızlarıyla bir tuhaf konuşuyordu sanki. Onlara hep olağanüstü şeylerden söz etmeye başlamıştı. Açılmak istediği ama kendini tuttuğu belliydi. Mektubu aldığı gün herkese pek sevecen davranmış, Aglaya ile Adelaida'yı öpmüştü bile. Bir şey için pişman olduğunu belli etmişti sanki onlara. Ama Aglaya ile Adelaida bunun ne için olduğunu anlayamamıştı. Lisaveta bir aydır gözden düşmüş Ivan Fyodorovic'e karşı bile yumuşak davranıyordu. Kuşkusuz ertesi gün bir gün önceki duygululuğuna, yumuşaklığına kızmış, öğlen yemeğine kadar herkese çatmış, akşama doğru ise yine bulutlar dağılmıştı. Bütün bir hafta daha önce hiç olmadığı kadar sevecen ve hoşgörülü olmuştu. Ama bir hafta sonra Belonskaya'dan ikinci bir mektup daha geldi. Generalin eşi bu kez açılmaya karar verdi pek mağrur bir tavırla koca karı Belonskaya'nın onunla şu garip tavırlı prensle ilgili hoş şeyler yazdığını söyledi. Koca karı arayıp bulmuştu prensi Moskova'da. Sorup soruşturmuş onunla ilgili çok güzel şeyler öğrenmişti. Sonra ziyaretine gelmişti prens ve koca karının üzerinde neredeyse olağanüstü hoş bir etki bırakmıştı. Anlaşılan prensi her gün 1-2 saat oturmak için evine davet ediyormuş. Prens de her gün onun evine taşınıyormuş. Hala bıkmamış bundan. Öyle ki koca karının tavsiyesiyle prensi 2-3 iyi aile de kabul etmeye başlamış. Boş boş oturmadığı aptal aptal utanıp durmadığı için böylesi daha iyi. Bütün bunları öğrenen kızlar annelerinin mektuptaki birçok şeyi onlardan sakladığını hemen fark etti. Bunu fark etmelerine muhtemelen Pitsch'in Prensesin Moskova'daki yaşamıyla ilgili bildiği her şeyi bilmesi son derece olağan olan Varvara neden olmuştu. Pitsch herkesin bildiğinden çok şey biliyor olmalıydı. İş konusunda ağzı son derece sıkı biri olmasına karşın Varvara'ya birçok şeyi anlattığı da anlaşılıyordu. Generalin eşi bu yüzden daha da kızmaya başlamıştı Varvara'ya. Ama nasıl olduysa buzlar çözülmüştü işte ve evde prensten yüksek sesle söz etmek olanağı doğmuştu. Ayrıca prensin yapan Çinlerin evinde uyandırdığı ve bıraktığı o olağanüstü etki ve ölçüsüz ilgi kendini bir kez daha göstermişti. Moskova'dan gelen haberin kızlarında yarattığı heyecan şaşırttı generalin eşini. Kızlar da pek mağrur bir tavırla hayattaki en önemli özelliğinin insanlar hakkında sürekli yanılmak olduğunu söyleyen, aynı zamanda da Prensi Moskova'da güçlü koca karı Belonskaya'nın gözetimine bırakan ve koca karı bazı konularda son derece katı olduğu için prense göz kulak olsun diye Tanrı'ya yakarmayı da ihmal etmeyen annelerine şaşıyorlardı. Ama buzlar çözülüp evin içinde ılık bir hava esmeye başladığında general de hemen açılmış, konuşmaya başlamıştı. Olayla onun da çok yakından ilgilendiği anlaşılıyordu ama o daha çok olayın iş yanıyla ilgiliydi. Anlaşıldığına göre prensin çıkarını gözeterek özellikle onun yol göstericisi Salaski'nin ve Moskova'da çok güvenilir iki kişinin daha onunla ilgilenmesini istemişti. Miras konusunda yani mirasla ilgili söylenenlerin doğru olduğu ne var ki mirasın başlangıçta söylendiği kadar büyük olmadığı anlaşılmıştı. Servetin yarısının durumu karışıktı. Ortaya bir takım borçlar, miras üzerinde hak iddia edenler çıkmıştı. Prens de ona yardımcı olmaya çalışanların çabalarına karşın son derece acemice işler yapıyordu. Elbette Tanrı daha çoğunu versin Prens'e. Hem artık suskunluk buzu da çözüldüğüne göre general şimdi bütün içtenliğiyle seve seve düşüncesini açıklayabilirdi. Çünkü o çocuk biraz şey olsa da bunu hak ediyordu. Oysa yine de aptallık etti Prens. Söz gelimi ölen tüccarın alacaklıları tartışmalı. Hiçbir geçerliliği olmayan belgelerle Bazıları ise prensin kokusunu alıp ellerinde hiçbir belge olmadan ortaya çıktılar ve ne oldu? Prens eşinin dostunun uyarılarına, mirasta alacaklarının hiçbir hakları olmadığını söylemelerine karşın hepsine istediğini verdi. Böyle yapmasının nedeni bazılarının durumunun gerçekten kötü olmasıydı. Generalin eşi bunun üzerine Belonskaya'nın ona böyle bir şeyler yazdığını söyledikten sonra sert bir tavırla ''Aptallık bu, hem de büyük aptallık, aptallığın da tedavisi yoktur diye eklemişti. Ama bu budalanın yaptığına ne kadar çok sevindiği de yüzünden belliydi. Generalin sonuçta karısının prensi oğlu gibi benimsediğini ve nedense Aglaya'ya da pek yumuşak davranmaya başladığını fark etmişti. Bunun üzerine bir süre için oldukça ciddi bir tavır takındı. Ne var ki bu hoş hava yine uzun sürmedi. Aradan iki hafta geçmişti ki birden her şey değişti. Generalin eşi yüzünü astı. General ise birkaç kez omuz silttikten sonra yine suskunluk buzuna bıraktı kendini. Bunun nedeni de iki hafta önce generale el altından bir haber ulaşmış olmasıydı. Çok kısa, dolayısıyla pek açık seçik olmayan ama doğru bir haberdi bu. Önce Moskova'da kayıplara karışan Rogojin'in arayıp bulduğu Nastasya Filippovna sonra yine ortadan kaybolmuş, Rogojin onu yine bulmuş, bu kez Nastasya ona kendisiyle evleneceğine kesin söz vermişti. İşte aradan yalnızca iki hafta geçmişti ki generale birden Nastasya'nın üçüncü kez neredeyse nikahtan hemen önce kent dışında bir yerlere kaçtığı haberi gelmişti. Bu arada Prens Mışkin de miras işlerini Salaskin'e bırakıp Nastasya Filipovna ile mi yoksa onun arkasından mı bilinmiyor gitmişti. Lisa Veta da tatsız bir takım haberler almıştı. Nihayet iki ay sonra prensin Petersburg'dan ayrılmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra onunla ilgili her türlü söylenti kesilmişti. Ama Yepançinlerin evinde suskunluk buzu henüz çözülmemişti. Bununla beraber Varvara kızları ziyaret etmeyi devam ettiriyordu. Bütün bu söylenti ve haberler konusunu kapatmak için şunu da ekleyeyim. Kendisinden hiç haber alınamayan, belki de kendisiyle ilgili haber vermek istemeyen prensi unutmanın zor olduğu, Yapan Çinler'in evinde ilkbahara doğru çok değişiklik oldu. Kış süresince yavaş yavaş da olsa sonunda karar vermişlerdi. Lizaveta ve kızları yazın yurt dışına çıkacaklardı. Kuşkusuz generalin boş eğlencelere harcayacak zamanı yoktu. Bu karar onları yurt dışına götürmelerinin tek nedeninin anne babalarının kendilerini yalnızca evlendirmeyi düşündüğüne, onlara koca aradıklarına inanan kızların aşırı ısrarları sonucunda alınmıştı. Belki anne babaları yurt dışında da koca bulunabileceğine sonunda inanmıştı. Ayrıca bir yaz yurt dışına çıkmanın pek zararı olmazdı, hem bakarsın yararı bile olurdu. Burada şunu da söylemek lazım daha önce düşünülen Afanasi Ivanoviç Totski ile yapan Çinlerin büyük kızının evlendirilmesi projesi bütünüyle suya düşmüş, Totski resmi bir öneride bile bulunmamıştı. Herhangi bir görüşmeye gerek kalmadan, aile arasında bir tartışma geçmeden kendiliğinden öyle olmuştu. Prensin Petersburg'dan ayrılmasından sonra iki tarafta konuyu bir daha açmamıştı. Lizaveta bu duruma çok sevindiğini, iki eliyle hat çıkartmaya hazır olduğunu söylemesine söylüyordu. Ama o sıralar Yapançin ailesinin üzerine çökmüş ağır havanın nedeni işte bu durumdu. Genel gözden düşmüş olmasına ve kendini suçlu hissetmesine karşın yine de uzun süre surat asmıştı. Afanasi Ivanoviç için üzülüyordu. Öylesine varlıklı, zeki bir insan. Bir süre sonra general Afanasi Ivanovich'in gönlünü Rusya'ya dolaşmaya gelmiş Bourbon hanedanı yanlısı yüksek sosyeteden bir markize kaptırdığını, evlenme hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu, yeni evlilerin Paris'e, oradan da Britanya'ya gideceğini öğrendi. O Fransız kadın mahvedecek bunu diye düşünüyordu. Yapan cinler yazın yurt dışına çıkmaya hazırlanıyordu ama birden öyle bir gelişme oldu ki her şey değişti ve yolculuk tekrar ertelendi. General de karısı da bu olaya çok sevinmişti. Moskova'dan Petersburg'a bir prens çok iyi bir insan olarak bilinen şu ünlü prens Şe gelmişti. O zamanların dürüst, alçak gönüllü, çevresine her an yararlı olmayı içtenlikle isteyen, her zaman yapacak bir şeyler bulmak gibi az rastlanır özellikleri olan eylem adamlarındandı prens şey. Kendini göstermek için çaba harcamayan, partilerin sertliklerinden ve boş gevezeliklerinden uzak duran, en önde olmak iddiası gütmeyen Prens Ş, şey, son zamanlarda yurtta olan bitenler konusunda daha hayli bilgiliydi. Önceleri devlet hizmetindeydi, sonra köylü sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Ayrıca birkaç Rus bilim akademisinin de üyesiydi. Tanıdığı bir uzmanla işbirliği yaparak topladığı verilerin ışığında proje aşamasındaki önemli bir demir yolunun geçeceği güzergahın düzenlenmesine katkıda bulunmuştu. 35 yaşındaydı. Amiri Kont'un yanında çok önemli bir iş görüşmesi sırasında Prens'le tanışan generalin dediğine göre Prens Şe toplumun en yüksek kesimindendi ve ayrıca tartışma götürmez büyük ciddi bir servet sahibiydi. Prens özel bir merakla Rus iş adamlarıyla tanışma fırsatını hiç kaçırmıyordu. Sonradan Prens generalin ailesiyle de tanışmıştı. Ortanca kız Adelaide oldukça etkilemişti onu. İlk bahara doğru Prens evlenme önerisinde bulundu. Adelaide de ondan hoşlanmıştı. Lizaveta da sevmişti onu. General ise çok mutluydu. Elbette yurt dışı yolculuğu da kendiliğinden ertelenmişti. Düğünün ilkbaharda yapılmasına karar verildi. Bununla birlikte yolculuk Lizaveta ile yanında kalan iki kızının Adelaida'nın ayrılmanın hüznünü dağıtmak, bir iki aylığına da olsa şöyle bir dolaşmak için yaz ortasına ya da sonuna ertelenebilirdi. Ama bu kez başka bir şey oldu. İlkbaharın sonuna doğru Prens Şe uzak ama çok iyi tanıdığı Yevgeni Pavlovich adında bir akrabasını getirmişti Yepancinlere. Çok genç, çok yakışıklı, çok soylu bir aileden zeki, yenilerden çok iyi eğitim görmüş, inanılmaz derecede zengin bir yağverdi Yevgeni Pavlovich. General için zenginlik her zaman önemliydi. Hemen araştırmaya girişmişti. Soruşturmanın biraz daha derinleştirilmesi gerekse de gerçekten öyle olduğu anlaşılmıştı. Moskova'dan yaşlı Belonskaya'nın bildirdikleri ışığında geleceği parlak bu genç yaverin değeri aile içinde çok yükselmişti. Ne var ki ünü biraz değişikti. Birkaç ilişkisine dair anlatılanlara bakılırsa mutsuz birkaç kalp üzerinde zaferleri söz konusuydu. Aglaya'yı gördükten sonra yapan Çinlerin evinden pek çıkmaz oldu. Gerçi açıklanmış bir şey yoktu henüz. En küçük bir ima bile söz konusu değildi. Ama anne ile baba yine de o yaz yurt dışına gidilemeyeceği konusunda aynı fikirdeydi. Ne var ki Aglaya öyle düşünmüyordu. Öykümüzde kahramanımızın ikinci kez sahneye çıkmasından hemen önce oluyordu bütün bunlar. Görünüşe göre zavallı prens Mışkin arada geçen zaman içinde Petersburg'da bütünüyle unutulmuştu. Kendisini tanıyanların arasında şimdi birden ortaya çıkıverse gökten düşmüş gibi karşılanırdı. Ancak öykümüzün devamına girmeden bir başka şeyi daha anlatayım. Prens'in Petersburg'dan ayrılmasından sonra Kolya Ivolgin başlangıçta eski yaşamını sürdürüyordu. Yani liseye gidiyor, arkadaşı İpolit'le görüşüyor, babası generalle ilgileniyor, ev işlerinde Varvara'ya yardım ediyor, yani koşturup duruyordu. Ne var ki bir süre sonra kiracılar dağılmıştı. Ferdir Nastasya Filipovna'nın evinde olanlardan 3 gün sonra başka bir eve taşınmış, daha sonra da kayıplara karışmıştı kendini içkiye verdiğini söylüyorlardı ama bu da doğrulanmış değildi. Prens Moskova'ya gitmişti. Evde başka kiracı da kalmamıştı. Daha sonra Varvara evlenince Nina Aleksandrovna ile Gavrila Pitsa'nın İsmailovski mahallesindeki evine taşındılar. General Ivolgin'e gelince tam o sıralar çok kötü bir olay geldi başına. Cezaevinin borçlular bölümüne düşmüştü. Senet imzalayarak zaman zaman borç para aldığı yakın dostu yüzbaşı karısı attırmıştı onu cezaevine. Bu tam bir sürpriz olmuştu onun için. Zavallı general kendi deyimiyle insan kalbinin soyluluğuna olan sınır tanımaz güveninin kurbanı olmuştu. Borç senetlerini rahat rahat imzalarken arada bir bunun önemli olduğu aklına gelse de bu senetlerin bir gün başına iş açacağını hiç düşünmemişti. Ama öyle olmamıştı işte. Yeni arkadaşlarıyla borçlular cezaevinde içki masasında şarap içerken onlara Kars kuşatmasıyla öldükten sonra dirilen askerle ilgili öyküler anlatırken şöyle diyordu. Gel de inan şimdi insanlara, soylu güvenini göster onlara. Ne var ki çok iyi uyum sağlamıştı cezaevine. Pitson'la Varvara oranın tam ona göre bir yer olduğunu söylüyordu. Gabriela da doğruluyordu bunu. Yalnızca zavallı Nina Aleksandrovna için için gözyaşları döküyordu. Sürekli hastaydı ve kocasıyla görüşmek için elinden geldiğince sık cezaevine gidiyordu. Generalin olayından ve genel olarak ablasının evlenmesinden sonra Kolya iyiden iyiye ipini kopartmıştı. Öyle ki son zamanlarda gece kalmak için bile eve seyrek uğrar olmuştu. Yeni birçok arkadaş edindiğini söylüyorlardı. Ayrıca borçlular cezaevinde de hayli ünlüydü. Nina Aleksandrovna yanında o olmadan gidemiyordu bile oraya. Evde de bir şeyler sorup huzursuz etmiyorlardı ona artık. Eskiden ona karşı öylesine sert davranan Varvara bile nerelere gittiğiyle ilgili tek soru sormuyordu. Gavrila ise evdekilerin bakışları arasında ruhsal durumunun bozuk olmasına karşın eskiden hiç olmadığı biçimde dostça konuşuyordu onunla. Hatta dostça davranıyordu. Son zamanlarda kolyanın bazen Gavrila için gerekli olduğu bile düşünülebilirdi. Gavrila'nın o zaman parayı geri vermesi çok şaşırttı onu. Bu yüzden onun çok şeyini bağışlamaya hazırdı kolya. Prensin Petersburg'dan ayrılmasının üzerinden 3 ay geçmişti. Evolgin ailesinde kolyanın yapan Çinlerle tanıştığı ve kızların ona çok yakınlık gösterdikleri öğrenilmişti. Varvara hemen haberdar olmuştu bundan. Aslında Kolya Varvara'nın aracılığıyla değil kendi tanışmıştı Yapançilerle. Orada yavaş yavaş ısınmışlardı ona. Generalin eşi önce soğuktu ona karşı ama bir süre sonra içtenliği ve yaltaklanmaya çalışmadığı için yakınlık göstermeye başlamıştı. Kolya'nın yaltaklanmayı sevmediği doğruydu. Arada bir generalin eşine kitap ya da gazete okuyor olsa da Yapan Çinlerin evinde onlarla bütünüyle eşit, onlardan bağımsızmış gibi davranıyordu. Öte yandan iki kez tartışmıştı Lizaveta yla. Yüzüne karşı onun zorba bir kadın olduğunu, bir daha evine ayak basmayacağını söylemişti. İlk tartışma kadın hakları konusunda olmuştu. İkincisi ise yılın hangi mevsiminde en iyi gri serçe yakalanabileceği konusunda inanılacak gibi değil. Ama bu tartışmadan iki gün sonra generalin eşi uşağıyla Kolya'ya bir pusula göndermiş, kesinlikle evine buyurmasını rica etmişti. Kolya kendisini naza çekmemiş, hemen Lizaveta'nın davetini kabul etmişti. Evde nedense yalnız Aglaya yakınlık göstermiyordu Kolya'ya ve yukarıdan bakıyordu ona. İşte sonunda Aglaya'yı da şaşırtmıştı Kolya. Paskalya haftasında bir gün Aglaya'yı yalnız yakaladığında bir mektup uzatmıştı ona. Yalnızca bu mektubu yanınızda kimse yokken vermem söylendi demişti. Bu kendine pek güvenen çocuğa ters ters bakmıştı Aglaya. Ama Kolya onun bir şey söylemesini beklemeden hemen uzaklaştı yanından. Aglaya mektubu açıp okumuştu. Bir zamanlar sırdaşınız olarak onurlandırmıştınız beni. Şimdi belki de unutup gitmişsinizdir.'' Nasıl oldu da size bu mektubu yazıyorum bilmiyorum. Evet bilmiyorum ama kendimi hatırlatmak, nedense özellikle size kendimi hatırlatmak için karşı konulmaz bir istek duydum içimde. Kaç kez üçünüze de çok ihtiyaç duyduğum anlar oldu. Ama her an üçünüzden yalnızca siz vardınız gözümün önünde. Gereklisiniz bana, çok gereklisiniz. Kendimle ilgili bir şeyler yazmayacağım size.'' Anlatacak hiçbir şeyim yok çünkü. İstemiyorum da bunu. Sizin çok çok mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyorum. Mutlu musunuz? İşte yalnızca bunu sormak istedim size. Kardeşiniz Prens Mışkin Bu kısa ve anlamsız mektubu okuyunca birden kıpkırmızı oldu Aglaya. Düşünceye daldı. Onun o anda neler düşündüğünü anlatabilmemiz çok zor. Bir yandan da soruyordu kendine. Birilerine göstermeli miyim bunu acaba? Utanıyor gibiydi ama sonunda alaylı tuhaf bir gülümsemeyle mektubu küçük masasının gözüne attı. Ertesi gün aldı onu oradan ciddi sert kapaklı kalın bir kitabın arasına koydu. Ancak bir hafta sonra mektubu hangi kitabın arasına koyduğuna baktı. Manşalı Don Kişot. Niye olduğu bilinmez o anda kahkahalarla gülmeye başladı Agla'ya. Bu mektubu kız kardeşlerinden birine gösterip göstermediği bilinmiyor. Ne var ki mektubu bir kez daha okuyunca birden şöyle düşündü. Sakın şu kendini bir şey sanan kibirli çocuk prensin mektup taşıyıcısı olmasın. Belki de buradaki tek haber kaynağıdır. Aşırı küçümser bir tavırla da olsa sorguya çekmeden edemedi Kolyayı. Ne var ki her zaman pek çekingen olan çocuk bu kez onun küçümser tavrını hiç umursamadan kısaca epeyce soğuk Aglaya'ya Petersburg'dan ayrılırken kendisinin prense sürekli adresini vermiş ve her zaman onun hizmetinde olduğunu söylemiş olsa da bunun ondan aldığı ilk görev olduğunu anlatmış ve sözlerinin doğruluğunu kanıtlamak için de prensten aldığı mektubu çıkartıp göstermişti. Hiç çekinmeden alıp okumuştu mektubu Aglaya. Prens şöyle yazıyordu Kolya'ya. Sevgili Kolya, bu mektubumla birlikte size yolladığım kapalı mektubu lütfen Aglaya Ivanovna'ya iletiniz. Sağlılık dileklerimle sizi seven Prens Mışkin. Aglaya mektubu Kolya'ya verirken buruk bir tavırla "Yine de anlamsız böyle bir çocuğa güvenmesi." diye mırıldandı. Küçümser bir tavırla dönüp uzaklaştı. Bu kadarına dayanamazdı artık Kolya. Oysa sırf bu sorgu için nedenini açıklamadan Gavrila'dan yepyeni yeşil boyun atkısını ödünç almıştı. Çok dokunmuştu ona Aglaya'nın bu yaptığı. 2. Haziran'ın başlarıydı. Bir haftadır havalar çok güzeldi Petersburg'da. Yepançinlerin Pavlos'ta göz alıcı bir yazlıkları vardı. Lizaveta birden heyecana kapılıp ayaklanmış, iki gün içinde de apar topar yazlığa taşınmışlardı. Yepançenlerin yazlığa taşınmalarının üzerinden üç gün geçmişti ki, Prens Lev Nikolayevich Mışkin, Moskova'dan gelen sabah treninden indi. İstasyonda kimse karşılamamıştı onu ama trenden inerken treni karşılayanlar arasında prens tuhaf, ateşli bir çift göz hissetmişti. Dikkatli bakınca başka bir şey göremedi. Kuşkusuz öyle gelmiş olacaktı ona ama tatsız bir duygu uyanmıştı içinde. Aslında daha öncesinden hüzünlü, düşünceli ve nedense kaygılıydı. Arabacı Liteyna'ya yakınlarında bir otele götürdü onu. Hiç de iyi bir otel değildi burası. Prens yarı karanlık, kötü döşeli iki küçük oda tuttu. Yıkandı, giyindi, Zaman kaybetmekten veya birini evden çıkmadan yakalayamamaktan korkuyormuş gibi kimseye bir şey sormadan aceleyle çıktı. Onu 6 ay önce Petersburg'a geldiğinde tanımış biri şimdi görse dış görünüş bakımından belki de iyi yönde çok değişmiş olduğunu söylerdi. Ne var ki hiç de öyle değildi. Yalnızca giysisi bütünüyle değişikti. Moskova'da iyi bir terzinin diktiği bambaşka bir giysi vardı üzerinde. Ancak bir şeyi eksikti giysenin. Modaya aşırı uygundu. İyi yürekli ama işinin pek ustası olmayan terziler her zaman öyle diker. Üstelik giysisine pek önem vermeyen biri için dikilmişti. Öyle ki başkalarıyla alay etmeyi seven biri prense dikkatli bakacak olsa belki de gülümseyecek bir şeyler bulurdu. Gülmek istedikten sonra az şey mi bulunur? Prens bir arabaya binip Peski'ye gitti. Kısa bir araştırmadan sonra Rojdestvenskaya'da bir sokakta küçük bir ahşap evin önünde indi arabadan. Çiçekli bir bahçenin içindeki evin güzelliği, temizliği, son derece düzenli oluşu şaşırtmıştı onu. Sokağa bakan pencereler açıktı. Pencerelerden sokağa içeride biri yüksek sesle bir şey okuyor veya nutuk çekiyor gibi nedense bağırmayı andıran bir ses taşıyordu. Ses zaman zaman yükselen kahkahalarla kesiliyordu. Avluya girdi prens Merdivenden kapı önüne çıkıp Bay Lebedev'i sordu. Kapıyı açan aşçı kadın parmağıyla konuk odasını göstererek orada dedi. Duvarları koyu renk kağıt kaplı, temiz, biraz iddialı döşeli odanın orta yerinde Lebedev arkası odaya giren prens'e dönük ayakta duruyordu. Üzerinde ceket yoktu, yelekliydi. Yazlık bir şeyler giyinmişti. Göğsünü yumruklayarak bir konuda nutuk çeker gibi yüksek sesle konuşuyordu. Dinleyicileri vardı. Zeki bakışlı, pek neşeli, elinde bir kitapla 15 yaşlarında bir çocuk, baştan aşağı yaz giysili, kucağında bir bebekle 20 yaşlarında bir genç kız, yine yaz giysili durmadan gülen, gülerken ağzını kocaman açan 13 yaşlarında bir kız ve nihayet epeyce güzel yüzlü, esmer, uzun gür saçlı, iri gözleri simsiyah, sakal ve favoriye meraklı olduğu belli, 20 yaşından küçük gösteren divana uzanmış son derece tuhaf bir dinleyici daha. belli bu dinleyici Lebedev'in söylevini sık sık kesiyor, onunla tartışmaya giriyor, ötekiler de buna gülüyordu. Lukyan Timofiç, hey Lukyan Timofiç bak buraya baksana nedir bu sizin yaptığınız? Aşçı kadın kolunu adam sende der gibi sallayıp söylenerek çıktı odadan. Öfkeden yüzü bile kıpkırmızıydı. Lebedev dönüp arkasına baktı. Prensi görünce yıldırım çarpmış gibi dona kaldı. Sonra yaltaklanırcasına gülümseyerek ona doğru koştu. Ama yolda yine durup öyle kaldı. Prens hazretleri diye mırıldandı. Ama hala kendini toparlayamamış gibi ortada bir şey yokken önce kucağındaki bebek olan yaz giysili kızın üzerine yürüdü. Ne olduğunu anlayamadığı için ürküp geri çekilmişti kız. Ama hemen bıraktı onu. Sonra bitişik odanın eşiğinde dikilen, biraz önceki kahkahaları bitmek üzere olan 13 yaşındaki kıza saldırdı. Kız bir çığlık atıp mutfağa kaçtı. Lebedev kızı daha da korkutmak için ayaklarını yere vuruyordu ki, şaşkınca onu izleyen prensle göz göze gelince açıklama yaptı. Size saygımdan ne gereği vardı diyecek oldu prens. Şimdi hemen şimdi dönerim dedi Lebedev ve bir anda gözden kayboldu. Prens bir kıza, bir oğlana, bir divanda yatan delikanlıya bakıyordu. Hepsi de kahkahalarla gülüyordu. Prens de gülmeye başladı. Oğlan, fırağını giymeye gitti dedi. Hiç iyi olmadı dedi prens. Oysa ben sanmıştım ki. Divanda yatan seslendi yattığı yerden. Sarhoş olduğunu sanmıştınız değil mi? Hiç de sarhoş değil. Belki üç kadeh veya dört içmiştir. Ne çıkar bundan? Huyu böyle onun işte. Prens dönüp sesin geldiği tarafa baktı ama tam o anda kız yüzünde sevimli bir ifadeyle son derece içten sabahları çok içmez dedi. Onunla bir şey konuşmaya geldiyseniz şimdi konuşun. Şimdi tam zamanı çünkü yoksa akşama küfelik döner ve Geceleri hep ağlıyor, bize kutsal kitaptan yüksek sesle bölümler okuyor. Altı hafta önce annemiz öldü çünkü. Divanda yatan delikanlı gülmeye başladı. Size cevap vermek ona zor geleceği için kaçtı dedi. Bahse girerim size atacağı palavraları düşünüyordur şimdi. Bu arada odaya giren Lebedev, Fırak üstündeydi şimdi, gözlerini kırpıştırarak gözyaşlarını silmek için cebinden mendilini çıkartırken delikanlının sözünü kesti. Beş hafta oldu, tam beş hafta. Öksüzlerim benim. Kız, ne o yırtık pırtık bir şey giymişsiniz üstünüze dedi. Orada hemen kapının arkasında yepyeni bir redingot asılı görmediniz mi onu? Lebedev bağırdı kıza. Kes sesini böcek. Ah sen yok musun sen? Ayaklarını yere vurarak söylemişti. Ama bu kez hiç korkmamıştı kız. Yalnızca gülmüştü. Ne diye korkutmaya çalışıyorsunuz beni? Tanya değilim ben ki hemen korkup kaçayım. Luboçka'yı da uyandıracaksınız. Ya havale geçirirse çocuk? Ne diye bağırıp duruyorsunuz? Birden dehşete kapıldı Lebedev. Gitti kızının kucağında uyuyan bebeği ürkekçe birkaç kez haç çıkartıp kutsadı. Yo yo sakın sus dili kopasıca tanrı korusun sen koru onu Allah'ım. Prense döndü. Bu benim bebeğim Lubov. Doğumda ölen yasal eşim Yelena dünyaya getirdi. Yaz giysisi giymiş şu ufaklıkta kızım Vera. Şu gördüğünüzse şu gördüğünüz Delikanlı bağırdı yattığı yerden. Ne o kekeliyorsun? Devam et hadi devam et sıkılma. Lebedev birden ekselansları dedi. Jemarin ailesinin öldürülmesiyle ilgili haberleri okumuş muydunuz gazetelerde? Prens biraz şaşırdı. Okudum dedi. Jemarin ailesinin gerçek katili budur işte. Prens ne diyorsunuz siz dedi. Yani sözün gelişi diyorum ikinci bir Jemarin ailesi olsa onların gelecekteki katili de bu olur. Buna hazırlanıyor işte. Herkes gülmeye başladı. Prens soracağı soruları hissettiği için Lebedev'in maskaralık ettiğini, zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyordu. Artık kendini tutacak gücü kalmamış gibi bağırdı Lebedev. Söz dinlemiyor, işi gücü fitne fesat. Peki ben böyle bir dinsizi, imansızı, böyle bir nasıl desem yoldan çıkmışı, canavar ruhlu insanı Toprağı bol olsun biricik kız kardeşim Anisya'nın oğlu olsa bile nasıl yeğenim sayarım. Kes artık sarhoş. İnanır mısınız prens? Şimdi de avukatlık sevdasına kapıldı. Ufak tefek davalara bakıyor. Güzel konuşmaya çalışıyor. Durmadan çocuklara nutuk çekiyor. Beş gün önce mahkemede yargıçların karşısında konuştu. Kimi savundu biliyor musunuz? 500 rublesini alıp bütün malını mülkünü üzerine geçirdiği için mahkemeye verdiği aşağılık bir adama karşı kendisini savunsun diye ona yalvarıp yakaran yaşlı kadını değil de sırf ona açıktan 50 ruble vereceğini söyleyen yaşlı kadını soyup soğana çeviren tefeci Yahudi zahitleri savundu. Kazanırsam 50 ruble kazanamazsam yalnızca 5 ruble diye açıkladı Lebedev. O ana kadar konuştuğu ses tonu değişmişti. Daha önce bağırıp çağıran o değildi sanki. Rezil oldu kuşkusuz. Eski düzen değişti çünkü. Alay ettiler onunla. Ama o kendinden pek hoşnuttu. Şöyle diyordu. Hakça karar veren sayın yargıçlar. Unutmayınız ki namusuyla çalışan kötürüm, zavallı ihtiyar bir adam son lokma ekmeğinden de oluyor. Yasa koyucunun bilgece sözünü unutmayın. Mahkemelerde merhamet hüküm sürsün. İnanır mısınız her sabah bu söylevini tekrarlıyor burada bize. Tıp atıp aynısını tam mahkemede olduğu gibi. Demin siz geldiğinizde de beşinci kez söylüyordu. Öylesine hoşlanıyor ki bundan. Konuşurken ağzı sulanıyor. Şimdi de başka birini savunmaya hazırlanıyor. Yanılmıyorsam Prens Mışkin olacaksınız. Kolye sizden söz etmişti bana. Şimdiye kadar sizden daha akıllı birini görmediğini söyledi. Hemen atıldı lebede. Elbette, elbette yoktur. Ondan daha akıllısı yoktur dünyada. Yine atıyor. Biri seviyor sizi, öteki karşınızda yaltaklanıyor. Ama ben hiç de yaltaklanmak niyetinde değilim size. Bunu bilmenizi isterim. Ama aklı başında bir insansınız. Gelin aramızda hakemlik yapın. Dayısına döndü. Evet, ister misin prens aramızda hakemlik yapsın mı? Bize uğramanıza sevindim prens. Lebedev kararlı bir sesle isterim dedi. Ona doğru yürüyen odadakilere elinde olmadan bir göz attı. Prens yüzünü buruşturdu. ''Nedir sizin sorununuz?'' dedi. Başı ağrıyordu zaten. Bu arada giderek Lebedev'in onu oyaladığına, işi ertelediği için hoşnut da olduğuna inanmaya başlamıştı. ''Durumu özetleyeyim size. Onun yeğeniyim ben. Burası doğru. Ama öteki söylediklerinin hepsi yalan. Öğrenimimi bitirmedim. Ama bitirmek istiyorum ve bunda kararlıyım da.'' Çünkü kişilik sahibi bir gencim ben. Geçimimi sağlayabilmek için demir yollarında aylık 25 rublelik bir iş buldum. Kabul ediyorum. Kendisinin 2-3 kez yardımı oldu bana. 25 rublem vardı, 25'ini de kumara verdim. İnanır mısınız prens, ondan aldığım bu 25 rubleyi kumara verecek kadar aşağılık alçak biriyim ben. Bir alçağa hem de para vermen gerekmeyen bir düzenbaza kaptırdın o parayı sen diye haykırdı Lebedev. Evet bir alçak ama ödeme yapmam gereken bir alçak dedi delikanlı. Onun alçaklığına tanıklık da ederim. Hem de yalnızca seni dövdüğü için değil. Rogojin'in takımından boks öğretmenliği yapan ordudan kovulmuş bir teğmenden söz ediyoruz prens. Rogojin onları yanından kovduktan sonra hepsi serseri serseri dolaşıyor ortalarda. Ama işin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Onun aşağılık, alçak ve bir hırsız olduğunu bile bile yine de oturup kağıt oynamam onunla. Ve son rublemi verirken kendi kendime şöyle düşünmem. Bunu da kaybedersem Lukyan dayıma gidip yalvarırım beni geri çevirmez. Tamam alçaklık bu, basbayağı alçaklık, bile bile yapılmış bir şey. Evet, bile bile yapılmış bir alçaklık diye tekrarladı Lebedev. Yen alınmış gibi bağırdı. Dur hele hemen havalara girme biraz bekle bakalım. Sevindi de. Buraya gelip her şeyi itiraf ettim ona. Dürüst davrandım. Kendime acımadan hiçbir şeyi gizlemeden anlattım. Kendimle ilgili elimden geldiğince kötü şeyler söyledim. Buradaki herkes de tanıktır. Demir yollarındaki o işe başlayabilmem için kendime doğru dürüst bir şeyler almak zorundayım. Çünkü üstümdekiler dökülüyor. Şu çizmelerime baksanıza bu halde işe gidemem. Belirlenen süre içinde işe başlamazsam yerime başkasını alırlar. O zaman yine açıkta kalırım. Bir daha ne zaman iş bulurum? Tanrı bilir. Şimdi yalnızca 15 ruble istiyorum ondan ve kendisine söz veriyorum. Bir daha para istemeyeceğim. Bu son olacak. Ayrıca önümüzdeki 3 ay içinde bütün borcumu son kapiyine kadar ödeyeceğim kendisine. Sözümü tutarım ben. Aylarca ekmek yanında kıvasla karnımı doyururum. Kişilik sahibi bir insanım çünkü. 3 ayda 75 ruble alacağım. Eskileriyle birlikte 35 ruble borçlu olacağım ona. Demek borcumu ödeyecek, param olacak. Ayrıca ne kadar faiz isterse onu da vereceğim. Tanımadığı bir insan mıyım? Sorun bakalım kendisine prens. Daha önceleri bana yardım ettiğinde borcumu ödedim mi, ödemedim mi? Şimdi neden vermek istemiyor? O teymeme borcumu ödediğim için kızdı. Başka bir neden yok ortada. Bu adam böyle işte. Kendine de çevresine de bir yararı yoktur bunun. Çekip gitmiyor da buradan diye bağırdı lebede. Postu serdi. Gitmiyor da gitmiyor. Söyledim sana biliyorsun. İstediğim parayı vermediğin sürece gitmeyeceğim. Ne o galiba gülümsüyorsunuz prens. Sanırım benim haksız olduğumu düşünüyorsunuz. Prens biraz isteksiz, gülümsemiyorum dedi. Ama bence gerçekten de biraz haksızsınız. Açıkça bütünüyle haksız olduğumu söylesenize sözü kıvırmayın ne demek biraz. Açıkça söylememi istiyorsanız evet bütünüyle haksızsınız. İstiyorsanmış çok komik. Bu yaptığımın yakışıksız kaçtığını, paranın onun olduğunu, verip vermemenin onun bileceği şey olduğunu, benim bu yaptığımızda zorbalıktan başka bir şey olmadığını bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Ama prens dünyadan haberiniz yok sizin. Bunlara öğretmezsen akıllanmazlar. Öğretmek gerek onlara. Benim vicdanım rahat. Bir zararım dokunmayacak ona. Faiziyle geri ödeyeceğim parasını. Ayrıca zevkini de tattı. Karşısında küçüldüğümü gördü çünkü. Daha ne istiyor? Çevresindekilere yarar dokunmayacak olduktan sonra neye yarar insan? Sahi ne yapar bu adam? Sorsanıza kendisine. insanlara ne yapar? Onları nasıl dolandırır? Bu evi nasıl aldığını bir sorun kendisine. Sizi daha önce kazıklamadıysa şu anda nasıl kazıklayacağını düşünmüyorsa başımı koyarım ortaya. Gülümsüyorsunuz inanmıyorsunuz değil mi? Prens sanırım sizin işinizde pek ilgisi yok bütün olanların dedi. Prensin ne dediğini dinlemeden delikanlı haykırdı. Üç gündür yatıyorum burada. Neler gördüm neler. Düşünebiliyor musunuz? Şu melek gibi kızdan, işte şu öksüz kızdan, kuzenimden, kendi kızından kuşkulanıyor. Her gece evin içinde sevgililerini arıyor. Sessizce geliyor yanıma, benim yattığım divanın altına bile bakıyor. Vesveseden aklını kaybetti. Evin her köşesinde hırsızlar görüyor. Geceleri ikide bir fırlıyor yatağında. Pencereleri iyice kapalı olup olmadığını kontrol ediyor, kapıları yokluyor. Kapağını açıp sobanın içine bakıyor.'' Her gece belki yedi kez yapıyor aynı şeyi. Mahkemede dolandırıcıları savunuyor. Öte yandan geceleri üç kez kalkıp şurada salonda yere diz çöküyor. Yarım saat alnını yere vura vura kimler için neler için sarhoş kafayla dua edip duruyor. Kolya da duydu aklını kaybetmiş bu adam. Nebedev kıpkırmızı kesildi. Öfkesinden gerçekten de kaybetmişti kendini. Görüyorsunuz değil mi prens nasıl rezil ediyor beni. Evet belki serhoş, serseri, dolandırıcı ve sahtekar olabilirim. Ama şu da var ki benimle alay eden bu delikanlı daha küçücükken onu kundakladığımı, leğende yıkadığımı, dul kalmış yoksul kız kardeşim Anisya'nın başucunda geceleri sabaha kadar gözlerimi kırpmadan oturduğumu, hasta ana oğula baktığımı, aşağıda kapıcının odasından odun çaldığımı, ona ninniler söylediğimi, onu oyalamak için parmak şıklattığımı, açlıktan karnım guruldarken onu pışpışladığımı unutmuş galiba. Kalkmış şimdi alay ediyor benimle. Hem bir gün Kontes du ruhunun huzura kavuşması için dua etmişsem sana ne bundan. Prens birkaç gün önce ansiklopedide bu kadının yaşam öyküsünü ilk kez okudum. Peki sen bu Dubari nasıl biriydi biliyor musun? Söyle bakalım biliyor musun bilmiyor musun? Delikanlı alaylı ama isteksizce mırıldandı. Her şeyi yalnızca sen bilirsin değil mi? Kontes Dubari yüz karası bir yaşamdan kurtulup kraliçenin yerine ülkeyi yönetmiş bir kadındır. Büyük bir ülkenin imparatoriçesi ona kendi el yazısıyla yazdığı bir mektupta Makuzin diye hitap etmiştir. Papa'nın büyük elçisi bir kardinal giyinme töreninde onun çıplak ayaklarına ipek çoraplarını giydirmek istemiş. Üstelik böylesine yüksek ve kutsal bir kişi bunu kendisi için bir onur saymıştır. Bundan haberin var mı senin? Yüzünden belli haberinin olmadığı. Peki nasıl öldü dersin? Biliyorsan söyle bakalım. Çekil git başımdan sıktın artık. Öylesine onurlu bir yaşamdan, öylesine bir saltanattan sonra hiç suçu yokken Cellat Samson sırf pazarcı kadınlar eğlensin diye giyotin sehpasına çıkarttı onu. Ama o korkusundan başına geleceklerin farkında değildi. Cellat ensesinden tutup başını bıçağın altına sokarken bir yandan da tekmeliyordu onu. Alanda toplananların kahkahalarla güldüğünü duyuyordu. Bağırmaya başlamıştı. Encore un moment mon seigneur Lebor. Encore un moment. Bunun anlamı şöyledir. Bir dakikacık bekleyiniz Bay Cellat, bir dakikacık. İşte bu bir dakikacık için Tanrı belki de bağışlayacaktır onu. İnsan ruhunun mizerinin bundan ötesi düşünülemez çünkü. Mizer sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musun sen? Mizer dedikleri budur işte. Kontez'in bu bir dakikacık çığlığıyla ilgili satırları okurken kalbimi mengeneyle sıkıyorlardı sanki gece yatmadan önce aklıma geldiyse o büyük günahkar kadın için dua ettiysem sana ne bundan be solucan. Dünya kurulalı biri onun için hat çıkaran olmamıştır. Belki de o yüzden hatırlamışımdır kendisini. Bakarsın kendisi gibi bir günahkarın bir kerecik de olsa onun için dua ettiğini hisseder de sevinir. Ne diye gülüyorsun? İnanmıyorsun da ondan değil mi? Dinsiz. Peki ama nereden biliyorsun? Yalan söylüyorsun. Beni dinlemiş olsaydın böyle konuşmazdın. Yalnız Kontes Dubari için dua etmedim çünkü şöyle dua ediyordum. Yüce Tanrım, büyük günahkar Kontes Bari'nin de onun gibilerin de ruhlarını huzura kavuştur. Bu bambaşka bir şey. Çünkü o tarafta onun gibi günahkar, kader kurbanı çok var. Hepsi acılar içinde kıvranıyor, inliyor, dua bekliyor. Hem senin için, senin gibi küstahlar, ahlaksızlar için de dua ettim. Dua ederken beni dinlediysen bunları da duymuş olmalısın. Hiyen ters diyerek kesti dayısının sözünü. Peki peki yeter artık kimin için dua edeceksen et ne yaparsan yap. Sonra prense dönüp sıkıntılı bir tavırla ekledi. Çok okur. Bunu biliyor muydunuz prens? Eline geçen her kitabı okur. Bu arada anıları da. Prens pek isteksiz. Dayınız yine de kalpsiz biri değildir dedi. Delikanlı çekilmez gelmeye başlamıştı artık ona. Pek övdünüz onu prens. Görmüyor musunuz? Nasıl kalbinin üzerine götürdü elini? Dudaklarını nasıl büktü? Keyiflendi. Belki de kalpsiz değildir ama sahtekardır. Üstelik sarhoştur. Birkaç yıllık her sarhoşta olduğu gibi vidaları da gevşemiş bunun. Bu yüzden her yanı gıcırdıyor. Çocukları sever. Diyelim ki yengeme saygısı vardı. Beni bile sever. Vasiyetnamesinde bana da yer vermiş olabilir. Öfkeyle yükseltti sesini Lebedev. Hiç, hiçbir şey bırakmayacağım sana. Prens başını delikanlıdan Lebedev'e çevirip kararlı bir tavırla Bakın ne diyeceğim Lebedev dedi. İstediğiniz zaman işten anlayan biri olduğunuzu biliyorum. Şu anda hiç zamanım yok. Ve eğer siz, bağışlayın adınız ve baba adınız neydi unuttum da. Timofey. Ve Lukyanovich. odada kim var kim yok hepsi gülmeye başladı. Yalan söylüyor diye bağırdı yeğen. Yine yalan söyledi. Timofey Lukyanovich falan değildir onun adı prens. Adı Lukyan Timofeyeviç. Söylesene neden yalan söylüyorsun? Ha Lukyan olmuşsun ha Timofey ne fark eder? Prense ne bundan? Yalan söyleme hastalığı var sende. Bu gerçekten böyle. Prens sabırsızca sordu. Doğru mu bu? Lebedev başını usulca önüne eğip elini tekrar kalbinin üzerine götürerek mahçup bir tavırla cevap verdi. Evet, gerçekten de Lukyan Timofeyev'i'dir adım. Peki ama neden yalan söylüyorsunuz? Allah'ım. Lebedev başını daha da önüne eğip daha da uysalca mırıldandı. Kendimi küçük göstermek için. Küçüklükle ne alakası var bunun? Kapıya yönelip ekledi prens "Kolya'yı nerede bulabileceğimi bilseydim." Delikanlı atıldı "Kolya'nın nerede olduğunu söyleyebilirim size." Lebedev birden telaşlandı "Hayır hayır sakın." Kolya geceyi burada geçirdi ama sabah erkenden sizin tanrı bilir niçin içerden kurtardığınız generali aramaya gitti. General dün lütfedip gece burada kalacağına söz vermişti ama onurlandırmadı burayı. Büyük olasılıkla buraya çok yakın Vesi otelinde kalmıştır. Kolya ise ya onun yanındadır ya da Pavlos'ta yapan Çinlerdedir. Parası vardı. Daha dünden gitmeyi düşünüyordu oraya. Anlayacağınız ya Vesi'dedir ya Pavlos'ta. Pavlos'tadır Pavlos'ta. Hadi bahçeye çıkalım kahve içelim. Lebedev kolundan tutup çekti prensi. Birlikte odadan dışarı çıkıp küçük avluyu geçtiler. Küçük avlu kapısından çıktılar. Burada havalar güzel gittiği için ağaçların çiçeklendiği gerçekten çok küçük, çok şirin bir bahçe vardı. Lebedev prensi önünde ayakları toprağa gömülü yeşil bir masa olan yeşil bir banka oturttu. Kendi de geçip karşısına oturdu. Gerçekten de bir dakika sonra kahve geldi. Prens geri çevirmedi kahveyi. Lebedev prensin yüzüne yaltaklanırcasına ısrarla bakmayı sürdürdü. Prens o anda aklında bir şey varmış gibi Böyle bir evinizin olduğundan haberim yoktu dedi. Lebedev öksüzlerim diye başlayacak oldu ama birden ezilip büzülerek sustu. Prens dalgın dalgın önüne yere bakıyordu. Ne soracağını unuttuğu belliydi. Aradan bir dakika geçti. Lebedev ona bakıyor bekliyordu. Birden kendine gelmiş gibi sordu prens. Evet ne diyorduk? Ah evet Konunun ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Lebedev, sizin mektubunuz üzerine geldim buraya. Anlatın. Lebedev şaşırdı. Bir şeyler söylemek istedi ama söyleyemedi. Prens susuyor, hüzünlü gülümseyerek bekliyordu. Sanırım çok iyi anlıyorum sizi Lukyan Timofeyeviç. Kuşkusuz hiç beklemiyordunuz beni. Sizden ilk haberi alınca bulunduğum o sessiz, ıssız köşemden çıkıp geleceğimi düşünmüyordunuz. Vicdanınızı rahatlatmak için yazmıştınız bana ama geldim işte. Yeter artık yalan söylemeyi bırakın. Aynı anda iki efendiye hizmet etmeyi de bırakın. Rogojin üç haftadır burada. Her şeyi biliyorum. O zamanda olduğu gibi Nastasya Filipovna'yı ona sattınız. Söyleyin öyle değil mi? Gerçeği söyleyin bana. Canavar kendisi öğrendi. İnanın kendisi öğrendi. Kötü konuşmayın onun için. Elbette size kötü davranmış olabilir ama. Lebedev aşırı heyecanlı bir tavırla kesti prensin sözünü. Dövdü dövdü. Moskova'da köpeğini saldı üzerime. Sokak boyunca kovalattı beni. Çok korkunç bir köpekti. Siz beni çocuk mu sanıyorsunuz Lebedev? Ciddi konuşun benimle. O gerçekten Moskova'da bıraktı mı Rogojin'i? Gerçekten gerçekten bıraktı. Hem bu kez tam nikah kıyılacakken bıraktı. Rogojin artık dakikaları saymaya başlamıştı ama o kaçıp buraya, Petersburg'a doğru benim yanıma geldi. "Kurtar beni Lukyan Koru, Prense de sakın haber verme." dedi. "İnanın Prens, Rogojin'den korktuğundan çok sizden korkuyor, akıllı kadın doğrusu." Böyle söylerken kurnazca alnına götürmüştü parmağını. "Ve siz yeniden birleştirdiniz onları, öyle mi? Prens Hazretleri nasıl yapmayabilirdim bunu?" Neyse yeter. Her şeyi kendim öğrenirim. Siz yalnızca şunu söyleyin bana. O şimdi nerede? Rogojin'in yanında mı? Yo hayır Rogojin'in yanında değil. Özgür bir kadınım ben diyor. İstediğimi yapmakta özgürüm diyor. Biliyor musunuz prens durmadan böyle söylüyor. Artık bütünüyle özgürüm diyor. Size yazdığım gibi Petersburg yakasında baldızımın evinde kalıyor. Şimdi de orada mı peki? Hava güzel Pavlos'ta. Darya Aleksandrovna'nın yazlığında değilse oradadır. Ben bütünüyle özgürüm diyor. Daha dün Kolya Ardalinoviç'e özgür olduğunu söyleyerek çok övünüyordu. Kötüye işaret bu. Sırıttı Lebedev. Prens, Kolya çok sık gidiyor mu Nastasya'nın yanına diye sordu. Hoppa şu Kolya'nın ağzında da bakla ıslanmıyor. Sık sık gidiyor musunuz oraya? Her gün her gün. Öyleyse dün de gittiniz mi? Yo hayır, en son 3 gün önce gittim. Ne yazık ki içkilisiniz Lebedev. Yoksa bir şey soracaktım size. Lebedev inandırıcı bir tavırla, "Hayır, hayır, tek damla içmedim." dedi. "Söyler misiniz, yanından ayrıldığınızda nasıldı?" Aranıyor gibiydi. Aranıyor gibi mi? Her şeyini kaybetmiş gibi aranıyordu sanki. Onu bekleyen evliliğini aklına bile getirmek istemiyor. Bundan söz edilmesi gururunu incitiyor. Rogojin'i soyulup atılmış portakal kabuğu kadar olsun düşünmüyor. Ya da düşünüyorsa da korkuyla dehşetle düşünüyor. Yanında ondan söz edilmesini bile yasakladı. Zorunlu olmadıkça görüşmüyorlar. Rogojin de farkında her şeyin ne yapabilir çekiyor. Karşısındaki deli dolu alaycı sivri dilli eziyet etmeyi seven bir kadın. Sivri dilli ve eziyet etmeyi seven ne? Evet eziyet etmeyi seven son görüştüğümüzde bir şey söylediğim için az kalsın saçlarıma yapışacaktı. Apokalipsisten bir şeyler okuyordum ona. Prens yanlış duyduğunu düşünerek nasıl yani diye sordu. Apokalipsisten birkaç bölüm okuyordum. Huzursuz bir hayal gücü var kadının. Ayrıca kendisini ilgilendirmese de ciddi konulara karşı aşırı meyilli olduğunu fark ettim. Seviyor öyle konuları, seviyor ve onun yanında böyle şeylerden söz edilmesi öz saygısını artırıyor. Evet efendim, apokalipsis konusunda çok bilgiliyimdir. 15 yıldır anlatırım. Üçüncü siyah at ile elinde terazi tutan binici döneminde olduğumuz yorumuna o da katıldı. Çünkü günümüzde her şey ölçüyle ve anlaşmayla yapılıyor. Herkes yalnızca hakkını arıyor. Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ayrıca herkes özgür bir ruh, tertemiz bir yürek, sağlıklı bir beden, ayrıca Tanrının her türlü nimeti kendisinin olsun istiyor. Ama yalnızca hakları var diye elde edemezler bütün bunları. Soluk renkli ata binmiş ölüm peşlerinde çünkü onun arkasından da cehennem geliyor. Bir araya geldiğimizde böyle şeyler konuşuyoruz işte. Çok etkileniyor bunlarda. Prens lebede ve tuhaf tuhaf bakarak sordu: Siz bunlara inanıyor musunuz? İnanıyorum ve anlatıyorum. Yoksul ve çıplam çünkü. insanlar denizinde küçücük bir damlayım. Kimin umurunda lebede? Herkes ezmeye çalışıyor onu. Neredeyse tekmeleyerek kovacaklar. Ne var ki bu kutsal kitabı yorumlarken büyük insanlarla eşit oluyorum. Burada akıl söz konusu çünkü. Büyük bir devlet adamı zekamın karşısında tir tir titremiştir. Hem de makamında koltuğunda otururken. Üç yıl kadar oluyor. Ekselansları Nil Alexievich duymuşlar. Paskalya'dan bir gün önce Piotr Zahar için nöbetçi memur odasına gönderip beni odaya çağırdılar. Ve yalnız kaldığımızda sordular bana. Senin de Deccal'ın profesörü olduğun doğru mu? dediler. Saklamadım. Evet efendim dedim. Her şeyi anlattım kendisine. Korkusunu hafifletmeye çalışmadım. Üstelik düşünsel olarak derinlere de indim. Rakamlarla güçlendirdim sözlerimi. Ekselansları gülümsüyorlardı. Ne zamanki sıra rakamlara ve benzerliklere geldi, titremeye başladılar. Kitabı kapatıp dışarı çıkmamı istediler. Sonra da bana ikramiye verilmesini buyurdular. Kutsal Foma haftasında da öteki dünyaya göçtüler. Ne diyorsunuz siz Lebedev? Aynen böyle oldu. Bir akşam yemeğinden dönüşte arabadan düştü. Sokağın karşısındaki sınır taşına çarptı başı ve oracıkta bir bebek gibi can verdi. 73 yaşında öldü diye kayıtlara geçti. Ak saçlı pembe yüzlü bir ihtiyarcıktı. Hep hoş kokular sürünürdü. Durmadan tıpkı bir çocuk gibi gülümserdi. Odasında kendileriyle görüştüğümü hatırlayınca şöyle der Piotr Zahariç. Senin içine doğmuş. Prens gitmek için ayağa kalktı. Onun gitmek için hazırlandığını görünce şaşırdı Lebedev. Hatta telaşlandı. Yaltaklanır bir tavırla anlattıklarımı ilginç bulmadınız mı? dedi. Prens yüzünü ekşitip doğrusu kendimi iyi hissetmiyorum da diye karşılık verdi. Yolculuğun etkisinden olacak başım ağrıyor. Lebedev çekingen yazlığa gitseniz efendim dedi. Prens dalgın ayakta duruyordu. Lebedev bekledi. Üç gün sonra ben de bebek için evdekilerle birlikte yazlığa taşınacağım. Bu arada da evin eksiklerini gidereceğim. Yani biz de Pavlox'ta olacağız. Birden sordu prens. Siz de mi? Ne o burada herkes Pavlovska gidiyor? Demek orada sizin de yazlığınız var. Petersburg'da yazlığa herkes Pavlovska gitmez. Pitsin ucuza düşürdüğü bir evi bana devretti. Hem güzel hem yüksekçe bir yer, hem yeşillikler içinde hem ucuz ve kibar bir çevre, hem müzik var. Herkes onun için gidiyor işte Pavlovska. Aslında ben Bahçedeki ek yapıda kalıyorum. Evde ise evinizi kiraya mı verdiniz? Hayır hayır vermedim de prens birden bana verin dedi. Lebedev'in sözü buraya getirmeye çalıştığı belliydi zaten. Üç dakika önce gelmişti aklına bu. Oysa kiracıya ihtiyacı filan yoktu. Evini kiralamak isteyen biri vardı ve evi belki kiralayacağı haberini yollamıştı ona. Lebedev bunun belkisinin falan olmadığını, adamın evi kesin tutacağını çok iyi biliyordu. Ama şimdi birden aklına kendisi için çok yararlı olacağını düşündüğü bir fikir gelmişti. Önceki kiracı adayının kesin konuşmamasından yararlanıp evi prense kiralayacaktı. Ansızın şöyle düşünmeye başlamıştı. Tam bir kargaşadan sonra işler bambaşka bir yön aldı. Prensin bu önerisini neredeyse coşkuyla karşıladı. Öyle ki prensin ne kadar kira istediği sorusuna kolunu sallayarak cevap vermişti. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ne kadar olmalı sorar öğrenirim. Fazla istemem. Bu arada bahçeden çıkıyorlardı. Lebedev yaltaklanırcasına dönüp duruyordu prensin çevresinde. Ben size çok sayın prens isterseniz bu konuda oldukça ilginç bir şeyler daha anlatabilirim. Prens durdu, Lebedev sürdürdü konuşmasını. Darya Alexievna'nın yazdığı da Pavlos'ta. E, o bayan da arkadaşıdır ve doğal olarak sık sık ziyaretine gelecektir. Elbette bir amaçla. E, Aglaya Ivanovna Prens acıyan yarasına dokunulmuş gibi hiç de hoş olmayan bir sabırsızlıkla kesti Lebedev'in sözünü. Öf yeter artık Lebedev bütün bunlar hiç de sizin dediğiniz gibi değil. İyisi mi siz bana oraya ne zaman gideceğinizi söyleyin. Ne kadar erken olursa benim için o kadar iyi. Çünkü otelde kalıyorum. Konuşarak çıktılar bahçeden ve eve uğramadan avluyu geçtiler. Avlu kapısına geldiler. Sonunda şöyle dedi Lebedev. En iyisi otelden hemen bugün doğru buraya benim yanıma taşının. Yarından sonra hep birlikte Pavloks'a gideriz. Bakarım dedi prens. Kapıdan çıktı. Lebedev arkasından baktı. Prensin ani dalgınlığı şaşırtmıştı onu. Giderken hoşça kalın demeyi bile unutmuştu. Hatta vedalaşmak anlamında başını bile eğmemişti ki bütün bunlar Lebedev'in çok iyi bildiği prensin kibarlığına, inceliğine tersti. 3. Saat 12 olmuştu. Prens Yapançinlerde sadece görevi gereği kentte kalmış generali bulabileceğini biliyordu ki o da kesin değildi. Generalin onu belki hemen alıp Pavloks'a götüreceğini düşünüyordu. Ama bu arada başka bir ziyaret daha yapmayı çok istiyordu. Prens Yapançinler'e geç kalma tehlikesini de Pavloks'a gitmeyi yarına ertelemeyi de göze alıp uğramayı çok istediği evi arayıp bulmaya karar vermişti. Ancak bu ziyaret bazı bakımlardan onun için tehlikeliydi de karar vermekte zorlanıyordu. Bu evin Sadovaya yakınlarında Gorohava sokağında olduğunu biliyordu. Oraya vardığında evin hangi ev olduğunu anlayabileceğini umuyordu. Gorohava ve Sadovaya sokaklarının kesiştiği dört yol ağzına geldiğinde duyduğu olağanüstü heyecana kendi de şaştı. Kalbinin öyle acı tırcasına çarpacağını hiç beklemiyordu. Bir ev belki de özel dış görünüşüyle daha uzaktan dikkatini çekmeye başlamıştı. Öyle ki prens daha sonra o anda içinden bu ev olacak diye geçirdiğini hatırlayacaktı. Doğru tahmin edip etmediğini anlamak için büyük bir merakla eve yaklaştı. Tahmini doğruysa onun kendisi için nedense hiç iyi olmayacağını hissediyordu. Kocaman dış görünüşüyle insanın içini karartan 3 katlı, mimari açıdan herhangi bir özelliği olmayan kirli yeşil boyalı bir evdi. Geçen yüzyılda yapılmış bu çeşit evlerin bazıları, her şeyin hızla değiştiği Petersburg'da özellikle bu sokaklarda günümüze kadar kalmıştır. Duvarları kalın, pencereleri çok az sağlam yapılardır bunlar. Alt katlarının pencerelerinin bazılarında parmaklıklar vardır. Bu alt katlarda genellikle döviz dükkanları bulunur. Dükkan sahibi Skopets evin üst katındadır. İçeriden de dışarıdan da sanki konuk sevmez soğuktur bu evler, gizleniyor, saklanıyor gibidirler. Yalnızca dış görünüşleriyle insanda neden böyle bir izlenim bıraktıklarını anlamak çok zordur. Mimari çizgilerinin birleşiminde kendine özgü bir giz vardır. Bu evlerde büyük çoğunlukla yalnızca tüccarlar oturur. Dış kapıya yaklaşıp yazıyı okudu prens köklü ve saygın Rogojin ailesi aradığı evi bulmuştu. Arkasından gürültüyle çarparak kapanan cam kapıyı açıp içeri girdi. Geniş merdivenden üst kata çıkmaya başladı. Kaba bir işçiliği olan taş merdiven karanlıktı. Duvarlar kırmızıya boyanmıştı. Prens Rogojin'in annesi ve kardeşiyle bu kasvetli evin ikinci katının tümünde oturduğunu biliyordu. Prense kapıyı açan uşak içeriye kimin geldiğini haber vermeden önüne düşüp uzun süre götürdü onu. Duvarları yalancı mermer kaplı, döşemesi meşe parke, 20'li yılların kaba, ağır mobilyalarıyla döşeli geniş bir salonu geçtiler. Sonra zikzaklar çizip dönerek 2-3 basamaklı merdivenler inip çıkarak sonunda bir kapıyı çaldılar. Kapıyı Parfyon Semyovic Rogojin kendi açtı. Karşısında prensi görünce yüzü öylesine bembeyaz kesildi ki donuk ve korku dolu bakışlarıyla dudaklarında son derece şaşkın gülümsemesiyle kıpırdamadan dururken bir an mermer bir heykeli andırmıştı. Prens her ne kadar böyle bir karşılamayı bekliyorduysa da şaşırmıştı. Neden sonra Parfiyon galiba uygunsuz bir zamanda geldim dedi. Öyleyse gideyim. Rogojin bir an duraksadıktan sonra kendine gelmiş gibi karşılık verdi. Hayır hayır rica ederim içeri buyur. Senli benliydiler. Moskova'da sık sık ve uzun süreli görüşmüşlerdi. Bu görüşmelerinde karşılıklı son derece içten oldukları dakikalar bile olmuştu. Üç ayı aşkın bir zamandır da görüşmemişlerdi. Rogojin'in yüzündeki beyazlık ve hafif belirsiz heyecan hala gitmemişti. Konuğun içeri buyur etmesine karşın aşırı şaşkınlığı devam etmekteydi. Prensi koltuğa götürüp masanın başına otururken Prens bir ara dönüp Rogojin'e bakmış, onun son derece tuhaf bakışı karşısında duralamıştı. Sanki bir şey dank etmişti Prensin kafasına ve o anda yakın bir geçmişteki ağır üzücü bir şeyi hatırlamıştı. Koltuğa oturmadan, kıpırdamadan durdu olduğu yerde. Bir süre Rogojin'in gözlerinin içine baktı. Rogojin'in gözleri ilk anda olduğundan daha güçlü parlıyordu sanki. Nihayet gülümsedi Rogojin. Ama bu gülümsemesinde biraz hüzün, biraz şaşkınlık vardı. Ne diye öyle dikkatli bakıyorsun gözümün içine dedi. Otur hadi. Parfyon dedi prens. Açıkça söyle bugün Petersburg'a geleceğimi biliyor muydun bilmiyor muydun? geleceğini tahmin ediyordum. Gördüğün gibi yanılmadım da. Acı acı gülümseyerek ekledi Rogojin. Peki ama geleceğini nereden bilebilirdim? Rogojin'in cevap yerine sorduğu sorudaki keskin, tuhaf asabiyet prensi daha da şaşırtmıştı. Prens çekinerek alçak sesle sordu. Diyelim ki bugün geleceğimi biliyordun. Bu kadar sinirlenecek ne var bunda? Öyleyse neden soruyorsun bunu? Bugün trenden inerken demin bana arkadan baktığın gibi bakan bir çift göz gördüm sanki de. Merakla mırıldandı Rogojin. Vay kimmiş o gözler? Bunu söylerken Rogojin hafifçe ürperdi. Bilmiyorum. Kalabalığın içinden bakıyordu. Belki de hayal görmüşümdür. Bu aralar hep hayaller görüyorum çünkü. Sana bir şey söyleyeyim mi Parfyon dostum? Beş yıl önce nöbetlerin başladığı zamanlardaki gibi hissediyorum kendimi. Belki de öyle gelmiştir sana bilmiyorum diye mırıldandı Parfyon. Yüzündeki sevecen gülümseme o anda hiç yakışmıyordu yüzüne. Sanki kırılgan bir şeyler vardı bunda ve Parfyon çok uğraşsa da düzeltemiyordu onu. Ne o yine yurt dışına mı gideceksin diye sordu. Sonra birden ekledi. Hatırlıyor musun sonbaharda Piskov'dan trenle buraya geliyorduk. Üzerinde bir yağmurluk vardı. Ayağındaki potinleri hatırlıyor musun? Birden gülmeye başladı Rogojin. Bu kez açık seçik bir öfke vardı gülüşünde ve öfkesini sonunda herhangi bir şekilde gösterebildiğine de sevinmiş gibiydi. Prens odayı gözden geçirirken sordu. Yerleştin mi buraya? Evet evim burası artık başka nerede olabilirim? Uzun zamandır görüşemedik. Seninle ilgili öyle şeyler duydum ki sanki sözü edilen sen değilsin. Rogojin buna soğuk bir karşılık verdi. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Yanındakileri dağıtmışsın. Babanın evinde oturuyorsun. Uslanmışsın. Çok güzel bu. Ev senin mi yoksa ailenle birlikte mi oturuyorsun? Ev annemin. Şu koridorun öteki ucunda oturuyor. Öyle mi? Kardeşin nerede kalıyor? Kardeşim Semyon Semyonovic bahçedeki ek yapıda kalıyor. Evli mi? Dul neden sordun? Prens ona baktı ama cevap vermedi. Birden düşünceye dalmıştı. Rogojin'in sorusunu bile duymamıştı sanki. Rogojin de ısrar etmedi. Birlikte sustular. Neden sonra prens? Evini yüz adım öteden hemen tanıdım dedi. Nasıl oldu bu? Hiç bilmiyorum. Evin ailenin özelliklerini yansıtıyor. Bütün Rogojin ailesinin. Bunun nasıl olduğunu sorarsan bir açıklamada bulunamam. Saçma kuşkusuz. Bunun beni huzursuz edeceğinden bile korkuyorum. Senin böyle bir evde yaşıyor olabileceğini düşünemezdim. Ama evi gördüğüm anda şöyle geçirdim içimden. Evet, Rogojin ancak böyle bir evde oturabilir. Rogojin prensin pek açık olmayan düşüncesini anlayamamıştı. Bak sen diyerek sırıttı birden. Dedem yaptırmış bu evi. Hep Skopetsler, Hudyakovlar oturmuş burada. Şimdi bile kiracılarımız onlar. Prens bakışını odanın içinde dolaştırarak çok karanlık dedi. Kasvet çöker insanın içine burada. Yüksek tavanlı, biraz loş, çoğunluğu geniş çalışma ve yazı masaları, içlerine meslek kitapları ve bir takım kağıtlar tıkıştırılmış dolaplar gibi çeşitli mobilyayla tıka basa dolu geniş bir odaydı burası. Geniş kırmızı maroken divan besbelli Rogojin için yatak görevi de görüyordu. Prens Rogojin'in onu önüne oturttuğu masanın üzerinde 2-3 kitap gördü kitaplardan birinin solo evin tarihi. Açık sayfası işaretlenmişti. Duvarlarda soluk yaldızlı çerçevelerde yağlı boyu birkaç resim vardı. Resimler zamanla koyulaşmış, isten kararmıştı. Ne resmi oldukları dahi zor seçiliyordu. Aralarından biri dikkatini çekmişti prensin. 50 yaşlarında Alman Redingotlu Boynunda iki nişanı olan, hafif ağarmış kısa sakalı çok seyrek, buruş buruş yüzü sapsarı, hüzünlü bakışı kuşkulu ve gizemli birinin tam boy resmiydi. Baban galiba diye sordu prens. Rogojin ölmüş babasıyla ilgili yersiz bir şakaya hazırlanıyormuş gibi keyifsizce gülümseyerek karşılık verdi. Evet ta kendisi. Sanırım eski dine bağlı olanlardandı. Hayır, kiliseye giderdi ama eski inancın daha doğru olduğunu da söylerdi. Skopes'lere de saygı duyardı. Burası onun çalışma odasıydı. Onun eski inanca bağlı olup olmadığını neden sordun ki? Düğünü burada mı yapacaksın? Bu hiç beklemediği soru karşısında ürperdi Rogojin. Evet, burada dedi. Peki yakında mı? Bilmediğin şey sanki bana mı bağlı bu? Parfyon düşmanın değilim ben senin. Hiçbir şeyine de engel olmayacağım. Daha önce böyle bir anda da söyledim bunu. Şimdi de söylüyorum. Moskova'da düğününüz yapılacakken ben engel olmadım sana biliyorsun. Tam nikahınız kıyılacakken koşup bana gelen kendisidir. Kurtar beni diye yalvarmıştı. Onun sözlerini söylüyorum sana. Sonra benden de kaçtı. Tekrar yakaladın onu. Yine nikah masasına götürdün. Şimdi yine kaçmış öyle söylüyorlar. Doğru mu bu? Lebedev söyledi. Bunun için geldim buraya. Burada tekrar bir araya geldiğinizi ise dün trende öğrendim. Kimden olduğunu bilmek istiyorsan eski dostlarınızdan birinden, Zalyojev'den. Buraya gelirken niyetim sağlığının düzelmesi için kendisini yurt dışına çıkmaya ikna etmekti. Çünkü bedenende, ruhen özellikle kafa olarak da çok yıprandı. Bence yakın ilgiye ihtiyacı var. Onunla birlikte yurt dışına gitmek istemiyordum. Niyetim ben gitmeden her şeyi buradan ayarlamaktı doğru söylüyorum aranızın tekrar düzeldiği doğruysa onun gözüne bir daha görünmeyeceğim sana da gelmeyeceğim bir daha sana karşı her zaman açık yürekli olduğumu seni hiçbir zaman aldatmadığımı bilirsin bu konuda düşüncelerimi hiçbir zaman saklamadım senden onunla bir arada olursan ona kesin felaket getireceğini çok kez söyledim sana bu senin de felaketin olur hem onun için olduğundan daha büyük bir felaket. Tekrar ayrılırsanız çok sevineceğim buna. Ancak aranızı bozmaya, sizi birbirinizden ayırmaya çalışmak niyetinde değilim. İçin rahat olsun. Benden kuşkulanma. Hem kendin de biliyorsun. Seni bırakıp bana kaçtığı zaman dahil hiç gerçek rakibin oldun mu senin? Bak gülümsüyorsun. Neye gülümsediğini biliyorum ben. Evet ayrı kentlerde birbirimizden uzaktık. Kesin bunu da biliyorsundur. Daha önce de söyledim sana. Onu bir aşık gibi değil, acıma duygusuyla seviyorum. Sanırım yeterince açık söylemiştim bunu sana. Beni anladığını söylemiştin o zaman öyle değil mi? Doğru mu? Anlamış mıydın? Nasıl da nefretle bakıyorsun bana. Seni sakinleştirmek için geldim ben buraya. Çünkü değerlisin sen benim için. Çok seviyorum seni Parfyon. Ama şimdi gidiyorum ve bir daha gelmeyeceğim. Hoşçakal. Prens gitmek için kalktı Parfyon yerinden kalkmadan başını sağ yana eğip alçak sesle ''Gitme, yanımda kal.'' dedi. ''Uzun zamandır görmüyorum seni.'' Prens oturdu, yine bir süre ikisi de sustu. ''Lev Nikolayevich dedi Rogojin. ''Yanımda olmadığın zamanlar çok kızıyorum sana. Seni görmediğim bu son üç ay içinde inan her an kızdım sana. Elime geçsen bir şey yapıp zehirlerdim seni. Evet işte böyle.'' Şurada 15 dakikadır yanımdasın. Bütün kızgınlığım geçti gitti. Eskisi gibi yine seviyorum seni. Gitme şimdi yanımda otur. prens duygularını gizlemeye çalışarak dostça gülümsedi. Yanındayken inanıyorsun bana. Yanında değilsem hemen inanmamaya, yine benden kuşkulanmaya başlıyorsun. Aynı babana çekmişsin. Seninle bir arada olduğumda sesine inanıyorum senin. İkimizin bir tutulamayacağını biliyorum elbette. Yani seninle benim. Prens şaşırmış gibi, "Neden böyle söylüyorsun?" dedi. "İşte kızmaya başladın gene. Bak kardeşim. Burada bizim fikrimizi soran kimse yok." diye karşılık verdi Rogojin. "Bize danışılmadan verildi karar. Seninle sevgilerimiz bile farklı. Sen acıdığın için onu sevdiğini söylüyorsun. Oysa benim acıdığım falan yok ona." Ayrıca dünyada en çok nefret ettiği insan da benim. Her gece rüyalarıma giriyor. Hep birileriyle bir olup alay ediyor benimle. Durum bu işte dostum. Benimle evlenmeye kalkıyor ama ayakkabısını değiştirmek için düşündüğü kadar bile düşünmüyor beni. İnanır mısın? Beş gündür görmüyorum onu. Yanına gitmeye cesaretim yok çünkü. Ya ziyaretinizin nedeni diye sorarsa? Az mı oynadı şerefimle? Şerefinle diyorsun. Sanki bilmiyorsun öyle ya. Demin senin de söylediğin gibi tam nikah kıyılacakken beni bırakıp sana kaçmadı mı? Ama sen kendin inanmıyorsun ki. Sonra Moskova'da bir subayla ikisi bir olup onurumu ayaklar altına almadı mı? Ondan sonra da nikah gününü kendi belirledi. "Olamaz!" diye haykırdı Prens. Rogojin kendinden emin bir tavırla "Öyle olduğunu biliyorum." dedi. Ne yani onun öyle biri olduğunu sen bilmiyor musun? Öyle olmadığını söyleme bana dostum. Onun öyle olmadığını söylersen saçmalamış olursun. Sana karşı böyle davranmayacaktır çünkü korkar senden. Ama bana karşı öyle. Ciğeri beş para etmez biri gibi görüyor beni. Kellerle, şu boksör subayla da eminim sırf beni küçük düşürmek için ilişki kurdu. Hem Moskova'da bana neler yaptığından da haberin yok senin. Ya paralar, benim harcadığım paralar... Dehşet içinde sordu prens. Ya peki şimdi de evleneceksin onunla ha? Peki sonra ne yapacaksın? Rogojin bıkkın, korku dolu bakışlarla bir süre baktı prensin yüzüne bir şey söylemedi. Biraz sustuktan sonra beş gündür gitmiyorum onu görmeye diye başladı. Beni kovacağından korkuyorum çünkü ben hala özgür bir kadınım diyor. Canım isterse kovarım seni kalkıp yurt dışına giderim. Yurt dışına gideceğini kendi söyledi. Evet, kimi zaman bana gözdağı vermek için de böyle şeyler söyler. Nedense eğlenir benimle ama bazen de gerçekten çatar kaşlarını, somurtur, tek sözcük çıkmaz ağzından. Ben bundan korkuyorum işte. Bir gün yanına giderken elim boş gitmeyeyim diye düşündüm. O zaman da eğlendi benimle ama sonra öfkelendi. Götürdüğüm harika şalı hizmetçisi katliye verdi. Evet eskiden de lüks içinde yaşıyordu ama sanırım öyle güzel bir şalı hiç görmemiştir. Ne zaman evleneceğimizin ise sözünü bile etmek yasak. Nasıl bir damat adayı evleneceği kadının yanına gitmekten korkar ki? Evde oturup duruyorum. Sabrım kalmadı dayanamıyorum artık. Gizliden evinin önünden geçiyorum. Sokakta dolaşıyorum ya da köşe başında saklanıp evini gözetliyorum. Geçenlerde bir şey görür gibi olunca kapısının önünde gün ağrına kadar nöbet tuttum. Bir ara pencereyi açıp baktı. Beni görünce seni aldattığımı bilsen ne yapacaksın ki diye sordu. Tutamadım kendimi. Sen daha iyi bilirsin dedim. Neyi daha iyi bilirmişsin? Rogojin öfkelendi. Ben nereden bileyim? Çok uğraştım ama Moskova'da kimseyle yakalayamadım onu. Bir gün şöyle dedim kendisine. Benimle evleneceğine söz verdin. Namuslu bir aileye katılacaksın. Ama şimdi nesin biliyor musun? Öylesin işte. Gerçekten böyle mi dedin? Evet. Ee, o ne dedi? Değil senin karın olmak, şimdi seni yanıma uşak bile almam dedi. O zaman da ben şöyle dedim. Ben de şuradan şuraya gitmem, o kadar. Şöyle karşılık verdi. Öyleyse şimdi çağırıyorum kelleri. Söyleyeceğim ona, yakandan tuttuğu gibi kapı dışarı edecek seni. Üzerine saldırdım, yüzü gözü mosmor olana dek dövdüm. Olamaz diye haykırdı prens. Rogojin gözleri parlayarak alçak sesle, Oldu işte dedi. Sonra tam bir buçuk gün uyumadım, yemedim, içmedim, önünde diz çöküp yalvardım. Beni bağışladığını söylemezsen ölürüm de çıkmam bu odadan. Beni buradan dışarı atmalarını emredersen de gider suya atarım kendimi. Çünkü sensiz yaşayamam ben dedim. O gün bütün gün aklını yitirmiş gibiydi. Kah ağladı, kah bıçakla üzerime yürüdü, kah yakası açılmadı, küfürler savurdu. Zalyoşevi kelleri Zemyonikov'u hepsini çağırdı. Beni onlara gösterip gösterip alay etti benimle. Sonra şöyle dedi. Baylar gelin bu akşam hep birlikte tiyatroya gidelim dedi. O bu odadan çıkmak istemiyorsa varsın burada otursun. Ona bağlı değilim ki ben. Parfyon Semyonovic ben yokken çay getirecekler size. Acıkmış olmalısınız. Tiyatrodan yalnız döndü. Hepsi ödlek alçak bunların dedi. Senden korkuyorlar. Beni de korkutmaya çalışıyorlar. Buradan gitmeyeceğini belki de beni keseceğini söylüyorlar. Oysa ben yatak odama gideceğim şimdi ve kapımı bile kilitlemeyeceğim. Görüyorsun ne kadar korkuyorum senden. Bunu göresin bilesin diye öyle yapacağım. Çayını içtin mi sen? Hayır dedim. içmeyeceğim de. Keyfine kalmış dedi. Ama hiç yakışmıyor sana bu yaptığın dediğini de yaptı yatak odasının kapısını kilitlemedi sabahleyin çıktı gülüyor sen aklını mı kaybettin dedi bu gidişle açlıktan öleceksin affet beni dedim affetmek istemiyorum dedi seninle evlenmeyeceğim de söyledim bunu sana bütün gece bu koltukta mı oturdun yoksa hiç uyumadın mı hayır uyumadım dedim delilik senin bu yaptığın yine çay içmeyecek yemek yemeyecek misin sen beni bağışlayana kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim. Hiç yakışmıyor bu sana dedi. Şunu bilesin ki ineğe eğer vurmak gibi senin bu yaptığın. Yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Aç oturman umurumdaydı sanki. Aman çok korktum. Çok öfkeliydi. Ama biraz sonra yine alay etmeye başladı benimle. Kin tutmamasına şaşmıştım. Aslında kin tutar. Birine duyduğu kini de uzun süre unutmaz. O zaman şöyle düşünüyordum beni o kadar küçük görüyor ki kim beslemeye bile değer bulmuyor. Doğrusu da buydu. Soruyordu bana, Roma'da bir papa var biliyor musun? Biliyorum dedim. Genel tarih hiç okumamışsın sen Parfyon Semyonovic dedi. Okumadım dedim. Al sana okuman için bir kitap veriyorum. Eskiden Romalı bir papa varmış. İmparatora kızmış. İmparator yalın ayak gelip sarayın önünde yere diz çöküp kendisini bağışlaması için yemeden içmeden üç gün yalvarmış papaya. Orada yere diz çöküp aç susuz bekleyen o imparator üç gün boyunca neler düşünmüş, ne yeminler etmiştir sence? Dur sana okuyayım. Yerinden fırladı, kitabı getirdi. Şiir bunlar dedi. Ve imparatorun yere diz çökmüş beklerken o papadan öcünü nasıl alacağına ne yeminler ettiğinin Kendine ne sözler verdiğinin şiirini okumaya başladı. Yoksa hoşuna gitmedi mi Parfyon Semyonovic dedi. Okuduklarının hepsi doğru dedim. Vay doğru olduğunu söylüyorsun. Öyleyse şimdi sen de hele bir evlensin benimle. O zaman bunların hepsini hatırlatacağım ona sıra bana gelecek diye yeminleri diyorsundur değil mi? Bilmiyorum belki de öyledir. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum işte şu anda böyle şeyler düşünecek durumda değilim dedim. Peki ne düşünüyorsun şu anda dedi. Senin az sonra yerinden kalkacağını, önümden geçeceğini, sana bakacağımı, arkandan bakışlarımla seni izleyeceğimi, giysinin hışırdayacağını, kalbimin küt küt çarpmaya başlayacağını, yürüyüp odadan çıkacağını, konuşurken söylediğin her sözcüğü, ses tonunu, söylediğin her şeyi hatırlayacağımı... Ama bu gece hiçbir şey düşünmedim. Hep uyurken soluk alışverişini, gece iki kez yatağında dönüşünü dinledim gülmeye başladı. Sanırım beni dövdüğünü hiç düşünmüyorsun. Belki de hatırlamıyorsun ha? Belki düşünüyorumdur ama bilmiyorum dedim. Peki ya bağışlamazsam seni? Seninle evlenmezsem? Söyledim suya atacağım kendimi dedim. Belki daha önce öldürürsün beni. Böyle dedikten sonra düşüncelere daldı. Daha sonra sinirlendi ve çıkıp gitti odadan. Bir saat sonra yüzü asık döndü. ''Seninle evleneceğim Parfyon Semyonovic'' dedi. ''Ama senden korktuğum için değil. Ölmek umurumda değil çünkü. Hayatım mahvolmuş zaten. Daha ne olacak? Hadi otur şimdi getirecekler yemeğini. Seninle evlenirsem sadık bir eş olacağım. Bundan kuşkun olmasın. Bana inanabilirsin.'' Bir süre sustuktan sonra şöyle dedi. ''Demek uşak ruhlu biri değilmişsin. Eskiden senin tam bir uşak olduğunu düşünürdüm ben.'' O anda nikah tarihini belirledi. Aradan bir hafta geçince de buraya Lebedev'in yanına kaçtı. Arkasından geldiğimde şöyle dedi. Bütünüyle vazgeçmedim senden. Yalnız biraz daha beklemek istiyorum. Canım ne kadar isterse o kadar. Çünkü hala kendimin efendisiyim. İstiyorsan bekle. Şimdi durum böyle işte. Bu konuda ne düşünüyorsun Lev Nikolayevich? Prens Rogojin'in yüzüne üzgün bakarak onun sorusuna soruyla karşılık verdi. Sen ne düşünüyorsun? Ben düşünebiliyor muyum sanıyorsun dedi Rogojin. Bir şey daha söylemek istiyordu ama derin bir üzüntü içinde sustu. Prens kalktı yine gitmek istedi. İçinden gelen gizli bir düşünceye cevap veriyor gibi dalgın, alçak bir sesle yine de engel olmayacağım sana dedi. Birden canlandı Rogojin. Gözlerinin içi parladı. "Bak ne diyeceğim." dedi. Bana karşı nasıl böylesine özverilisin hiç anlamıyorum. Yoksa artık sevmiyor musun onu? Eskiden en azından üzülüyordun farkındaydım. Neden soluğu burada aldın? On acıdığından mı yoksa? Sana yalan söylediğimi mi sanıyorsun diye sordu prens. Hayır inanıyorum ben sana ama bir şeyi anlamıyorum. Ancak bir gerçek var. Senin acıma duygun galiba benim aşkımdan daha güçlü. Yüzünde kindar, bir şeyi açıkça söylemek isteğiyle içinin yandığını gösteren bir ifade vardı. Prens gülümsedi. Ne o? Sevgini kininden ayırt edemiyor musun sen? Sevgin biterse sonuç belki daha da kötü olacaktır. Söylüyorum bunu sana dostum Parfyon. Ne yani boğazını mı keserim? Ürperdi prens. Bugünkü aşkın için, çektiğim bunca acı için nefret etmeye başlayacaksın ondan. Benim en çok yadırgadığım da tekrar seninle evlenmek istemesi. Dün bunu öğrendiğimde inanmakta zorlandım. Çok kötü oldum. Öyle ya, iki kez bırakıp kaçtı seni. Hem de tam evlenecekken. Demek bir şeyler var kafasında. Şimdi beklediği nedir senden? Para mı acaba? Ne saçmalık. Zaten fazlasıyla para harcamış olmalısın onun için. Nasıl olursa olsun bir koca bulmak mı peki? Ama istese senden daha iyisini de bulabilir. Senin dışında bulacağı her koca da senden iyi olacaktır. Çünkü dik kafalısın sen. Belki boğazını da kesersin. Sanırım şimdi çok iyi de bilmektedir bunu. Acaba onu böylesine büyük bir tutkuyla sevmen mi? Evet bu olabilir. Özellikle böyle bir sevgi arayan kadınlar olduğunu duymuştum. Yalnız şu var ki... Prens sustu, düşünmeye başladı. Rogojin, prensin yüzündeki belirsiz küçük değişikliği büyük bir dikkatle izledi. Babamın resmine bakarak neden tekrar gülümsedin diye sordu. Neden mi gülümsedim? Biraz sakin olabilseydin, kendini böylesine kaptırmasaydın bu aşka, belki tıpkı baban gibi olurdun. Hem de çok kısa bir zamanda. Söz dinler, ağzı var dili yok, sesi çok seyrek çıkan karınla baş başa otururdun bu evde. Sakin bir hayat sürerdin. Kim ne diyor dinlemezdin, dinlemeyi gerekli bile görmezdin. Astık bir yüzle para, hiç sesini çıkartmadan habire para biriktirirdin. Çok çok eski kitapları över, iki parmakla mı, üç parmakla mı haç çıkartmak daha uygundur gibi şeylerle ilgilenirdin. O da ancak yaşlandığında. Prens merakla sordu. O buraya geldi mi yoksa? Geldi. Bu resme uzun uzun baktı. Babamla ilgili bir takım sorular sordu. Sen de aynı onun gibi olurdun dedi. Sonra gülümsedi. Parfyon Semyonoviç diye ekledi. Tutkuların çok güçlü. O kadar güçlü ki zekan olmasaydı bu tutkular Sibirya'da küreye boylatırlardı seni. Çünkü çok akıllı bir insansın. İnanır mısın aynen böyle söyledi. İlk kez böyle konuştuğuna tanık oluyorum. Bugünkü çılgınlıklarını çabucak bırakırdın. Öğrenimsiz olduğun için de baban gibi bu evde oturur kiracıların skopes'lerle para biriktirirdin. Belki sonunda onların inançlarını bile benimserdin paracıklarını o kadar severdin ki 2 milyon değil bakarsın 10 milyon biriktirirdin. Para çuvallarının üzerinde de açlıktan ölürdün belki. Çünkü baştan aşağı tutkusun. Her tutkuya kaptırıyorsun kendini. Tam böyle söyledi işte bana. Tıpkı böyle bu sözcüklerle. O ana kadar hiç böyle konuşmamıştı benimle. Hep boş, anlamsız şeyler söylerdi bana. O zaman da önce şaka eder gibiydi ama sonra ciddileşti. Evi köşe bucak dolaştı. Bir şeyden korkuyor gibiydi. Her şeyi değiştireceğim burada dedim. Eski eşyaları atacağım. Yok hayır dedi. Hiçbir şeyi değiştirmene gerek yok. Böyle olduğu gibi yaşarız burada. Evlendiğimizde annenin yanında olmak istiyorum. Anneme götürdüm onu. Öz kızıymış gibi son derece saygılı davrandı anneme. İki yıldır annemin akıl sağlığı pek yerinde değil. Hasta. Babamın ölümünden sonra iyice çocuk gibi oldu. Pek konuşamıyor, ayakları tutmuyor, odasına giren birisini gördüğünde oturduğu yerden öne eğilerek selam verebiliyor yalnızca o kadar. Üç gün yemek vermesen aç susuz öylece oturur, yemek aklına bile gelmez. Annemin sağ elini tutup haç çıkarttırdım, kutsayın onu anneciğim yakında karım olacak dedim. Annemin elini tutup içtenlikle öptü, sanırım annen çok acı çekmiş dedi. Masamın üzerinde bu kitabı görünce "Ne o, Rus tarihine mi merak sardın?" dedi. Bir gün Moskova'da şöyle demişti bana: "Hiç değilse bir şeyler öğrenmeye çalış. En azından Solovyev'in Rus tarihini oku. Dünyadan haberin yok senin." "Çok iyi ediyorsun, devam et." dedi. "Önce hangi kitapları okuyacağının bir listesini yapayım ben sana, ister misin?" O zamana kadar hiç böyle konuşmamıştı benimle. Çok şaşırmıştım. Onun yanında ilk kez insan hissetmiştim kendimi. Prens gerçek bir iştenlikle Buna çok sevindim Parfyon dedi. Çok sevindim. Kim bilebilir belki de birlikte olmak yazılıdır alnınızda. Rogoşin heyecanla hiçbir zaman olmayacak bu dedi. Beni dinle Parfyon. Onu bu kadar sevdiğine göre onun saygısını kazanmak için neden bir şeyler yapmıyorsun? İstiyorsan umudun mu yok acaba? Biraz önce söyledim sana seninle evlenmek istemesini aklım almıyor benim. Bu konuda kesin bir şey söyleyemem ama ortada yeterince değerli mantıklı bir nedenin olduğundan da kuşkum yok. Senin onu sevdiğine inanıyor. Öte yandan birkaç özelliğinin olduğuna da inanıyordur. Başka türlü olamaz. Şimdi söylediğin doğruluyor bunu. Seninle eskisine göre bambaşka bir tavırla konuşmaya başladığını söylüyorsun. Kuşkucu ve kıskançsın. Kötü olduğunu fark ettiğin her şeyi bu yüzden büyütüyorsun. Dediğin gibi seninle ilgili kötü düşündüğünü hiç sanmıyorum. Tersi durumda seninle evlenmekle kendini bile bile suya veya bıçağın altına atıyor olurdu. Olacak şey mi bu? Bilerek kim suya veya bıçağın altına atar kendini? Prensin heyecanlı konuşmasını Parfyon dudaklarında acı bir ifadeyle dinliyordu. Bu konuda inancının değişmez kesin olduğu belliydi. Prens içinde bir ağırlık hissederek ''Çok kötü bakıyorsun bana Parfyon'' dedi. Rogoşin neden sonra şöyle mırıldandı. Suya veya bıçağın altına öyle mi? Benimle evlenecek çünkü bıçağı benden bekliyor. Bugüne dek sahiden durumun farkına varamadın mı prens? Anlayamıyorum seni dedi prens. Evet belki de anlamıyorsundur. Senin için şeydir diyorlar zaten. O başkasını seviyor bunu unutma. Benim onu sevdiğim gibi o da aynı şekilde başkasını seviyor. O başkası kim biliyor musun? Sensin sen. Ne o bilmiyor muydun? Ben ha dedi prens. Evet sen. Yaş gününü kutladığı akşamdan beri seviyor seni. Yalnız seninle evlenemeyeceğini. Çünkü evlenirse seni küçük düşürmüş olacağını. Hayatını mahvedeceğini düşünüyor. Ne mal olduğum belli benim diyor. Hala aynı şeyi söylüyor. Yüzüme karşı söyledi bunu bana. Seni küçük düşürmekten mahvetmekten korkuyor. Ama benimle evlenmesinin hiçbir sakıncası yok. Evlenebilir benimle. Beni böyle görüyor işte. Anladın mı? Öyle ama senden bana kaçtıktan sonra benden de senden de bana kaçtı değil mi? Onun aklına ne zaman neyi neseceğini kimse bilemez. Şimdilerde humma nöbeti geçiriyor sanki. Birden bana bağırmaya başlıyor mesela. Seninle evlenmek kendimi suya atmak gibi bir şey. Hemen evlenelim diyor. Telaşlanıyor, acele ediyor, nikah günü belirliyor. Ama zaman yaklaşınca da korkmaya başlıyor. Sonra fikrini değiştiriyor galiba Tanrı bilir. Öyle olduğunu sen de biliyorsun. Ağlamaya başlıyor. Kahkahalar atıyor. Sıtma nöbeti gelmiş gibi titriyor. Senden de kaçmış olmasında şaşılacak bir şey yok. O zaman senden de kaçtı. Çünkü seni ne kadar çok sevdiğinin farkına vardı. Senin yanında olmaya gücü yetmedi. Demin dediğin gibi Moskova'da ben arayıp bulmadım onu. Doğru değil bu. Senden kaçıp bana geldi. Bir gün belirle ben hazırım dedi. Şampanya ver bana. Çingenelere gidelim dedi. Evet ben olmasaydım çoktan suyun dibini boylamıştı. Çok doğru söylüyorum. Kendini nehre atmamasının tek nedeni belki de benim sudan daha korkunç olmamdır. Hıncından, öfkesinden geliyor bana. Bir gün benimle evlenirse bana olan öfkesinden evlenecek, sevgisinden değil. Prens peki ama sen nasıl diye haykırdı. Sözünün sonunu getirmeden dehşet içinde Rogojin'in yüzüne baktı. Rogojin sırıtarak sözünün sonunu neden getirmiyorsun dedi. Şu anda içinden ne geçirdiğini söyleyeyim mi ben sana? Şimdi onunla mı evlenecek yani? Nasıl izin verirsin buna? Böyle düşünüyorsun işte. Söyledim sana Parfyon bunun için gelmedim ben buraya. Öyle bir şey yok aklımda. Evet prens bunun için gelmemiş olabilirsin. Aklında da böyle bir şey olmayabilir. Ama şimdi böyle işte. Neyse yeter artık. Neden öyle yıkıldın birden? Bunun böyle olduğunu bilmiyor muydun sen yoksa? Prens aşırı bir heyecan içinde. Bütün bunları kıskançlığından söylüyorsun Parfyon dedi. Hastasın sen. Her şeyi çok büyütüyorsun. Neler oluyor sana? Parfyon prensin eline aldığı masanın üzerindeki kitabın yanında duran bıçağı elinden birden çekip aldı. Bıçağı eski yerine koyarken bırak şunu dedi. Prens sürdürdü konuşmasını. Petersburg'a dönerken biliyordum bunu. İçime doğmuştu sanki. Hiç gelmek istememiştim. Burada olanların hepsini unutmak, kafamdan çıkartıp atmak istiyordum. Neyse hoşçakal. Dur ne oluyorsun? Prens konuşurken dalgınlıkla aynı bıçağı tekrar eline alacak olmuş, Rogojin bıçağı tekrar elinden çekmiş masanın üzerine atmıştı. Sapı işlemeli geyik boynuzundan ağzı 15 santim genişliğinde ona uygun sıradan bir bıçaktı bu. Rogojin elinden bıçağın iki kez çekilip alınmasına prensin şaştığını fark edince öfkeyle kitabın arasına soktu bıçağı ve kitabı öteki masanın üstüne fırlattı. Sayfaları mı açıyorsun bununla diye sordu prens. Ama çok dalgın sormuştu bunu. Evet sayfaları açıyorum. Ama bağ bıçağı değil mi bu? Evet babıça. Babıça kitap açacağı olarak kullanılamaz mı yani? Ama yepyeni dedi prens. Sinirleri giderek bozulan Rogojin öfkeyle bağırdı. Yeni ise ne olmuş? Kendime yeni bıçak alamam mı ben? Prens ürperdi. Rogojin'in gözlerinin içine baktı. Kendine gelmiş gibi gülümsedi birden. Ne oluyoruz dedi. Bağışla beni kardeşim. Kafam şimdiki gibi karışık olduğu zamanlar hastalığımdır bu benim. Öyle dalgın ve komik olurum ki anlatamam. Sana sormak istediğim bu değildi. Ne soracağımı da unuttum zaten. Neyse hoşçakal. Buradan dedi Rogojin. Bak onu da unutmuşum. Bu taraftan buradan gideceğiz. Göstereceğim sana yolu. 4. Geldiğinde prensin geçtiği odalardan, koridorlardan geçtiler. Rogojin biraz önden yürüyor, prens de onu izliyordu. Büyük salona girdiler. Burada duvarlarda birkaç piskopos portresi, ne oldukları zor anlaşılan manzara resimleri vardı. Bir sonraki odaya açılan kapının üzerinde boyutlarıyla oldukça tuhaf bir tablo vardı. Uzunluğu iki arşın, eni en çok 30 santimdi. Haçtan yeni indirilmiş bir İsa tablosuydu bu. Prens bir şey hatırlamaya çalışıyormuş gibi göz ucuyla tabloya şöyle bir bakmış, hiç durmadan kapıya yürüyecek olmuştu. Dayanılmaz bir ağırlık vardı üzerinde. Bir an önce kendini bu evden dışarı atmak istiyordu. Ama birden tablonun önünde durdurdu onu Rogojin. Gördüğün bu tabloların hepsini toprağa bol olsun babam açık arttırmalarda birer ikişer rubleye almış dedi. Resmi çok severdi. Resimden anlayan bir tanıdık buraya geldiğinde bu tablolara tek tek baktıktan sonra hepsi çöp bunların demiş. Ama kapının üstündeki yine 2 rubleye alınmış şu resmi göstererek ama bu çöp değil diye eklemiş. Bir başkası da babamdan satın almak istemişti onu. 350 ruble vermiş. Tablolara pek düşkün. Tüccardan Ivan Dimitriç ise 400'e kadar çıkmış. Geçen haftada kardeşim Semyon Semyonovic'e 500 teklif etti. Verdirmedim, kendime aldım onu. Bu arada tabloya dikkatle bakan prens, ama bu Hans Holbein'in tablosunun kopyası bu. Ben resimden pek anlamam ama sanırım mükemmel bir kopya. Yurt dışındayken görmüştüm aslını, hala unutabilmiş değilim. Ama ne oluyor sana? Rogojin birden tabloyu bırakmış yürümüştü. Hiç kuşku yok ki Rogojin'in bu ani hareketinin açıklaması onun dalgınlığında sinirli tuhaf ruhsal durumunda gizliydi. Üstelik kendisinin başlattığı bir konuşmayı birden kesip yürümesi ona cevap bile vermemesi şaşırtmıştı prensi. Birkaç adım attıktan sonra birden tekrar konuşmaya başladı Rogojin. Ne zamandır sormak istiyorum sana Lev Nikolayevich. Tanrı'ya inanıyor musun sen? Prens isteksizce karşılık verdi. Ne tuhaf bir soru bu böyle. Niye ve ne kadar tuhaf bakıyorsun öyle. Rogojin bir süre sustuktan sonra sorusunu unutmuş gibi bu tabloya bakmayı seviyorum diye mırıldandı. Aklına o anda bir şey gelmiş gibi prens birden yükseltti sesini. Bu tabloya ha bu tabloya bu tablo bazı insanları dinden çıkartabilir. Rogojin hemen onayladı. Çıkardı bile. Bu arada dış kapıya gelmişlerdi. Ansızın durdu prens. Nasıl dedi. Ne diyorsun sen? Küçük bir şaka yapayım dedim. Hemen ciddiye aldın. Hem Tanrı'ya inanıp inanmadığımı niye sordun ki? Öylesine sordum işte. Daha önce de sormak istiyordum bunu sana. Günümüzde çoğu insan inanmıyor da. Sarhoşun biri gözümün içine baka baka bizim Rusya'da tanrıya inanmayanların öteki ülkelerde inanmayanlardan çok olduğunu söylemişti vaktiyle. Sen yurt dışında bulundun, doğru mu bu söylediği? Bizim inanmamamız onların inanmamalarından daha kolay. Çünkü biz onlardan çok daha ilerdeyiz diyordu. Acı acı gülümsedi Rogojin. Konuşması bitince birden kapıyı açtı, eli kapının tokmağında prensin çıkmasını bekledi. Onun bu yaptığına şaştı prens ama yine de çıktı. Ardından Rogojin de merdiven sağlığına çıktı ve arkasından kapıyı kapattı. Nereye geldiklerini, şimdi ne yapmaları gerektiğini bilmiyormuş gibi karşı karşıya öyle duruyorlardı. Prens elini uzatıp "Hoşça kal öyleyse." dedi. Rogojin kendisine uzatılan eli kuvvetlice sıkıp güle güle dedi. Prens bir basamak indikten sonra döndü. Gülümseyerek ve o anda hatırladığı bir şeyin etkisiyle canlanarak şöyle başladı. İnanç konusuna gelince, geçen hafta iki günde değişik dört olay yaşadım. Yeni açılmış bir demir yolu hattında yolculuk ediyordum. Öğleden önceydi. S adında biriyle dört saattir sohbet ediyordum. Trende tanışmıştım kendisiyle. Onunla ilgili çok şey duymuştum. Bu arada onun bir ateist olduğunu da biliyordum. Gerçekten de çok bilgili biriydi ve ben de böyle biriyle sohbet ettiğim için sevinçliydim. Ayrıca çok görgülü, kibar bir insandı. O kadar ki bilgi yönünden de anlayış yönünden de kendisiyle aynı düzeyde biriymişim gibi konuşuyordu benimle. Tanrı'ya inanmıyordu. Yalnızca bir şeyi şaşırttı beni. Sohbetimiz süresince sanki hiç söz etmiyordu bundan. Özellikle bu durumu beni şaşırttı çünkü karşılaştığım tüm inançsızlar, bu konuda okuduğum tüm kitaplar sanki bundan hiç söz etmiyor, bu konuda yazmıyor gibi geliyordu bana. Yani aslında söz ediyor, yazıyor gibi görünseler bile. Bunu ona da söyledim ama açıkça söyleyememiş olacağım ki bir şey anlayamadı. Akşam geceyi geçirmek için bir otele gittim. Otelde bir gece önce cinayet işlenmişti. Öyle ki ben otele indiğimde herkes bu cinayetten konuşuyordu. Yaşını başını almış, üstelik sarhoş da olmayan ve uzun zamandır iki dost köylü çayların içtikten sonra aynı odada kalmaya karar vermişler. Ama iki arkadaştan birinin dikkatini son iki gündür arkadaşının boncuk işlemeli kordona bağlı gümüş cep saati çekiyormuş. Besbelli daha önce hiç görmemişti arkadaşında bu saati. Hırsız değilmiş bu köylü, hatta dürüst bir insanmış.'' Bir köylü olarak yoksul da sayılmazmış. Gel gelelim bu saat öylesine hoşuna gitmiş. Onu öylesine cezbetmiş ki dayanamamış. Arkadaşı arkasını dönünce bıçağını çıkarmış, usulca yaklaşmış arkasından, bıçağı saplayacağı yeri nişanlamış, gözlerini yukarı kaldırıp haç çıkartmış. İçi sızlayarak "Tanrım, insanın hatrı için beni affet." diye dua ettikten sonra koyun keser gibi kesmiş arkadaşının boğazını. Çıkartıp almış cebinden saati. Rogojin kahkahalarla gülmeye başladı. Gülme nöbetine tutulmuş gibiydi. Biraz önceki asık suratını düşününce bu gülüşünü yadırgamamak elde değildi. Neredeyse tıkanırcasına, katılırcasına gülerek haykırdı. Buna bayıldım işte. Evet çok hoş. Biri Tanrı'ya inanmıyor, öteki ise o kadar inanıyor ki arkadaşını keserken bile dua ediyor.'' Yok prens kardeşim yok inanılacak gibi değil. Evet harika bir şeymiş bu. Şokojin bir an susunca prens konuşmasını sürdürdü. Biraz hava almak için sabahleyin dolaşmaya çıktım. Baktım üstü başı perişan sarhoş bir er ahşap kaldırımda yalpalayarak yürüyor. Yanıma geldi. Beyim şu gümüş haçı iki onluğa alsana dedi. Saf gümüştür. Baktım elinde hemen o anda boynundan çıkarttığı belli eski mi eski mavi bir kurdeleye bağlı kalaylı olduğu ilk bakışta anlaşılan Bizans işi sekiz köşeli kocaman bir haç var. Çıkarıp iki onluk verdim ona. Hacı da hemen orada boynuma geçirdim. Aptal bir beyi kazıkladığı için çok sevindiği yüzünden belliydi. Hemen döndü besbelli haçın parasını içkiye vermek için meyhanenin yolunu tuttu. İşte böyle dostum. O zamanlar gördüğüm her şey üzerimde güçlü bir etki bıraktı. Sanki Rusya birden üzerime çullanmış gibiydi. Daha önceleri ülkemle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Dünyadan habersiz gelmişim o yaşa ve yurt dışındayken 5 yıl boyunca hep inanılmaz güzel bir yer olarak hayal etmiştim ülkemi. Yürürken düşünüyordum. Hayır, bu İsa Muhbirini suçlamakta acele etmemeliyim. Öyle yap bu sarhoş, zayıf kalplerde nelerin olduğunu ancak Tanrı bilir. Bir saat sonra otele dönerken kucağında bebeğiyle bir köylü kadın gördüm. Gencecikli kadıncağız, bebeği de en çok 6 haftalık. Bebek gülümsüyordu annesine. Doğduğundan bu yana annesinin yüzüne bakıp ilk kez gülümsüyor olmalıydı. Baktım kadıncağız kendinden geçercesine dindarca hat çıkartıyor. Ne yapıyorsun öyle kadıncağız diye sordum. Bak ne cevap verdi. Yavrusunun ona bakarak ilk kez gülümsediğini gören bir annenin sevinci böyle olur. Gökyüzünden bakarken günahkar bir kulunun bütün kalbiyle ona dua ettiğini gördüğünde Tanrı da böyle sevinir. Köylü bir kadın söyledi bunu işte. Aşağı yukarı tam bu sözcüklerle. Hem de böylesine derin anlamlı bir gerçeği, Hristiyanlığın özünü içinde bulunduran böylesine derin bir düşünceyi yani Tanrı'yı babamız olarak kabul etme ve Tanrı'nın da biz insanlara bir baba sevgisi duyması düşüncesini, İsa'nın başlıca öğretisini. Cahil bir kadın anlattı işte bunları bana. Evet bir anneydi o. Hem kim bilebilir belki de biraz önce gördüğüm o erin karısıydı. Bak ne diyeceğim sana Parfyon. Demin bana sorduğun sorunun cevabı şöyle. Din duygusunun özü bir takım düşüncelere, hatalara, suça ya da ateizme bağlı değildir. Bambaşka bir şeydir bu. Her zaman da öyle kalacaktır. Ateizmin hiçbir zaman ulaşamayacağı, sözünü edemeyeceği bir duygudur bu. Ama en önemlisi de en açık seçik ve belirgin olarak Rus insanının ruhunda bulursun bunu. Benim çıkarttığım sonuç bu işte. Rusya'mızdan edindiğim en önemli kanı bu yapacak çok şey var Parfyon, Rusya'mızda yapılması gereken çok şey var inan bana. Moskova'da bir araya geldiğimizde neler konuştuğumuzu hatırla. Şimdi buraya gelmeyi hiç istemiyordum. Ayrıca seninle böyle görüşeceğimi de hiç düşünmemiştim. Hiç. Neyse hoşça kal görüşmek üzere. Tanrı yardımcın olsun. Dönüp merdivenin basamaklarını inmeye başladı. Birinci ara sahanlığa indiğinde Parfyon seslendi arkasından. Lev Nikolayevich Erden aldığın o haç üzerinde mi? Prens tekrar durdu. Evet üzerimde. Göstersene. Bir tuhaflık daha diye geçirdi içinden. Dönüp Parfyon'un yanına çıktı. Boynundaki haçı çıkartmadan gösterdi ona. Bana ver onu dedi Rogojin. Neden yoksa sen? Bu haçtan ayrılmayı hiç istemiyordu prens. Boynuma takacağım onu. Benimkini de sen boynuna tak. Haçlarımızı değiştirmemizi mi istiyorsun yani? Tamam Parfyon neden olmasın kardeş olalım. Prens Kalaylı haçını çıkardı Parfyon da altın haçını ve değiştirdiler. Parfyon susuyordu. Prens haç kardeşinin yüzündeki güvensizlik ifadesinin acı ve neredeyse alaycı gülümsemesinin hala yerinde olduğunu hiç değilse zaman zaman daha bir belirgin olduğunu büyük bir şaşkınlıkla görüyordu. Sonunda bir şey söylemeden prensin elini tuttu Rogojin. Sanki ne yapacağını bilemiyormuş gibi bir süre öyle bekledi. Neden sonra prensi çekerek götürürken duyulur duyulmaz bir sesle benimle gel dedi. Birinci katın sağlığını geçtiler, biraz önce çıktıkları kapının karşısındaki kapıyı çaldılar. Kapı hemen açıldı. Siyah bir atkı bağlamış iki büklüm çok yaşlı bir kadın açtı kapıyı. Hiçbir şey söylemeden öne eğilerek selam verdi Rogojin'e. Çok çabucak bir şey sordu yaşlı kadına ve cevabını beklemeden yürüdü. Prensi iç odalara doğru götürdü. Yine olağanüstü temiz, soğuk, tertemiz örtülü, kaba klasik mobilyalarla döşeli loş odalardan birine geçtiler. Rogojin geldiklerini içeri haber vermedi. İki yanında iki kapısı olan arkasındaki yatak odası olsa gerek Cilalı maun ağacından bir paravana ile bölünmüş, konuk salonunu andıran geniş bir odaya geldiler. Salonun bir köşesinde, sobanın yanındaki koltukta, yaşlı olsa da yaşını pek göstermeyen, sağlıklı, yuvarlak yüzlü, saçları iyice ağarmış, ufak tefek bir kadın oturuyordu. Üzerinde siyah ipek bir giysi, boynunda büyükçe bir atkı, başında siyah kurdeleli, beyaz tertemiz bir başlık vardı.'' Bacaklarını taburenin üzerine uzatmıştı. Hemen yanında onun gibi matem elbisesi giymiş, başında yine beyaz başlık, evde sığıntı gibi olduğu belli yaşlıca bir başka kadın oturuyor, sessizce çorap örüyordu. Uzun süredir aralarında konuşmadıkları belliydi. İki yaşlı kadın Rogojin'le prensi görünce gülümsedi ve sevincini belirtmek için sevgiyle birkaç kez eğdi başını. Rogojin yaşlı kadının elini öptükten sonra şöyle dedi. Anneciğim işte benim en iyi dostum Prens Lev Nikolayevich Mışkin. Haçlarımızı değiştirip kardeş olduk. Moskova'dayken öz kardeşim gibiydi. Benim için çok şey yaptı. Kutsa onu anneciğim. Öz oğlunu kutsar gibi kutsa. Dur ihtiyarcık şöyle. Ha, dur parmaklarını birleştireyim. Ama ihtiyarcık Parfyon onun elini daha tutmadan sağ elini kaldırmış, üç parmağını birleştirmiş, prense hat çıkararak üç kez içtenlikle kutsamış, sonra sevgiyle kibarca bir kez daha başını eğerek ona selam vermişti. Parfyon, hadi gidelim artık Lev Nikolayevich dedi. Yalnızca bunun için getirmiştim seni buraya. Söylenini anlamıyor annem. Benim söylediklerimden de bir şey anlamamıştır. Ama yine de kutsadı seni. Demek ki içinden geldi. Neyse güle güle senin de zamanın yok benim de. Kendi dairesinin kapısını açtı. Prens onun yüzüne bakarak biraz sitemli, ''Gel vedalaşırken bari kucaklayayım seni.'' dedi. Rogojin'i kucaklamak için davranacak oldu ama Parfion bir an kollarını kaldırmış sonra hemen indirmişti. Kucaklaşmakta kararsızdı. Prense bakmamak için başını öte yana çevirmişti. Kucaklamak istemiyordu prensi. Birden tuhaf tuhaf gülümsedi. Pek anlaşılmaz bir biçimde Gerçi haçını aldım ama korkma saatin için boğazını kesmeyeceğim dedi. Ama birden değişti yüzü bembeyaz oldu. Dudakları titremeye başladı gözleri parladı. Kollarını kaldırdı kuvvetlice kucakladı prensi. Tıkanıyormuş gibi şöyle dedi. Senindir o kader işte senindir sana bırakıyorum onu. Rogojin'i unutma. Ve dönüp prense bakmadan hemen dairesine girdi, arkasından sertçe kapattı kapıyı. 5. Vakit hayli geç olmuştu. Saat neredeyse iki buçu geçiyordu. Prens Yapançini evde bulamadı. Kart vizitini bırakıp Vesi Oteli'ne gitmeye, orada kolyayı bulmaya, bulamazsa ona da bir not bırakmaya karar verdi. Vesi Oteli'nde ona Nikolay Ardalinoviç'in sabah erken otelden çıktığını, gelip kendisini soran olursa saat 3'e doğru otele döneceğini söylediklerini, 3'e kadar dönmezse bunun trenle Pavlovska yazlığa gittiği, yemeği orada yiyeceği anlamına geleceğini bildirdiler. Oturup beklemeye başladı prens. Bu arada kendine yemek getirmelerini de söyledi. Üç buçukta, hatta saat dörtte de gelmedi kolya. Prens çıktı otelden, rastgele yürümeye başladı. Yaz başında bazen çok güzel, güneşli, sıcak günler olur Petersburg'da. Sanki inadına o günde böyle günlerden biriydi. Prens bir süre amaçsızca dolaştı. Petersburg'u iyi bilmiyordu. Zaman zaman sokakların kesiştikleri dört yol ağızlarında bazı evlerin önünde, alanlarda, köprülerde durup bakınıyordu. Bir ara dinlenmek için bir pastaneye girdi. Kimi zaman durup büyük bir merakla gelip geçene bakıyor ama çoğu zaman yanından gelip geçenleri de nereye gittiklerini de fark etmiyordu. Ona acı veren bir gerginlik, bir huzursuzluk vardı içinde. Aynı zamanda müthiş bir yalnız kalma isteği. Yalnız kalmak kendini bu acı dolu gerginliğe en küçük bir çıkış yolu aramadan bütünüyle bırakmak istiyordu. Kalbine ve ruhuna üşüşen sorulara cevap aramaktan tiksintiyle kaçıyordu. Neredeyse ne söylediğini bilmeden bütün bunların tek suçlusu ben miyim diye mırıldanıp duruyordu. Saat 6'ya doğru Tarsko'ya selo demir hattının istasyonunda geldi kendine. Yalnızlık artık ona dayanılmaz gelmeye başlamıştı. Yeni bir heyecan bütün yakıcılığıyla yüreğini sarmış, ruhunu saran karanlık bir anda parlak bir aydınlığa dönüşmüştü. Pavloska bir bilet aldı. Çok sabırsızdı. Tren hemen kalksın istiyordu. Ne var ki sanki izleyen bir şey vardı onu ve bu sonunda düşünmeye başladığı gibi bir hayal değil, gerçeğin ta kendisiymiş gibi gelmeye başladı. Trene daha yeni binmişti ki biraz önce aldığı bileti birden yere attı. Çıktı istasyondan dalgın canı sıkkındı. Bir süre sonra sokakta yürürken de ansızın bir şeyi hatırladı sanki. Çok tuhaf, onu uzun zamandır tedirgin eden bir şeyi fark etmişti. Birden eskiden beri yapmakta olduğu ama bu ana kadar farkına varmadığı bir şeyi anladı. İşte birkaç saat öncesine kadar hatta Vesi'de belki Vesi'ye gitmeden önce bile ve birden bir şeyler arar gibi çevresine bakınmaya başladı. Ama bir anda hem de yarım saat gibi uzun süreliğine bunu unutuverdi ve sonra birden yine huzursuzca bakınmaya başladı. Birden kaldırımda bir dükkanın vitrininin önünde durduğunu, vitrindeki bir şeye büyük bir dikkatle baktığını fark etti. Hemen şöyle bir yoklamak istedi kendini. Gerçekten demin kaldırımda durmuş vitrine bakmış mıydı? Yoksa beş dakika önce mi yapmıştı bunu? Bu dükkanın önünde durduğunu hayal mi etmişti yoksa karıştırıyor muydu? gerçekten bu dükkanda vitrindeki o şey de var mıydı? Hem o gün hiç iyi hissetmiyordu kendini. Nöbetlerin başladığı zamanlardaki gibiydi işte. Böyle anlarda çok dalgın olduğunu, çok dikkate bakmazsa eşyaları ve yüzleri birbirine karıştırdığını biliyordu. Yalnız o dükkanın önünde durup durmadığını öğrenmeyi öylesine çok istemesinin özel bir nedeni daha vardı.'' Dükkanın vitrininde sergilenenler arasında onun baktığı hatta 60 gümüş kapik fiyat biçtiği bir şey vardı. Bütün dalgınlığına ve endişeli durumuna karşın bunu hatırlıyordu. Dolayısıyla böyle bir dükkan varsa ve o şey de gerçekten vitrinde bulunuyorsa demek özellikle o şey için durmuştu. İstasyondan ayrıldıktan sonra öylesine şaşkın bir durumdayken bile dikkatini öylesine çektiğine göre demek o şey son derece ilginçti onun için. Neredeyse kederli, hep sağ yana bakarak yürüyordu. Kalbi huzursuz bir sabırsızlıkla hızlı hızlı çarpıyordu. Ama işte dükkan oradaydı, sonunda bulmuştu. Tam geri dönecekken 500 adım ötede görmüştü onu. İşte 60 kapiklik o nesne. Elbette 60 kapik daha fazla etmez diye geçirdiği içinden ve güldü. Ama sinirli bir gülüştü bu. Çok fena hissetmeye başlamıştı kendini. Şimdi çok iyi hatırlıyordu. Özellikle burada bu vitrinin önünde dururken daha önce Rogoji'nin bakışını üzerinde yakaladığında olduğu gibi birden dönüp arkasına bakmıştı. Yanılmadığından emin olunca dükkanı bıraktı. Çabuk adımlarla uzaklaştı oradan. Bütün bunları etraflıca düşünmesi gerekiyordu. Kesinlikle yapmalıydı bunu. İstasyonda da hayal görmediğini anlamıştı artık. Önceki tedirginliği ile kesin ilişkisi olan gerçek bir şeyler geçmişti başından ama üstesinden gelemediği bir tiksinti dolmuştu içine yine. Bu konuyu düşünmek istemiyordu artık. Şimdi bambaşka şeyler düşünüyordu. Bu arada o sıkıntıların sara hastalığının tam nöbet gelmeden önce bir aşaması olduğu, gerilim sırasında beyninin bir anlığına aydınlandığı, yaşam gücünün olağanüstü güçlendiği gelmişti aklına. Bir şimşeğin çakması kadar kısa olan bu anda yaşam duygusu da kendini algılaması da on kat artıyordu. Aklı, kalbi olağanüstü bir ışıkla aydınlanıyordu. Tüm kaygıları, kuşkuları, tedirginliği sanki bir anda yok oluyor, müthiş bir dinginliğin, sevinç ve umudun eksiksiz bir idrakin içinde ve açık nedenlere kavuşuyordu. Ama bütün bu saniyeler, bu şimşek çakması hemen ardından nöbetin başlayacağı o nihai saniyenin habercisiydi. O saniyede elbette dayanılmazdı. Daha sonra sağlıklıyken o saniyeyi düşündüğünde sık sık şöyle diyordu kendine: Tüm bu şimşekler, aydınlanmalarla varlığımı en yüksek düzeyde hissetmem, kendi bilincime varmam, yani en yüksek düzeydeki varoluş bir hastalıktır normal durumumun bozulması değildir de nedir? Öyleyse yüksek bir varoluş falan değil, tersine varoluşun en kötüsü sayılması gerekir. Yine de giderek son derece paradoksal bir sonuca varmıştı prens. Bu bir hastalıksa ne olmuş peki? Bu anormal gerginlik ya sonucun kendisi ise ya daha sağlıklı durumdayken hissedilen, hatırlanan o an en yüksek düzeyde bir uyum, güzellik anıysa ya şimdiye kadar duyulmamış ani bir doygunluk, uyum ve uzlaşma duygusu veriyor, yaşamın en yüce senteziyle vect halini birleştiriyorsa? Bütün bu bulanık düşünceler biraz zayıf olsalar da son derece anlaşılır geliyordu ona. Bunun gerçekten de güzellik ve vect, yaşamın en yüce sentezi olduğundan kuşku duyamaz, bunu aklından dahi geçiremezdi. Evet, o anda bazı hayaller görüyordu ama bunlar bilinci bulandıran, ruhu çarpıtan haşhaş, afyon veya alkol gibi şeyler alındığında görülen olağan dışı boş hayallere benziyor muydu? Hastalıklı durumu geçtiğinde son derece sağlıklı bir yorum getirebiliyordu buna. Bu anlar tam olarak bilincin aşırı güçlenmesiydi. Yani kısaca kendi varlığının bilincine varmakla birlikte kendini son derece yoğun ve Doğrudan hissetmek. Tam o saniyede yani nöbet başlamadan önceki saniyede kendine açıkça ve bilinçli olarak bu an için hayatını verebilir insan diyorsa da demek o an gerçekten de değerdi bütün bunlara. Ne var ki çıkardığı sonucun diyalektik bölümü üzerinde pek durmuyordu. Aklın körelmesi, ruhun kararması bu dalalık bu. Aklın körelmesi, ruhun kararması, budalalık bu yüce dakikaların gayet açık sonuçları gibi geliyordu ona. Buna itiraz edecek hali yoktu elbette. Sonuçta yani o anı değerlendirmesinde hiç kuşku yok gibi yanlışlık vardı. Ancak hissettiklerinin gerçekliği yine de bir ölçüde şaşırtıyordu onu. Gerçek karşısında ne gelirdi elinden? Gerçekten öyle değil miydi? o saniyenin olanca yoğunluğuyla sınırsız bir mutluluk hissettiği o saniyenin hayatına değeceğini kendi kendine söyleyebilmişti ya işte. Moskova'da buluştukları bir gün şöyle demişti Rogojin'e. Tam o anda şu olağanüstü artık zaman olmayacak sözü çok anlaşılır geliyor bana. Gülümseyerek eklemişti. Muhammed'in sara nöbeti sırasında Allah'ın katına çıkıp devrilen testinin suyu boşalmadan döndüğü o an gibi bir andır bu. Zaten Moskova'da çok sık buluşuyorlardı Rogojin'le ve yalnız bundan söz etmiyorlardı. Rogojin demin onun kardeşi olduğumu söyledi. İlk kez bugün böyle bir şey söyledi diye düşündü prens. Yaz bahçede bir ağacın altında bankta otururken bunları düşünüyordu. Saat yediye geliyordu. Parkta kimsecikler yoktu. Batmak üzere olan güneşin önünü siyah bir şey bir an için kapattı. Hava bunaltıcıydı. Uzaktan yaklaşmakta olan bir fırtınaya haber veren bir havaydı sanki. Prens'in o andaki düşünceli hali cazip bir yem gibi çekiyordu onu. Çevresinde gördüğü her şeye hatıralarıyla, aklıyla bağlanıyor, bundan da hoşlanıyordu. O anda var olan acil bir şeyi unutmaya çalışıyor. Gel gelelim çevresine bakındığı anda kurtulmayı çok istediği o karanlık düşüncesi geliyordu aklına. Biraz önce yemek yediği lokantada garsonla o yakınlarda işlenmiş ve büyük gürültüyle birçok söylentiye neden olmuş tuhaf ve cinayetle ilgili konuştuğunu hatırladı. Ama o konuşmayı hatırlar hatırlamaz yine bir tuhaflık çöktü üzerine. Karşı konulmaz, neredeyse ayartıcı bir istek ansızın bütün benliğini sardı. Banktan kalktı, parktan çıkıp doğruca Petersburg yakasına doğru yürüdü. Biraz önce Neva kıyısında rastladığı birine Neva'nın karşısına Petersburg yakasına nasıl gidebileceğini sormuştu. Adam anlatmıştı ona nasıl gidileceğini. Ne var ki prens o tarafa yürümemişti. Nasıl olsa bugün gitmesi gerekmiyordu oraya. Biliyordu bunu. Adres de uzun zamandır ondaydı zaten. Lebedev'in akrabası kadının evini kolayca bulabilirdi. Ama onu burada bulamayacağından emindi. Kesinlikle Pavlovsk'a gitmiştir. Öyle olmasaydı Kolya konuştuğumuz gibi bir haber bırakırdı Vesida. Dolayısıyla şimdi oraya gitmeyi düşünmesinin nedeni onu görmek değildi. İçini karartan, ona acı veren bir merak da onu buraya çeken. Ansızın yeni bir şey gelmişti aklına. Evet son 6 ay içinde hiç bilmediği, beklemediği birçok değişiklik için az mı sıkıntı çekmişti? Ama yabancı ruhu karanlıktır bilinmez. Rus ruhu da öyledir. Çoğu insan için karanlıktır bilinmez. Söz gelimi uzun zamandır Rogojin'le yakındır. Kardeş gibidirler. Peki tanıyor muydu Rogojin'i? Oysa kimi zaman her şey öylesine karışık, kaos içinde düzensiz oluyordu ki şaşırıyordu. Şu demin tanıdığı delikanlı, Lebedev'in yeğeni ne iğrenç ne kendini beğenmiş, çiban başı bir tipti o öyle. İyi ama nedir benim bu yaptığım? Düşünmeyi sürdürüyordu prens. O altı kişiyi öldüren oymuş sanki. Yine karıştırmaya başladım galiba. Ne tuhaf, başım dönüyor gibi. Ama Lebedev'in kucağında bebekle ayakta duran büyük kızının ne sempatik, sevimli bir yüzü vardı öyle. Neredeyse çocuksu bir ifade, neredeyse çocuksu bir gülümseme vardı onun yüzünde. Tepinerek çocuklara gözdağı veren Lebedev'in onları taparcasına sevdiği belliydi. Ama iki kere ikinin dört ettiği gibi kesin bir şey daha vardı. Yeğenini de taparcasına seviyordu Lebedev. Peki ama daha bugün tanımışken neden böylesine kesin karar veriyordu, yargılıyordu onları? Hem Lebedev'in ta kendisi daha o gün bilmece gibi değil miydi? Böyle bir Lebedev bekliyor muydu? Tanıdığı bildiği Lebedev miydi bu? Lebedev ve Dubari Tanrım ne var ki Rogojin cinayet işleyecek olsa en azından öyle karman çorman yapmazdı herhalde. Bir kaos yaratmazdı. Sapı işlemeli bir cinayet aletiyle bir hezeyan anında 6 kişiyi. İyi ama Rogojin'de de sapı işlemeli bir şey var. Onda ama bu Rogojin'in cinayet işleyeceği anlamına gelir mi? Birden ürperdi prens. Utanmadan açık açık böyle varsayımlarda bulunmak benim için alçaklık, suç değil midir diye haykırdı. Utancından bir anda kıpkırmızı oldu yüzü. Sokağın ortasında çakılmış gibi dikiliyordu. Ansızın her şeyi hatırlamıştı. Biraz önceki Pavlos istasyonunu, yine biraz önceki Nikolayevski istasyonunu, doğrudan Rogojin'in yüzüne bakarak ona gözlerle ilgili sorduğu soruyu. Şimdi boynunda asılı Rogojin'in haçını Rogojin'in onu annesinin yanına götürdüğünü, annesinin onu kutsayışını, ayrılırlarken Rogojin'in merdivende söylediği son sözleri, onu heyecanla kucaklayışını. Sonra çevresinde bir şeyleri ararken, o dükkanı, vitrindeki o şeyi ararken yakalamıştı kendini. Ne alçaklıktı bu? Bütün bunlardan sonra şimdi belli bir amaçla Özellikle ani bir düşünceyle şimdi bir yere doğru gidiyordu. Bütün benliğini umutsuzluk ve ıstırap sardı birden. Hemen geri oteline dönmek istedi. Hatta dönüp yürümeye bile başlamıştı ki bir dakika sonra durdu, bir an düşündü, tekrar dönüp önceki yoluna devam etti. Petersburg yakasında o evin yakınındaydı zaten. Aslında önceki niyetiyle yani belli bir amaçla gitmiyordu oraya. Hem olacak şey miydi bu? Hem hastalığı geri geliyordu hiç kuşkusu yoktu bundan. Belki de o gün kesinlikle nöbet geçirecekti. Nöbetin yakın olmasından da belki tüm o karanlık düşünceler. Ama artık karanlık dağılmış, iblis kovulmuş, kararsızlık kalmamıştı. Kalbi sevinçle doluydu. Hem uzun zamandır görmemişti onu. Görmeliydi. Tam o anda Rogojin'e rastlamak isterdi. Elini tutar birlikte yürürler oraya. Kalbi temizdi. Rogojin'in rakibi miydi ki sanki? Yarın gidecekti Rogojin'e onu gördüğünü söyleyecekti. Çok doğru demin Rogojin'in dediği gibi uçarak gelmişti buraya. Sırf onu görmek için gelmişti. Belki de burada bulacaktı onu. Pavlux'a gittiği kesin değildi ya. Hem herkesin karşısındakini anlaması biraz önce Rogojin'in yaptığı gibi karamsar, tutkulu özverilerin olmaması için şimdi her şeyin dürüstçe açıklanması ve açıkça ortaya dökülmesi gerekiyordu. Rogojin bunu yapamaz mıydı yoksa? Onu olağan bir sevgiyle, ona acımadan sevdiğini söylüyor, İçinde herhangi bir acıma duygusu olmadan. Gerçi arkasından da şöyle demişti: "Senin acıma duygun belki de benim aşkımdan güçlüdür." Ama bunu söylerken kendini haksızlık ediyordu. Sonuçta kitabı almış Rogojin. Bu da acıma duygusu değil miydi işte? Yalnızca bu kitabın varlığı bile ona olan duygusunun açığa vurulması değil de nedir? Ya demin anlattıkları? Yok, tutkudan çok daha derin bir şey bu. Onun yüzü yalnızca tutku mu uyandırıyor yani karşısındakinde? Hem o yüz tutku uyandırabilir mi artık? Izdıraf var o yüzde. Karşısındakinin bütün ruhunu saran derin bir acı var. Birden ızdıraf verici kavurucu anılarla sızladı prensin yüreği. Bir süre önce onda delilik belirtileri fark ettiğinde içinin nasıl sızladığını hatırlıyordu. O zaman neredeyse umutsuzluğa düşmüştü. Hem onu bırakıp Rogojin'e kaçtığında nasıl bırakabilmişti onu? Haber bekleyeceğine onun arkasından koşması gerekmez miydi? Ama Rogojin ondaki deliliği bugüne kadar anlayamadı mı? Rogojin her şeyi başka nedenlere bağlıyor. Mesela tutkuya, ne delice bir kıskançlık. Deminki önerisiyle ne demek istemişti? Şimdi bütün bunları hatırlamanın ne gereği vardı? İki tarafında çılgınlığınaydı bunlar. Bu kadını tutkuyla sevmek prens için tuhaf neredeyse anlamsız olurdu. Hatta acımasızlık, insanlıktan uzak bir şey. Evet, yok kendine haksızlık ediyor Rogojin. Acımayı bilen, şefkatle dolu büyük bir yüreği var onun. Bütün gerçeği öğrendiğinde bu yarım akıllı, incinmiş kadının ne kadar zavallı, ne kadar acınacak bir durumda olduğunu anlayınca onun yüzünden çektiği acıların tümünü bağışlamaz mı sanki? O zavallı kadının kölesi, kardeşi, dostu, Tanrı'nın ona verdiği her şeyi olmaz mı? Acıma duygusu aklını başına getirecek Rogojin'in, eğitecek onu. Acıma duygusu bütün insanlığın başlıca ve belki de tek yasasıdır. Ah, Rogojin'e karşı ne kadar aşağılıkça, bağışlanamaz biçimde suçluydu. Hayır, böylesine bir dehşeti tasavvur edebiliyorsa, Rus ruhu değil, onun ruhuydu karanlık olan. Heyecanlı, içten birkaç sözcükten sonra Moskova'da kardeşim demişti ona. Ama bütün bunlar hastalığının sayıklamasının sonucu, bütün bunlar düzelecekti. Demin inancımı yitirdim bile derken ne kadar üzgündü Rogojin. Çok acı çekiyor olmalı. Bu tabloya bakmayı seviyorum diyordu. Hayır sevmiyor. Bakma ihtiyacı hissettiği için bakıyor. Yalnızca tutkudan oluşmuş bir insan değil Rogojin. Bir yandan da bir savaşçı o. Yitirdiği inancını savaşarak geri kazanmaya çalışıyor. Bu acıtırcasına gerekli ona. Evet, bir şeye inanma tutkusu, birine inanmak, Holbein'in o tablosu da ne tuhaftır. Ha işte o sokak. Evde şu olmalı. 16 numara. 10. dereceden bayan devlet memuru Filisova'nın evi. Burası işte. Kapının zilini çaldı. Nastasya Filipovna'yı sordu. Ev sahibesi Nastasya Filipovna'nın sabahleyin Pavlovska, Darya Aleksandrevna'ya gittiğini ve belki de efendim orada birkaç gün kalacaklarını filan söyledi. Filizova 40 yaşlarında keskin bakışlı, sivri yüzlü, ufak tefek bir kadındı. İnsanın yüzüne kurnazca dik dik bakıyordu. Prense adını sorunca prens önce cevap vermek istemedi ama giderken birden dönüp adını söyledi. Ve ziyaretini Nastasya Filipovna'ya özellikle bildirmesini ısrarla rica etti. Filizova onun bu ısrarını gayet dikkatle ve tuhaf gizemli bir tavırla dinledi. Ve hiç merak etmeyin anladım efendim dedi. Prens'in adı kadının üzerinde güçlü bir etki bırakmış gibiydi. Prens dalgın dalgın baktı onun yüzüne ve dönüp yürüdü. Oteline gidecekti. Ne var ki şimdi yüzü Filizova'nın kapısını çaldığında olduğu gibi değildi. Tekrar bir anda müthiş bir değişiklik olmuştu. Şimdi yine bembeyaz bitikti yüzü. Acıyla heyecanla kaplıydı. Dizleri titriyor, morarmış dudaklarında yitik belli belirsiz bir gülümseme dolaşıyordu. Ani düşüncesi gerçekleşmiş, doğrulanmıştı. Yine iblisine inanıyordu. Daha önce gördüğü o gözlerle orada, o evde kesinlikle karşılaşacağından emin olmak istemişti işte. Çılgınca bir istekti bu. Peki gerçekten de onları orada gördüyse, şimdi neden bu kadar şaşkın ve yıkılmıştı? Böyle bir şeyi beklemiyor gibiydi. Evet aynı gözlerde sabahleyin Nikolayevski istasyonunda trenden inerken kalabalık arasında ışıyan daha sonra Rogojin'in evinde sandalyeye otururken arkasında yakaladığı aynı gözlerdi. Rogojin inkar etmişti demin çarpık buz gibi soğuk bir gülümsemeyle sormuştu kimin gözleri olabilir diye. Biraz önce Tarsko'ya Selo demiryolu hattının istasyonunda Rogojin'e gitmeyi ona bu gözlerin kimin olduğunu sormayı çok istemişti. İstasyondan koşarak çıkmış ancak bir bıçakçı dükkanının önünde vitrindeki 60 kapik değer biçtiği sapı işlemeli geyik boynuzundan bir şeye bakarken gelmişti kendine. Tuhaf, korkunç bir iblis iyice eline geçirmişti onu artık bırakmıyordu. Yaz bahçede ıhlamur ağacının altında kendinden geçmiş bir durumda otururken bu iblis fısıldıyordu kulağına. Rogojin için seni sabahtan beri izlemek, her attığın adımı bilmek çok gerekliydi ise Pavlovska gitmeyeceğini öğrenince sabahleyin dürüst bir insan olarak onu görmeye gitmeyeceğini, Petersburg'a bunun için gelmediğini söylediğin için doğru oraya Petersburg yakasındaki o eve gideceğini düşünüp seni o evde bekleyecektir. Prens de hırsla o eve gitmişti işte. Öyleyse gerçekten de orada Rogojin'le karşılaşmasında şaşılacak ne olabilirdi? Orada mutsuz, karamsar, ruhsal durumu bozuk biriyle karşılaşmıştı. Bu da son derece olağandı. Mutsuz adam gizlenmiyordu bile şimdi. Evet az önce nedense saklamıştı kendini Rogojin. Yalan söylemişti. Oysa istasyonda neredeyse hiç saklanmadan durmuştu. Hatta kendisi prens saklanmıştı Rogojin'den. Şimdi eve geldiğinde ise Rogojin 50 adım ötede çapraz karşı kaldırımda kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş dikiliyordu. İyice ortadaydı ve sanki özellikle kendini göstermek istiyordu. Bir suçlayıcı bir yargıç gibi duruyordu orada. Şey gibi değil, peki ne gibi değil? Peki o prens kendi neden gitmemişti yanına da Göz göze geldikleri halde onu fark etmemiş gibi öte yana çevirmişti başını. Evet göz göze gelmişlerdi ve birbirlerine bakmışlardı. Az önce onun elinden tutup oraya onunla gitmek isteyen kendisi değil miydi? Yarın evine gidip ona gittiğini söylemeyi düşünen kendisi değil miydi? Peki demin oraya giderken yarı yolda içi birden sevinçle dolduğunda iblisini kovan kendisi değil miydi? Yoksa gerçekten de değişik bir şeyler mi vardı Rogojin'de? Yani bugünkü Rogojin'in sözlerinde, davranışlarında, yaptıklarında, bakışlarında prensin korkunç önsezilerini, iblisinin fısıltılarını gerçekleştirecek bir şeyler mi vardı? Apaçık ortada olsa da kolay kolay analizi yapılamayan, anlatılamayan, yeterli kanıtlarla doğrulanamayan yine de bütün zorluklara karşın bir bütün olarak kalabilen İster istemez eksiksiz bir inanca dönüşebilen bir şeyler. Neye olan inanç? Durmadan sitemler ederek, öfkelenerek kendi kendine şöyle diyordu. Cesaretin varsa bu inancın neye olduğunu da söyle bakalım. Açıkça olduğu gibi yan çizmeye çalışmadan söyle. Öfkeden yüzü kıpkırmızı, ah ne aşağılık bir adamım ben diye tekrarlıyordu. Şimdi hayat boyu ne yüzle bakacağım bu adamın yüzüne. Ne kadar kötü bir gün bu. Ah Tanrım, tam bir kabus. Uzun ve acılarla dolu Petersburg yakasından dönüş yolunun sonunda bir anlığına karşı konulmaz bir isteğe kapıldı prens. Hemen şimdi Rogojine gidip evde onu bekleyecek, gelince utanç içinde gözyaşları dökerek kucaklayacak ve ona her şeyi anlatıp bütün bunlara bir anda son verecekti. Ama bu arada otelin önünde bulmuştu kendini. Buraya ilk geldiğinde hiç sevmemişti bu oteli. Görür görmez koridorlarından da odalarından da binanın kendisinden de nefret etmiş, gün boyunca akşama oraya dönmek zorunda olduğunu tiksinerek hatırlamıştı. Avlu kapısının önünde durup sinirli bir gülümsemeyle şöyle geçirdiği içinden. Bugün ne oluyor bana? Hasta kadınlar gibi her önsezime inanıyorum. Tam kapıdan girerken dayanılmaz yeni bir utanç, neredeyse bir umutsuzluk dalgası olduğu yere mıhladı onu. Bir dakika öylece durdu. Bazen böyle olur insana. Dayanılmaz, özellikle utançla karışık hatıralar aklına gelince öyle durdurur onu. Canı sıkkın, evet kalpsiz, ötlek biriyim ben diye tekrarladı kendi kendine ve olduğu yerden koparcasına yürüdü. Zaten karanlık olan kapı, kapkara bir fırtına bulutu akşamının Işığını yuttuğu için şimdi daha da karanlıktı. Tam prens binaya yaklaşmıştı ki fırtına bulutu birden açıldı, yağmurunu boşalttı. Bu arada prens bir dakikalığına durduğu yerden kopup hızla yürümüş tam sokak kapısının önüne gelmişti. O anda içerinin karanlığında üst kata çıkan merdivenin başında bir adam gördü. Adam sanki birini bekliyordu ama bir an görünüp kaybolmuştu. Adamı iyice görememişti prens. Dolayısıyla kim olduğunu söyleyemezdi. Ayrıca bir oteldi burası. Merdivenlerden inen çıkan çok olurdu. Ama birden o adamı kesinlikle tanıdığı ve Rogojin olduğu duygusuna kapıldı. Hemen adamın arkasından merdivenden koşarak çıkmaya başladı. Kalbi duracak gibi çarpıyordu. Tuhaf bir kararlılıkla şöyle geçiriyordu içinden. Her şey anlaşılacak şimdi. Prensin kapıdan geçip koşarak çıkmaya başladığı merdiven iki yanında odaların bulunduğu birinci ve ikinci katın koridorlarına çıkıyordu. Eski yapıların hepsinde olduğu gibi bu merdiven karanlık, dar, taş bir merdivendi ve kalın bir taş sütunun çevresinde dolanarak yükseliyordu. İlk sahanlıktaki bu sütunda genişliği bir adımdan dar, derinliği ise yarım adım kadar tam bir insanın sığabileceği niş benzeri bir oyuk vardı. Prens koşarak sahanlığa çıktığında ortam karanlık olsa da birisinin nedense bu oyukta gizlendiğini fark etti bir an koşarak geçmeyi, dönüp sağına bakmamayı düşündü. Bir adım atmıştı ki dayanamayarak dönüp baktı. Önceki bir çift gözle aynı gözlerle tekrar göz göze gelmişti. Oyukta gizlenen adam da ortaya çıkmıştı. Ona doğru bir adım attı. Bir saniye karşı karşıya neredeyse birbirlerinin soluğunu duyacak kadar yakın durdular. Prens birden omzundan tuttu adamı. Merdivene ışığa doğru çevirdi. Yüzünü iyice görmek istiyordu. Rogojin'in gözleri parladı. Çılgın bir gülümsemeyle yüzü çarpıldı. Sağ kolunu kaldırdı. Bir şey parladı elinde. Prens onun kolunu tutmayı düşünmemişti bile. Yalnızca şöyle bir çığlık attığını hatırlıyordu. Parfyon inanmıyorum. Arkasından ansızın bir şey açıldı önünde sanki. İçinden gelen olağanüstü bir ışık aydınlatmıştı ruhunu. O an belki yarım saniye kadar sürmüştü. Ne var ki o yarım saniyenin başlangıcını ve göğsünden kendiliğinden kopup çıkan, durdurmaya gücünün yetmediği o korkunç çığlığın ilk sesini çok iyi hatırlıyordu. Sonra bir anda yitirdi bilincini, her şey karanlığa büründü. Uzun zamandır gelmeyen Sara nöbeti gelmişti işte. Bilindiği gibi Sara nöbeti özellikle düşüren dedikleri çeşidi bir anda gelir.'' O anda saralının yüzü çarpılır, özellikle gözleri kayar, tüm bedeninde yüzünde kasılmalar olur. Anlatılamaz, hiçbir şeye benzemeyen korkunç bir çığlık kopar göğsünden. Bu çığlıkta insana özgü her şey bir anda yok olur gider. Onu duyan kişinin bu çığlığın karşısındaki insandan çıktığını düşünmesi olanaksızdır. Hatta karşısındakinin içindeki başka biri çığlık atıyor sanırsınız. Hiç değilse çoğu kimse böyle bir izlenime kapılmıştır. Sara hastalarının nöbet anındaki görünüşü çok kimseyi handi ise mistik bir yanı olan anlatılamaz bir dehşete düşürür. Rogoshi'nin de bütün öteki korkunç izlenimlerin yanında o anın böylesine birdenbire gelen dehşeti karşısında donup kaldığı söylenebilir. Bu da prensi kaçınılmaz bıçak darbesinden kurtarmıştı. Prensin nöbet geçirmekte olduğunu henüz anlayamayan Rogojin onun sallanmaya başladığını, birden sırt üstü düştüğünü, merdivenden aşağı yuvarlandığını, başını merdivenin taş basamağını çarptığını görünce onun üzerinden atlayıp neredeyse kendinde olmadan koşarak indi merdivenden, otelden çıkıp gitti. Prens sarsılarak, titreyip kasılarak 15 basamaktan fazla olmayan merdivenin dibine kadar yuvarlandı. Çok geçmeden 5 dakika sonra onu fark ettiler ve başına bir kalabalık toplandı. Başının çevresindeki kan birikintisi şaşkınlık yaratmıştı. Adam kendi mi düşmüştü yoksa birinin günahı mı söz konusuydu? Yine de birileri bunun sarı nöbeti olduğunu anlamakta gecikmedi. O da hizmetlilerinden biri prensin otel müşterilerinden olduğunu söyledi. Sonunda güzel bir rastlantıyla kargaşa sona erdi. Saat dörde doğru Vesi'de olmaya söz veren ama Pavlos'ka giden Kolya, General Yapançi'nin eşinin yemeğe kalması önerisini geri çevirip ani bir kararla Petersburg'a dönmüş ve saat yedi sularında Vesi'ye gelmişti. Kendisi için bırakılan nottan prensin kentte olduğunu öğrenince Doğru nottaki adrese koşmuştu. Prensin dışarıda olduğunu öğrenince alt kattaki büfeye inmiş, çay içerek ork dinleyerek beklemeye başlamıştı. Konuşmalardan birisinin sarı nöbeti geçirdiğini öğrenince de doğru bir önseziyle olay yerine koşmuştu. Hemen tanımıştı prensi. Hiç gecikmeden gereken her şey yapıldı. Prensi odasına taşıdılar. Ayılmıştı gerçi ama bilinci uzun süre yerine gelmedi. Yaralı başına bakması için çağrılan doktor yaranın hiç tehlikeli olmadığını söyledi, kompres yaptı. Bir saat sonra prens iyice kendine gelip çevresinde olan biteni anlamaya başladığında kolya onu otelden çıkarttı. Bir arabaya bindirip Lebedev'in evine götürdü. Lebedev hastayı büyük bir coşkuyla yerlere kadar eğilerek karşıladı. Onun için yazlığa gitmeyi öne aldı. Üç gün sonra ailece Pavlos'taydılar.